geceler sevgili seyirciler. Öteki gündeme başlıyoruz. Bu gece geçen haftadan söz verdiğimiz gibi din akıl ilişkisini konuşmaya devam edeceğiz. Yaşamdaki iyilik ve kötülüğün inançla ilişkisi çokça merak edildi bu hafta. Gelen tweetlerden, maillerden bunu anladık. Dünyada neden kötülük var sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Nasıl bir sınav yeridir bu dünya, öyle midir? Bunu sormak istiyoruz. Özgür iradeden bahsediliyor ya. Özgür irade neyle sınırlı? Eğer kader varsa özgür iradenin kaderdeki yerine gibi sorularımız var. Daha birçok, özellikle din ve bilim ilişkisi ve aynı zamanda inanç ve ahlakla ilgili olarak akla takılan soruları konuklarımıza yönelteceğiz. Kimlerle birlikteyiz? Tarihçi yazar Ayşe Hür. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Doçent Doktor Sinan Canan hoş geldiniz ve Doçent Doktor Caner Taslaman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi geçen program çok ses getirdi açıkçası. Alkışlayanlar, aa evet bu konuları da konuşuyorsunuz ne kadar güzel oldu diyenler, ama bunun yanında eleştirenler, işte Ayşe Hanım olsun, bizi vay niye işte bu konuklarla onu az konuşturdun, bunu çok konuşturdun, işte sen ateist misin? Ateist. Ateist misin? Ha, evet. Sonra galiba Ayşe Hanım siz tek kaldınız, işte 2'ye 1 nasıl oluyor bu iş diyenler, değil mi? Haksızlar mı? Ama şöyle, biz her birimiz kendi fikrimizi söylemeye geldik. Yani evet. Sinan Bey'le de farklı fikrimiz çıkabilir. Yani biz böyle bir tartışma girsin de bir atışalım, yüksek tansiyon, eski bir program vardı onun gibi şey yapalım diye de gelmedik yani. Aslında üçümüzün de yani bir sorun yok demek istiyor, ben tercüme edeyim. Üçümüzün de çıkarken yani memnun olduğumuz nokta konuşabilmemizdi açıkçası yani. Netameli mevzular, çünkü insanlar, devletler savaşıyor bu konularda yani. Doğru. Medeniyetler savaşıyor, o yüzden konuşmak bir artı diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Bir de şunu öyle unutmamak lazım ki geçen program Ayşe Hanım hep zor konuları ortaya atıyor. Bir saatlik konular atıyor tam anlatıyoruz, yarısında bir daha bir saat ortaya atıyor. Yani bir, bugün şimdi... hastayım yukarıdaki sizden yana. Siz rahat o hepimizden yana, bakalım nasıl gelecek. Evet. Ama Ayşe Hanım çok güzel mesela telefonda konuşurken şey diyor, Allah mahcup etmesin, değil mi? Öyle mi? Yok öyle mi de yapıyorsunuz o espriyi? Evet, arada sırada. Binti Havva diyorum, bana hemen diyorlar ki Ayşe Hanım var mı ateistlik terminolojisinde böyle bir şey? Ya işin diyorum esprisi yani, o her şeyi niye kullanmayayım, tapulu malınız mı? Terminolojisi de mi sizin diyorum. Peki bu gece de zannediyorum yine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öyle umut ediyoruz. Hashtag'imiz Öteki Gündem sevgili seyirciler. Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Öteki Gündem TV programımıza ait olan Twitter account diyelim, hesabı. Habertürk TV yine kanalımıza ait. Ben Çift Pelin. Dolayısıyla oralardan yorumlarınızı, görüşlerinizi aktarabilirsiniz diyelim. Caner Taslaman, ben hoş bir şey anlatayım da hadi öyle başlayalım demiştiniz. Neydi? Hayır o? Yani geçen hafta tabii bir güldüğümüz olay oldu. Buradan programdan gittikten sonra da arkadaşlar gösterdi. Ayşe Hür Hanım'ı Cemalnur Sargut Hanım sanmışlar. Herhalde biraz zayıf olmaları ve saç modelleri benziyor. Oradan zannetmişler. Tabii birileri Cemalnur Sargut televizyonda koş izle demişler, ama izleyenler demiş ki Allah Allah, hiç biz bu Cemalnur Hanım'ı böyle bilmezdik. Bir de ondan sonra bazıları da şey, yani bu nasıl Mevlevi acaba demişler. Allah Allah, böyle neler söylüyor demişler. Bu kadar mı benziyormuş? Bunu bana takılmak babından Twitter'da sürekli, hatta kızdırmak için de bir parça yeter artık deyip kaç kişiyi blokladığım bile olmuştur. O kadar çok uzatırlar ki bu şakayı. Demek ki artık bu benim kaderim yani. Ben şu anda yani artık. Bu şu anda anekdot geçince baktım, benziyorsunuz hakikaten. Yani güzel, hoş bir hanım yani. Benim için bir mahsuru yok. Sadece onun için kötü bir ün olabilir yani bana benzemek. Çünkü ben onun temsil ettiği şeylerin tam zıttını temsil ediyorum anladığım kadarıyla. Neyse, herkes sonuçta evet, kendinden mesul diyelim ve şöyle başlayalım. Şimdi geçen programda kötülüğü çok konuşamadık. Aslında zannediyorum konu şöyle gelmişti. Hani burası bir imtihan dünyası. Siz demiştiniz ki madem her şeye kadir Yaradan, o zaman neden acılarla insanı belli bir noktaya getiriyor ve pişiriyor? Böyle olacağına hani herkesi iyi yaratsaydı. Hafta içinde sizin bir konferansınızı dinleme şansım oldu. Çok da güzel ifade ediyordunuz. Sizden alıntılayarak bir soruyu yönelteceğim. Şimdi içimizde bir nefs var. Hayvani benlik var. Bir şekilde hep onu dizginlemeye çalışıyoruz, terbiye etmeye çalışıyoruz. Bunun bizi daha iyi bir insan ya da inanç dünyamızda da daha iyi bir mertebeye getireceğine inanıyoruz. Peki bu nereden geliyor? Madem ki çamurdan yaratıldık, madem ki ruhumuza üflendi, neden bu özellik ilave edildi? Siz başlamak ister misiniz? Valla bu özelliğin neden ilave edildiğini teolojik olarak işte Caner Hoca belki açıklar ama ben şunu söylüyorum. Biz şimdi bu canlılar, bütün dünyadaki canlılarla ortak bir yaşam paylaşıyoruz. Beyinlerimiz ortak, karaciğerlerimiz ortak, her şeyimiz ortak. Dolayısıyla onlarla ortak bir takım hissiyatları içermek bana hiç acayip gelmiyor. Biz genellikle biyologlar olarak bu evrenin çocuklarıyız, bu doğanın çocuklarıyız lafı çok kullanılır. Gerçekten de biz bu tabiatla kopmaz bir bağlantı içerisindeyiz. Baktığınız zaman yani genetik olarak canlılarla akrabalığımız olsun vesairemiz, beden yapılarımız açısından insanı diğer canlılardan farklı yapan çok fazla bir şey yok. İlginçtir. İşte bir hani çok kötü görüyoruz ya domuzu mesela Müslümanlar olarak. Domuzun kalbini çıkarıp insana taktığınızda çalışabiliyor mesela. Böyle de bir canlılar arasında enteresan bir bağlantı var. Şimdi biz sinir sistemini anlatırken öğrencilerimize işte sinir sisteminin katlı yapısından bahsederken işte alt kısımlar, bu temel davranışlarımızı yöneten beyin sapı bölgeleri aynen sürüngenlerde bulunan yapıya benzer deriz. İşte biraz üstü daha alt grup canlılarda, biraz daha üst grup canlılarda, daha doğrusu insanlarda da bulunan canlılara ve en üstte işte beynin ön tarafı da bir insanı insan yapan özellikleri kontrol eden yüksek yerlerdir. Şimdi böyle baktığınız zaman biyolojik bedenimiz sadece bizi insan yapmaya yetecek özellikleri çok fazla göstermeyen, bedene baktığınızda çok bir farkımız yok. Şimdi dolayısıyla böyle bir setup, böyle bir kurgu içerisinde insanın bir bedeni tarafı var. Bir de işte o ruhsal dünyası diyelim, psikolojik dünyası ne dersek diyelim. Yani bu felsefede işte emergent, zuhur eden denen bir takım özellikleri var. Bunları yan yana koyduğunuz vakit bedenle ilgili, bedenin bize vereceği çeşitli özelliklerin içerisinde ben şahsen bir biyolog olarak hayvani itkiler diyebileceğimiz itkilerin var olmasını hiç garip görmüyorum. Artı bunlar bizim yaşantımızı sürdürmemiz için yani kaybedemeyeceğimiz kadar kıymetli şeyler. Örneğin bir açlık, yeme vesaire güdüsü olmasa hayatta kalamayız. Üreme güdüsü olmasa soyumuzu devam ettiremeyiz. Bunlar bütün hayvanlarla, bütün canlılarla paylaştığımız bir şey. Ama üstüne bir şeyler var ki mesela ödülü geciktiriyoruz biz. Mesela ödülden uzak duruyoruz. Belli bir ilerideki bir hedef için bugünkü zevki erteleyebiliyoruz. Mesela böyle garip özelliklerimiz var. Bunları da pek diğer hayvanlarla paylaşmıyoruz. Yani insana has bazı şeylerimiz var. Bu minik bir örnek. Ödül dediğiniz cennet mi? Hayır, hayır. Yani mesela diyelim işte bugünkü işte bir film seyretmenin zevkini yarınki bir sınavda yahut bir ne bileyim doçentlik başarısını elde etmek için terk edebiliyoruz. Yani ileriye dönük plan yapabilme özelliğimiz var. Bugünü feda edebilme özelliğimiz var ilerideki bir büyük hedef için. Dolayısıyla hani bunlar üstün insani özellikler diyebileceğimiz şeyler. Bunların yanında diğerlerini aldığın zaman insan tam insan oluyor ve benim kişisel olarak hani beyinden yola çıkarak söyleyebileceğim şey şu. Biz hayvani güdülerle doğuyoruz. Bir bebek işte bir şempanze bebeğinden farkı yok doğan bebekten. Hatta insan bebekleri çok daha erken doğuyorlar. Hani doğabilmeleri için anne bedeninden biraz erken doğum yapar insanlar. Ve yani bu süreç içerisinde ve büyüme gelişme dediğimiz süreçte biyolojik donanımımızla getirdiğimiz şeyleri, bilgi, görgü, sosyal ilişkiler, inançlar her neyse bir sürü faktörle geliştirip daha ileri taşıdıkça insan tekamülü dediğimiz bir süreç yaşıyoruz. İşte bu tekamül düzeyi de bizim bu dünyadaki yolumuzu belirliyor, yordamımızı belirliyor. Kimisi biliyorsunuz belli bir düzeyde kalmayı tercih ediyor. Hani tercih ediyor ya da şartlar onu zorluyor diyelim. Kimisi bedensel seviyede kalıyor, kimisi bambaşka bir aleme gidiyor. İşte bunun popüler ve bilinen örnekleri Budist rahiplerinin yaptığı garip şeylerdir. Onlar hani popüler medyada çok iyi bilindiği için bedeni aşıp bütün kainatla bir olma falan filan tecrübelerini bunlardan çok duyarız. Dolayısıyla insan böyle geniş bir yelpazede gelişebilme kapasitesine sahip. Ama ben açıkçası şöyle bir görüşü biyolojik olarak çok makul bulmuyorum. Yani bir insan yaratıldı ayrıca, sonra sırf gıcıklık olsun diye onun içine böyle bir hayvan sokuldu. Böyle değil pek. Hayvan dediğimiz şey kötü bir şey değil. Yani bizim bu dünyayı paylaştığımız diğer canlılar bunlar ve biz o canlıların bir parçasıyız. İçimizde de onlardan bir parça var. Ama bu parça bizim insani tekamülümüze basamak yapmamız için içimizde ve biz hepimiz de aslında bundan hayatımız boyunca çok faydalanıyoruz. Hı. Özetle öyle söyleyebilirim. İstiyorsa bir teolojik olarak biraz bir şeyler diyelim. Yani geçen haftada vurguladığım gibi yani burada bana göre bizim buradaki belli kötülüklerle muhatap olmamızın, kötülüğün olmasında iki tane temel kavram var. Bunlardan bir tanesi imtihan dünyasında olmamız, iki insanın özgür iradesi. Doğada çıkan kötülüklerin temelinde bir yerde bu iki tane şeye özellikle atıf yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların özgür iradesi vermek demek insanlara aslında insanın yanlışı da seçebilme ihtimalini vermek demek. Yani insan ahlaklı olabileceği gibi mesela çocuğunu kendisini ne bileyim bakmak istemeyip de öldürebilir. Veyahut da kimi anneler görüyoruz mesela son dönemde ekranda. Tabii, veyahut da yeterli başındaki sorumluluğu yerine getirmeyebilir. Kendi gücüyle, emeğiyle zengin olmak yerine başkasının malını seçmeyi de irade edebilir. Bunların hepsinin altında kötülükler çıkıyor. Tabii ki bu kötülük yapmanın bedelini insan kendisi ödemiyor. İşte o başka bir çocuk da o özgür iradenin bedelini ödüyor. Malı çalınan kimse de ödüyor. Yani özgür iradeden kaynaklanan kötülükler etrafa da veriyor. Fakat burada şunu düşünmek lazım. Dinin koyduğu temel paradigma içinde bizim bu dünyadaki varlık sebebimiz mutluluk değil sadece. Yani bizim Allah'ı tanımamız, Allah'la iletişime geçmemiz bizim buradaki varlık sebebimizdir. Önce bizim dinin ortaya koyduğu çerçeveyi anlamamız lazım. Niye burada olduğumuz için. O çerçeveyi anlamadan hiçbir şey anlayamayız. Salt bu dünyada mutluluk için olaya bakanlar, işte falanca dünyada çok fakirdi, işte o fakirlik içinde gitti, niye buna böyle oldu, öbürü zengin oldu gibi şeyler derler. Fakat ahiretin varlığına, dünya hayatını beraber ancak düşününce, bu hayattaki gerçek amacımızın mutluluk olmadığı anlaşılınca bütün burada taşlar yerine oturacaktır. Ahiret penceresinden bakan bir insan için dünyada çekilen acılar ne kadar büyük olursa olsun hepsi çok çok küçük kalır. Ve bir inanan için Allah'ın varlığını bilmek, onunla iletişime geçmek o kadar büyük bir iyiliktir ki dünyadaki bütün kötülükler, bütün negatiflikler bunun yanında çok çok küçüktür, çok çok önemsizdir. O yüzden bizim bu pencereden bakmamız lazım. Biraz da tabii geçen hafta zor bir konuyu açıklamak için biraz zor anlaşılmış ama onu bir daha tekrar etmek istiyorum. Zor da anlaşılan kesim şuydu, sorulan soru şuydu, Allah var, kötülük var, nasıl bunlar bir arada oluyor şeklindeydi. Benim anlatmaya çalıştığım şey şuydu, Allah'ın varlığına biz referans, yani buradan Allah'ın yokluğuna bir geçiş yapılamayacağını, kötülükten, dünyada kötülük olgusundan geçiş yapılamayacağını, çünkü özgür irade ve imtihan kavramları bunları açıkladığını söyledim. İlaveten hemen bir şey söyledim, dedim ki siz Allah'a atıf yapmazsanız kötü kavramını bile temellendiremezsiniz. Kötü kavramı demek, yani bir şey kötü diye bilmeniz için, evrende kötülük var demeniz için sizin bir referans noktanızın olması lazım. Çünkü biz bir şey kötü deyince, mesela çocuklar işkence yapmak kötüdür dediğimiz zaman veya başkasının malını çalmak kötüdür dediğimiz zaman dediğimiz şu oluyor. Ben kendim, benim toplumum ne düşünürse düşünsün bizden bağımsız olarak bir kötü kavramı var. Şimdi peki şöyle düşünemez miyiz? Birilerine acı vermek kötülüktür gibi düşünemez miyiz? Tabii ki birilerine acı vermek kötülüktür ama neye göre? Ben onu diyorum. Ben ellerimi yıkadığım zaman o örneği vermiştim hatırlıyorsanız. Bakterileri öldürüyorum. Eğer ki insan salt biyolojik bir organizma ise benim ellerimi yıkamamdan geri kalan bir insanın öldürülmesi veya acı verilmesinin ne farkı var? Mesela biz tavukları pişirip yiyoruz. Herhangi bir insanın bir insanı pişirip yemesindeki fark ne? İkisi de o zaman etten, dokudan oluşuyor. Yani insanı farklı kılacak bir o ontolojik temel bulmamız lazım. O ahlaki kavramlarımıza bir temel bulmamız lazım. Allah'ın varlığını kabul ettiğimizde o zaman ahlaki yasalar sırf insan zihninden veya toplumdan çıkan şeyler olmuyor. O zaman siz kötülüğü de tarif edecek bir temel buluyorsunuz. Veya iyi kavramı da tarif edecek bir temel buluyorsunuz. Ben o yüzden diyorum ki Allah'ın varlığını inkar edince kötülük kavramını bile temellendiremeyeceğiniz için o zaman kötülük kavramından yola kalkarak Allah'ın varlığına karşıt da bir şey söylemeniz mümkün değil. Fakat peki biz niye o zaman ateistlerde, inananlarda, birçok dinden insanda kötülük kavramı hakkında çok rahat düşünüyorlar? Bunun nedeni aslında çok basit. Çünkü hepimizin biyolojik yapısına, Kur'an-ı tabirle söylemek gerekirse fıtratımıza iyi ve kötüyü ayırt edecek bir kapasite verilmiş. Dikkat edin, doğada hiçbir şeyde iyi veya kötü yoktu. Yani bilinç dışında hiçbir şeyde iyi veya kötü yoktu. Bir protonun iyi veya kötü olduğundan bahsedemeyiz. Dalga parçacık olmakta iyi veya kötü diye bir şeyden bahsedemeyiz. Yani zihin hallerinin hiçbirinden aslında bahsedemeyiz. Ama iyiden ve kötüden de bahsedemeyiz. Ben bir ilave yapayım mı? Evet. Mesela bu bayağı ilham verici olmuştu bana geçen. Ben çünkü felsefi olarak daha önce bu problemin üzerine hiç derinlemesine düşünüyorum. İyi ki açtınız o mevzuyu. Bugün de ben İstanbul'a erken geldim. İşte bazı dostlarla buluştuk burada. Onların da sürekli gündeminde bu konu vardı. Bunu konuşuyoruz ve konuşurken şöyle bir noktaya geldik. Ben yine tabii mesleki açıdan bakıyorum. İnsanı tabiattan çektiğiniz zaman kötü diye bahsedebileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Yani insanı alın, bir insansız bir orman, insansız bir denizli bir şey. Yani buralarda bir kötülük yok. Doğal bir denge var. Mesela Bir işte bizim çocuklar belgesel seyrederken efendim işte bir köpek balığı gidiyor bir masum Yunus'u yiyor mesela atıyorum. Bunu gördükleri zaman ay ne kötü diyorlar ama ileride öğrenecekler ki o Yunus'u o köpek balığı yemese Yunuslar bir süre sonra bütün okyanusu istila edecekler ve başka türe yer kalmayacak. Yani bir biyolojik denge içerisinde sistem bu şekilde kurulmuş işliyor. Buna etiketleme yapan varlık biziz. Dolayısıyla bu etiketlemeyi yaptığımız zaman da işte iyi kötü kavramı ortaya çıkıyor. Ben daha evvel bunun üzerinde böyle bir biyolojik açıdan da düşünmemiştim. Mesela buna da bir çıkış oldu. Bir şey tam yarım kaldı. Sen onlar aralarda konuşsun. Yok Ayşe Hanım'a da diyeceğim tam çünkü benim de yarım kalsın. Doğuştan hepimizde iyi kötü eğilim olduğu için zihnimizde. Ben o yüzden geçen hafta hatırlıyorsanız şunu dedim. Ateistler dindarlar kadar kimi zaman bazıları dindarlardan çok da ahlaklı olabilirler dedim. Bu aslında niye olabilirlerin de cevabı burada. Çünkü biyolojik olarak hepimizin yapısında doğuştan bir ahlaklı olma eğilimi var. Çocuklar üzerinde son 20-30 yılda yapılan kognitif sağ yani bilişsel bilimler ve psikoloji alanındaki deneyler de bunu gösteriyor. Fakat demek istediğim şu, bu bizim midemizin bir çalışmasından, karaciğerimizin bir fonksiyonundan farklı bir şey olmaz. Her ne kadar hepimizde ahlaki bir eğilim olsa da o yüzden bunun bir rasyonel, mantıksal temelini bulamayız. Mantıksal temeli ancak Allah'a atıf yaptığımız zaman. Çünkü ahlak yasası bağlayıcı bir yasadır. İnsan zihninden, biyolojik yapısından çıkan bir yasanın bağlayıcılığından söz edemeyiz. İyi veya kötü kavramında. Son bir şey daha söyleyeyim. Buradaki tabii ki önemli olan şeylerden biri şu. Bana göre dünyada kötülüğün olması İslami açıdan bakarsak Allah'ın ahireti yaratacağının delillerinden biridir. Çünkü dünyada birçok insan kötülük yapıp o yaptığı kötülükle kalarak gidiyor. Birçok insan iyilik yapıp karşılığını almadan gidiyor. İnanan bir insan için dünyada kötülükleri görmek ahiretin varlığının en önemli delillerinden biridir. Diğer taraftan Allah'ın varlığını anlayan bir insan için de şu anlama gelir dünyada acıların olması, kötülüğün olması. Demek ki bu sistemi yaratan kişi insanların acı çekeceği bir sistem de yaratıyor. O yüzden ahirette de acı pek hala mümkün. Çünkü dünyayı yaratan Allah'sa bu kötü o zaman çünkü bizi kötülükle nitelendirilmiş şeylerin çoğu aslında insan acı çekmesiyle alakalı. O zaman onun kurduğu sistemde acı çekilmesi de pek hala mümkün. Bu dünyada mümkünse ahirette de pek hala mümkün diye aslında bize göre kötülük yani Müslümanlara göre ahiretin varlığının da bir delilidir. Evet. O kadar çok söylenmesi gereken şey var ki ve hakikaten ciddi bir şey soğuk algınlığıyla evet geçmiş hayır olsun. Bir de bu tür tartışmalarda gerçekten başını kaçırırsak ki biz onu başı geçen seferde kaldı. Şimdi oradan tekrar ilmekleri kurmak belki gerekiyor. Hani ben evrende kaç milyar şey var? Bizim galaksimizde kaç milyar? Yıldız. Gezegen. O 10 ile 30 milyar arasında olduğu tahmin ediliyor. Daha fazladır. En az 100 milyar tane de benzeri galaksi var yani. Hani bu yaratıcı diye konuştuğumuz biraz önce kişi dedi aslında o da ayrı bir başlık olarak antropomorfik bir kavramsallaştırma ayrıca konuşulmalı bence. Bu varlığın eğer bu evrende kendi büyüklüğünü, becerilerini, maharetlerini, yüceliğini takdir edecek bir varlık yaratması gerekiyorsa o insandı diye değil mi? Öyle bakıyoruz. Yok. İnsan yoksa Tanrı yoktur. Yok öyle bir şey demedik. Demiyorsunuz. Yani Allah'ın yaratma potansiyellerinden birinde insan gibi canlı da yaratmak var. Bir sürü potansiyelinde de var. İnsan olmadan onu takdir edecek, onun varlığı üzerine düşünecek, onunla ilgili şeyler tapacak, ona sevecek. Kim olabilir ki? Gezegenler, kuasarlar. Bilinçli bir varlığı kastediyorsunuz. Evet, yani bir bilinçli varlık olmak ki bilinçli varlık. Bilinçli bir varlık yaratması gerekiyor ki bu tablo içerisinde ona müthiş bir şeyle güçle karşı karşıyayız desin. Bertan Taslaman'ın bir sözü var. Eğer diyor bunu hakikaten bir yaratıcı yaratırsa ön sözü bayağı diyor uzun tutmuş diyor. Yani evrenin büyüklüğünü düşündüğümüz zaman 100 milyar galaksi 100 milyar bizim ölçebildiğimiz şu anda belki daha da geniş bir evrenle karşı karşıyayız. Ve bu galaksilerin bu 100 milyar galaksiden bir tanesinde yine 10 ya da 30 milyar gezegen onlardan bir tanesi sistemde güneş sisteminin belli bir bölgesinde o Goldilocks diyorlarmış o bölgeye çok hassas dengelerin olduğu bir bölge ve burada hayatın oluşabilmesi için gerçekten çok ince bir denge olduğu söyleniyor. Mesela Jüpiter'in bir elektrik süpürgesi gibi etraftaki gök taşlarını çekmesi, dünyaya düşmelerini engellemesi ya da ayın büyük bir uydu olarak onun güneş etrafındaki hareketlerini sabitlemesi gibi bir şey. Şimdi böyle bir yaratım eylemi size mantıklı geliyor mu? Yani bu kadar geniş, hani İbn-i Haldun'un mukaddimesi gibi, yani hı hı. ön söz. Sizin resmi tamamlayalım, şey de yapalım. Bir de en son peki, bu yaratımın sonunda Ayşe Hür oturup bütün evreni özetleyebilecek bir bilinç düzenine de sahip oluyor. Ama o ne zaman oluyor? Hepsi. Evrenin yaşı kaç yıl? Yaş? Kur'an-ı Kerim'deki yıl hesabına hiç girmiyor. 13,7 milyar yıl. 13,7 ya da 14 milyar. Dünyanın yaşı 4,5 milyar. Evet. Değil mi? 4,4 evet. milyar. Ve bunun üzerinde hayatın oluşması... Çok hücreler 600 milyon yıl. 600 milyon. Hayat 3 milyar diyelim. Evet, 3 milyar. Küsür, yani 3 küsür. Müthiş bir 4 milyar hatta. Ön çalışma, yani ya biraz... ön sözü kibar olsun. Siz beni uyarmışsınız. Ayşe Hanım çok da sert konuşuyorsunuz diye. Siz de uyarırsanız dedim. Demek ki çok hassas bir kitleyle karşı karşıyayız. Bu ön söz benim için hiç mantıklı bir ön söz değil. Arkasından küçücük bir bölgede yaratılmış bir hayat ve onun üzerinde bilinçli varlıkların çok uzun bir sürede, daha henüz de beyninin belki %10'unu falan kullanıyor dedikleri bir canlı. O büyük bilgiyi, o büyük bilginin bütününü kavraması ve o büyük bilginin huşuya kapılması ya da öfkeye kapılması ya da onu yargılaması, günah işlemesi, sevap işlemesi gibi son derece tartışmalı kavramlarla birlikte bu tablo hiç mantıklı bir tablo değil. Ama şöyle bir diyebilirsiniz. Var, tamamlayabilir miyim? Şey gidelim mi? Sistematik. Adım adım. Şeyi de söyleyeyim. Yok esas unutuyorum sonra biraz da rahatsızım ya. Bir de şunu da eklemek gerekiyor. Bu şeyin varlığı yaratım ürünü olduğuna dair de örneğin bir yani hikayemiz var. Kur'an-ı Kerim'de siz hatta ona da atıp yaptınız. O insan denilen varlık da Adem ve Havva formunda tek bir çift olarak kötü bir yere, cennet iyi bir yer, yeryüzüne atılıyor ve gayet garip bir şekilde kadın erkeği doğurmuyor normal şeydeki gibi. Erkek kadını kaburgalarından üretiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu geçmez mesela. Bu genel söylencedir. Adem ve Havva'mız var Adem ama. Adem ve Havva var ama ensest, falan. Yani bunlar... sonuçta ensestle başlıyor hayat. Yani o yaratıcı... Ama şöyle yapalım da geçen sanki bir... yani cevap ama ver... ben size hiç müdahale ettim mi? Şöyle yapalım, böyle peki, yapmayalım. Peki, bakın oradan girmeyelim demedim. Onu geçen sefer yaptınız. Ben şimdi geçen seferden borcu alıyorum. Özür dilerim. Tamam o zaman. Tamam. Yani 2 çift, 3 çift, 5 çift de yaratmıyor. Garip bir şekilde 2 taneyle gayet de münasebetsiz bir başlangıç yaptırıyor insanlara. Şimdi ahlakın temeli dedik. Bu hikayeyi hızlıca oraya geliyorum. Nörobiyolojik, pardon, hayvanlarla çalışan uzmanlar 1925'lerde daha şöyle gözlemler yapmışlar. Mesela bonobo maymunları ya da şempanzelerle ilgili çalışmalarda örneğin bir denek grubu şempanze arkadaşına yiyeceğini alırken uzatılan düzenek, arkadaşı yiyeceği alırken elektrik verirse ona, onu acı çektirirse kendisine uzatılan yiyeceği almıyor. Bir tepki gösteriyormuş. Mesela bu bir ahlaki bir tutum. Yani arkadaşıma, benim grup üyeme acı veriyorsun, ben de seni protesto ediyorum. Bu bir ahlaki davranış modeli. Çok daha kompleks ahlaki davranış modelleri maymunlarda var. Var, evet. Çok daha kompleks. Yani bu en basiti. Evet, bu en basiti. Tabii. Veya bir şempanzenin yuvasına bir kuş düşüyor. Yaralı bir kuş. Şempanze yiyeceğini falan bırakıyor. O kuşu alıyor. Ve bakıcısının onu oradan uzaklaştırmak istemesine itiraz ederek ağaca çıkıyor. Kuşa kanat şekli, kanatlarını düzeltiyor, onu uçurmaya çalışıyor, kuş uçamıyor, hemen iniyor aşağıya, onu koruma altına alıyor ve gün boyu onu gözlüyor ve onun uçmasını görünceye kadar yiyeceğini falan yemiyor. Bu da bir davranış modeli. Ve sizin söylediğiniz hani iyilik ve kötülüğün varlığı ancak tanrısal bir kaynaktan ve Tanrı fikriyle ahlakı temellendirdiği için bu örnekleri veriyorum. Ya da bazı bakıcılar evlere gidiyorlar, ağlama sesleri, acı sesleri falan çıkarıyorlar. Evin hayvanı şey yapıyor, telaşlanıyor. Sahibine bir şey mi oldu bilmem ne. Empati. Endişe, empati. Evet, empati zaten ahlaki normların başlangıcı. Empati. Bunu Tanrı fikriyle değil de örneğin evrim teorisiyle açıklayanlar bunun milyonlarca yıl içerisinde grubun, türün ve o büyük grubun yaşamını sürdürmek için getirdiği davranış modelleriyle açıklıyorlar. Yani adaletli olmak, örneğin 10 emirdeki bazı madde, hırsızlık yapmayacaksın, efendime söyleyeyim komşuna şey yapmayacaksın, onun evet öldürmeyeceksin kısmı onun biraz 10 emirin problematik. Bu tür şeyler aslında grubun uzun süre varlığını koruması, gelişmesi ve sürdürmesi için türünü gerekli olan şeyler. Birçok refleksif hareketin toplamı bazen ahlak dediğimiz, ahlaki norm dediğimiz şeyler. Bir tane video izledim. Bir bilim adamı maymuna, iki maymunu besliyor. İki değişik türden bir şey veriyor. İki ona veriyor, iki ona veriyor. Onunkini 3 yapınca arıza alıyor çıkar. Eline pat diye atıyor. Yani ne oluyorsun diye. Keşke getirseymişiz. Keşke getirseymişiz. Yani adalet. Ya ne oluyor yani, ona 2 bana 1 nasıl olur diyebiliyor bir maymun. Tanrı fikri yok onun kafasında ama. Bu şey örnekleri, sosyal, maymunlardaki sosyal adalet örnektir. Evet. Yani evet, grev yani, yapıyor, arıza yapıyor. Onun tabii ki ondan sonra bunlar norm haline gelmesi çok farklı süreçlerle. Yani bu hemen basit türün refleksleriyle tabii ki açıklamıyoruz genel ahlakı. Ama başlangıcı, özü bu. İkincisi serbest, özgür irade dediniz. Özgür iradeyle de ilgili makaleler. Ben açıkçası hani naturalman ateist olduğum için varoluşsal bir şekilde öyle fazla da hani ya bunu kanıtlayayım da etrafta da bunun anlatımını yapayım diyen bir insan olmadığım için hemen çok ilgilenmemiştim. Anlattığınız şeyler benim çalıştığım konular. Doğru değil mi yani? Beni ateist yapmadı ama yani oraya geleceğim. Evet yapmadı. Hı-hı. Ama ben burada ahlakın kaynağı Tanrı fikridir'in çürüttüğünü düşünüyorum. İkincisi de özgür iradeyle ilgili testlere baktım. Nasıl bir şeydir hakikaten bu nörobiyoloji, nörologlar nasıl yaklaşıyor diye. Evet. Çeşitli deneyler var ve bu deneylerde, uzatmayayım hani izleyicilerin de kafasını karıştırmamak ve yormamak için, sonuçta karar almadan, karar daha sonra alın. Yani eylem, kas eylemi gerçekleşiyor. Hatta sizinle yaptığımız programda, bu MB'nin ilgili olan programda o konu geçmişti. Biz kararlarımızın şuurlu olarak farkına varmadan yaklaşık 7 saniye, 6-7 saniye kadar önce beyinde karar verilmiş oluyor. Karar verilmiş. Yani özgür irade diye bir şey. Ama bu tersi hani bir farklı araştırmalarda bu yalanlanabilir. Ama şu anda bilim adamları ağırlıklı olarak, ki bunu bir etik şey olarak görüyorum. Yani zaten bir ateist hiçbir zaman şöyle demez. Bilimsel şu şöyledir, bu böyledir demez. Şu andaki verilerle der, şu andaki bilimsel bilgi düzeyimizle der, şu andaki deneylerle der. Evet. Teori der, hipotez der. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir sürü ateistle dindarı ayıran zaten odur. Bilinmezlikle karşılaştığı zaman, bilinmezlik ortaya çıktığı zaman ona hemen burada bir yaratıcı var, kutsal bir güç var, ilahi bir güç var demez. Buradaki vallahi boşluğu... Bak, işte onu diyorsunuz, o müminlerden bizde yok. Yani o boşluğu, siz diye konuşmayın. Ben de, evet, ben de ateistler diye konuştum. Özür diliyorum. Aha, geri alıyorum. Böyle problem oluyor ama genellikle böyle bir yaklaşım vardır. Bu boşluğu bir gün bilimsel çalışmaların, bir gün insan beyninin, bir gün deneylerin o boşluğu yavaş yavaş doldurabileceği konusunda bir sabrı vardır. Anlatabiliyor muyum? Dindar ise hemen bunu daha zaten başında o kararı vermiştir. Hatta siz şöyle de cümle kurmuştunuz. Ben Tanrı, ne dediniz? Dinin İslam'ın emrettiği açık için, emri olduğu için bilimle yapıyorum demiştiniz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ters yüz etme şeyi var. Şimdi sonuç olarak özgür irade diye bir şey, tanrısal kaynaklı bir özgür irade, bir nörolojik araştırmalarda ortaya çıkmadığı gibi, zaten Kur'an'ın veya diğer dinsel metinlerin içerisinde de özgür iradeyi kısıtlayan, onu engelleyen tonlarca. Siz yani, pardon ben bir soru soruyorum. Siz şimdi çay içer misiniz dedi. İçerim dedi. Sizce bunu siz seçmediniz mi, kanaatiniz? Sanıyorum Sinan Bey biraz daha iyi biliyor o mekanizmaları. Ben mekanizmayı gayet farklı. O deneylerin hepsini iyi biliyorum, araştırdım, onu söyleyeceğim. Ama sizin ben kanaatiniz için soruyorum. Şunu söyleyeyim, ben her gün basit bir örnek vereyim. Yeni bir eve taşındım. Her gün yanlış bir düğmeyi açıyorum bir şekilde. Hep diyorum ki şunu açmam lazım diyorum. Her seferinde elim yani bir şekilde öyle bir setup kuruldu. Ama o bilinç değil, o başka bir kaza. Hayır. İrademi kullanamıyorum orada. Ama o bilinç meselesini isterseniz bir açıklığa karşı. O deney var ya hani 7 saniye öncesi meselesi var ya. Biraz daha kısa ama. O çok tartışmalı bir şey şundan dolayı. 6 diyen var, 7 diyen var. Orada bakın kararın verilmesinden bahsedilmiyor da kararın şuurlu farkındalığından bahsediyor. Mesela şu anda İnsanlar biliyorsunuz nedensiz hareket konusunda şampiyondur. Yani bir sürü nedensiz şey yapabilir. Şu bardağı alıp yere çalabilirim şu anda. Buna hiçbir engel yok. Sadece bu kararı verdiğimin ve eyleme geçme kararını kaslarıma göndermemin şuurlu olarak farkına varmam ile beyinde bunun hazırlanması arasında bir zaman farkı var. Bu niye biliyor musunuz? Beynimizin esas görevi bir bilgi işlem makinesi olmak ya da şuur üretmek değildir. Beyin bir hayatta kalma donanımıdır. Bize etrafımızdaki dünyayı, birazdan kısmet olursa ona özellikle girmeyi düşünüyorum. Etrafımızdaki dünyayı bizim için kurgular. Şu anda gördüğünüz hiçbir şey gerçek değildir. Çünkü beyninizin bir yorumundan ibarettir. Özgür irade, dini anlamda özgür iradeyle çelişen bir şey. O deneyin biraz detayını da anlatmak istiyorum da. Şimdi deneyde, şimdi bahsettiğiniz deneyler şöyle yapılıyor. Bir tane saat koyuyorlar. O saatteki, şimdi çok hızlı bir şekilde geçeceğim. O saatteki belli yerlere bakarak deney yapılıyor. Onları yerleştirin. Mesela bir benek gösteriyor. Yani çok basit bir deney. Parmağınla belli bir düğmeye basacak. Belli bir dakikalarda basacak. Baktıkları şey şu: parmakla basma eylemi olmadan çok az evvel beyinde hareketlenmeler var. Bundan da deniyorlar ki, yani çok düşük, saniyeden daha düşük şeylerdi aslında. Fakat burada denilen şey işte beyinde önceden aktivite var deniyor. Fakat burada gözden kaçırılan şey şu: sizin baştan daha masaya oturup da o deneye katılıp basma iradeniz var. Biz aslında şu anda konuşurken bile, hareket ederken bile günlük hayatta otomatik pilotlarla çalışıyoruz. Mesela bir araba sürdüğümüzü düşünelim. Araba sürerken vites atıyoruz. Ben diyorum ki mesela Etiler'den Taksim'e geleceğim. Şimdi bu yolda giderken biz vites atarken, debriyaja basarken yüzlerce hareket yaparız ve bunların çoğu bizim istem dışıdır. Fakat dikkat edin, Etiler'den Bebe'ye gelmek şeklinde baştan irade vardır orada. Ve tam mesela düğmeye basacağım dendiği zaman da onları aslında değiştirebiliyorlar. Yani demek istediğim şu: bu deneyin başlangıcında masaya oturduğunda o tuşlara basmak şeklinde ön irade ve sonra da durduracak şekilde irade işletiyorlar. Eğer irade hiç olmasaydı o eylemler olamazdı. Bu deneylerde bazı, bana göre felsefi açıdan yetersiz kimseler gerçekten söylediğiniz deneyde yorumda bulundular. Ve bu deneyler ünlü deneyler gerçekten, evet, psikoloji alanında. Fakat hiç düşünmedikleri şey bu başlangıçtaki iradenin orada olması. Yoksa biz otomatik pilotlarla çalıştığımız çok basit. Mesela biz bu sandalye otururken 10-20 kastan fazla kasımız oynuyor. Veya ben konuşurken beynimdeki birçok kelimeleri yüzlerce kelime arasından seçiyorum. Tam öyle değil galiba deneyler, ama o ayrıntıya gitmeyeceğim. Yok, deneyler de tamamen böyle. O laboratuvar deneylerini bir yana bırakırsak bu yani... Yok, size o deneyi sattırın. Ben de ünlü bir deney. Benim söylediğim de şu: ön orada irade var. Bu deneyler kesinlikle iradenin olmadığını göstermez ve tam o tuşa basacağında isterseniz durdurabiliyorsunuz. Beyin eğer kontrol etse de durdurma. Tam öyle değil, hayır. Bence öyle değil yani. Sizce değil, ben deneyde, hayır, bunun deneyi sonradan yapıldı dediğimin. Peki, diyelim ki öyle. Yani bana göre de deneyde olanı anlatıyorum. Ama şimdi bakın, bana göre deyip de geçen programda da oldu. Yani siz haklı olun diyorum. Velev ki siz haklı olun. Biyolojik olarak insan özgür iradesini kullanarak benekleri yerleştirmek istediği yeri önce saptıyor, sonra oraya yerleştiriyor diyelim. Bu çünkü irade var masaya oturduğunda, bakın, deney yapılacağını, basma iradesi var. İrade denilen şey tek taraflı sonuçları olan bir şey değildir. Anlatabiliyor muyum? Örneğin benim serbest iradem var, özgür iradem var. Size bir tane tokat atmak istiyorum ve atıyorum. Ben şöyle çekileyim. Ya kötü bir örnek oldu. Yani bir şey yapmak istiyorum. Evet. Ve özgür irade, örneğin bir şeyi adamın elinden alıp gitmek istiyorum veya bir şey, erkeğim, tecavüz etmek istiyorum. Nahoş bir şey yapmak istiyorum. Ve siz orada özgür iradenizin bedellerini şu veya bu şekilde ahirette ödemeyi göze almış olabiliyorsunuz. Ama buna muhatap olan kişi, o grup, evet, bu özgür iradenin şeyi değil, tarafı değil. Onun özgür iradesi değil burada. Onu iptal eden bir kullanım söz konusu. Hatta bunu daha da büyütebiliriz, değil mi? Onu da saymıştık. Özgür irade yapanın başına biz zaten Hitler'in özgür iradesi başlı başına bizatihi ahlaki. Yok, tam söylediğiniz ahiretin varlığının delilidir dediğim şey tam sizin söylediğiniz. İşte yani bazı insanlar zulme uğruyor. Özgür irade tanrısal olanı söyleyin bana. Nazi lideri Hitler'in özgür irade kullanımında Tanrı ile ilişkisinden kaynaklanan özel niteliği söyleyin bana. Nedir o özel? O ahlak oradaki tanrısal, ya, bir dakika, şu tanrısallıktan söz ediyoruz. Nedir o ahlaki? O önemli olan şu: Tanrı ona iradeyi vermiştir. O da Tanrı'nın belirttiği şekildeki o iradesini kullanmamıştır. Özürlüleri, Yahudileri, Çingeneleri, birçok kimseyi öldürmüştür. Tanrı'nın iradesine karşı gelmiştir. Durumun açıklaması budur. Bu yüzden de ahiretin bir sürü oradaki masum insanın ölümü, Hitler'in zalim olması da bu sistemi koyan birinin de evrenin tasarımına diyelenen varlığını anlıyorsanız ahiretin var olacağının bir delilidir sizin anlattığınız. Yani hayır ama ben şimdi burada ahlak bağlantısını göremedim. 2 gün önce ilk defa Hitler'in seçim öncesi konuşmasını izledim. Bunu unutmasınız. Benim çünkü muhakkak 52'de reklama gitmem gerekiyordu. Şu reklamı vereyim. Ondan sonra evrimle ilgili şeyi de anlatmamız lazım. Hayır ama yani ahlaki genel bir şey konuşuyoruz biz burada. Ahlakın yok ama siz önceden ortaya tanrısaldır dediğiniz zaman yeryüzündeki bütün eylemleri ahlaki normlar açısından işte, değil mi? Hepsinde böyle bir cevher ahlakidir dediğimiz. Ha böyle yani, açıklaması buysa tabii ne demek istediğinizi ben tam da anlamıyorum. Ben yani, bir o zaman reklama gideyim. Ondan sonra devam edelim kaldığımız yerden. Hitler de bu muhatabı değil mi? Bu tamam. Ve devam ediyoruz öteki gündeme. Tarihçi yazar Ayşe Hür, doçent doktor Sinan Canan, doçent doktor Caner Taslaman'la konuşuyoruz. Sözünüz şeyi de söylesin diyorum, daha ağır bir görev vereceğim kendilerine. Nedir? Bir de örneğin doğal kötülükleri de, mesela doğal kötülüklerin sonucu bir Afrika kıtasının kıtlık, açlık, yokluk, felaketlerle kavrulmasını da bir paket olarak hani ahlaki boyutuyla Tanrı'nın hikmeti açısından onu ben da işte imtihan diye aslında ben açıkladım onu ya, doğal kötülükleri. İmtihan diye açıkladım. Özgür irade en önemli kötülük. Bir isterseniz ben gene o sıkıcı bilimsel şeye döneyim. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela Hitler'den konu geçti. Hitler nasıl bir şey açıklarız bu yaptığını. Şimdi Hitler tek başına değildi. Hitler'in o stadyumda yaptığı meşhur konuşmasının güzel bir kaydını koymuş internette. Bayağı da kaliteli. Bakıyorsunuz binlerce insan her sözünün arkasından hayl hayl diye bağırıyor, ortalığı inletiyorlar. Şimdi orada bir mas histeri var, bir kitlesel histeri var. İnsanlar çıldırmış vaziyetler ve yani tamamen varlıklarını müdafaa etme yolunda bir şey yaptıkları inancıyla bütün yaptıklarını meşrulaştıracak son derece göreceli ve kaygan bir ahlaki zemin geliştirmişler. Yaptıkları her şey haklı. İşte bir nasyonel sosyalist fikriyat üzerine ne yaparlarsa, Yahudileri kampa mı gönderir, birilerini yakıyorlar mı, ne yapıyorlarsa bunu rasyonize etmenin bir yolu var. İnsan böyledir. Rasyonası vardır çünkü akla uydurur yaptığı mağdurlar şeyi. Mağdurlar açısından da söyleyeyim. Onlar da onaylarını inkar edince ona da bir temeli var mantıksal temeli. Bu bir tarafı yani bu kötülüğü yapan tarafı. Şimdi kötülüğe yani, maruz kalan kısmı. Şimdi ona nereden bir şey söyleyebiliyor musunuz? Bir fikrimi ifade edeyim. Ben hani teolog olmadığım için bilmiyorum tam karşı ama size şunu söyleyebilirim. Biraz önce dediniz ya ne kadar bir zaman kaybı var. Yani işte, ön söz uzun. Şimdi ön söz uzun dediğinizde hani bu antroposentrik yani insana benzeterek açıklamacı şeye bir itirazınız oluyor aslında ona düştük hep beraber. Neden? Çünkü eğer bu evrenin bir başlangıcı varsa yine hep eğerli konuşuyoruz yani varsayımlarda bulunarak. Bu evrenin başlangıcını oluşturan asli sebep yani bir yaratıcı, bir tanrı, bir yüce güç varsa her şeyle birlikte Einstein'dan itibaren 4. boyut olarak bildiğimiz zamanı da yaratan o olmalı. Dolayısıyla zamanı yaratan bir varlığın uzun süre, kısa süre gibi bir şeyde beklemek, sonucunu görmek, işte bir evrime bırakayım, bakayım bunun ilerisi ne olacak demek gibi bir durumu olamaz zaten. Çünkü mesela bu şeyle çok güzel örtüşür. Şu anda İslam felsefesi anlatmıyorum ama bir şeyle örtüştüğü için onu söylüyorum. Geçen sefer ona itiraz olmuştu özellikle. Kün feye kün, Kur'an'da bir ifade var. Ol der olur. Oldu. Şimdi ol der olur ifadesi hem de orada bir işte bir süreç şeyi de var. Yani bir Arapça terimleri itibariyle bir gidiş de var. Bu neden güzel bir analoji? Zamanı yaratan yaratıcı ol demesiyle başı ve sonu aynı anda zaten yaratmıştır. Onun bir bekleyip bir evrenin sonunda bir izleyeyim bakayım şu adam ne yapacak, kötü yaparsa alayım şunu şuraya atayım gibi bir süreçten bahsetmek sadece bizim için geçerli, yaratıcı için değil. İşte o yüzden yaptığımız tanım gereği eğer zamanı yaratan bir yaratıcıdan bahsediyorsanız işte ön söz uzun olduğu gibi bir şey söylememiz o zaman mantıksız oluyor. Mantıktan düşüyor. O yaratıcı açısından relativite. Biz hani, yaratılanlar açısından ama biz böyle bir... Siz kendinizi 13 milyar yıl beklemiş gibi mi hissediyorsunuz? Salon almak için. Şeyi bilmiyor musunuz yani bunu hepimiz o bilgilerle varız aslında. Hayır, bizim tamam bu da şu, değil mi? Bizim açımızdan, evrim teorisi açısından baktığımda da, ben o 13 milyar olmasa bile peki? 600 milyon şöyle niye 600 milyon yıl çok hücrelerin çıkışı da sizin demek istediğiniz ya, şu. O hücrelerin bütün siz bizim açımızdan bizim dediğiniz üzerimizde. Şu. Bizim açımızdan tamam biz bu zaman ben yoktur demedik ki 13,7 milyar yıl gerçek olarak var. Fakat demek istediğimiz şey şu. Allah katında 13,7 milyar yıl bir an gibidir. Onu beni ilgilendirmiyor. Hani benim hiç açımdan ama benim açım Allah, 13 milyar ama hayır, yıl bir dakika, o yani. Bir dakika ama bunu siz o zaman dikkat et. Soruyu artık nasıl sorduğunuza dikkat etmiyorsunuz hı-hı baştan. Onu hı-hı çok dikkat diyorsunuz ki o niye o zaman bu kadar beklemiş olsun? İnsan Allah açısından niye böyle? Hayır biz 13,7 milyar yıl beklemedik ki bizim için burada bir sorun yok. Ha, Allah açısından baktığımızda ise 13,7 milyar yıl şeklinde onun da bir kendisinin zamanın içinde bir varlık olmadığı için o kadar yıllarca kendi üstünden zaman geçip de beklemesi gibi bir şey söz konusu. Anlıyorum ama bizim yaşamımızla ilgili bir bilgisi yok mu? Anlamamış gibi soruyorsunuz soruyu. Hayır 60-70 yılla ilgili de mi bir fikri yok? Yani ben bir x zaman diliminde şimdi, yarattım diyor. Ama x sizin dediğinizin bakın de demin o zaman ve onun diyor x yaşam boyutunda da diyor günah ve sevabına karar veriyorum diyor. Bunu Ayşe Hanım o zaman videodan bir daha ne söylediğinizi iyi dinleyin. Yani şimdi iyi dinleyin. Sizin dediğiniz bu kadar geniş süreyi niye yarattı şeklinde. Sanki Allah da beklemiş de en azından öyle anlaşılır o. Ne olacak şeklinde. Şimdi Sinan'ın da dediği gibi zamanı yaratan birisi için o anda beklemek diye söz konusu. Biz bu evrende zaten yasalardan biliyoruz ki çekim alanını bile değiştirdiğinizde veya hızınızı değiştirdiğinizde bu evrendeki zaman algınız bile değişiyor. Kur'an'daki 50 bin senesi evet lafını niye telaffuz ediyor o zaman? İşte, onun çok için çok mucizevi bir ayet. Çok mucizevi bir ayet. Bin çünkü, diyor bir yerde de. Tabii ki niye, oradaki meleklerin hareketleri, ruhun yükselmesi diyor. Çünkü zamana demek ki tabi olan bir tek insan değil, başka varlıklar da var. Söylediğiniz ayetleri de her seferinde tam Kur'an'ın böyle mucizevi ayetlerini söylüyorsunuz. Evvelken geçen programda da öyle yaptım. Hayır. Ben onları da açıklamak istiyorum her birini teker teker. Bakın dikkat edin aslında Kur'an'ın da buna dikkat çekmesi olağanüstü bir şey. Kur'an 50 bin yıl süren bir günde tek deseydi belki bir derece şey derdiniz. Ama bir yerde 50 bin yıl süren bir günde, bir yerde 1000 yıl süren bir günde bahsederek Kur'an bir de bizim için geçen zaman var. Aslında zamanın kendi duruş noktanızdan algılanan bir şey olduğunu, yani mutlak bir şey olmadığını, bir referans noktasına bağlı olduğunu söyleyerek o zaman zaten sorduğunuz soruyu anlamsızlaştırıyor. Bir referans noktası açısından, hele şimdi yaratıcı referans noktası açısından 13,7 milyar yıl diye beklemek diye bir şey söz konusu değildir. Bu evrenin içinde geçen bir şey. Bunu adeta kabaca seyircilerimiz şöyle akıllarında canlandırabilirler. Bir televizyon dizisini seyrettiğinizi düşünün. Bazıları mesela onu bir saatte seyredip çok yavaşlatırsanız 3 saatte de onu seyredebilirsiniz aynı görüntüyü. Çok hızlı tuşuna, ileri alt tuşuna basarsanız bir dakikada da bütün programı geçebilirsiniz. Ama algıyla zaman dilimi değişir. Zaman dilimi yine 3 saattir ama siz o 3 saati 3 saat gibi algılamayabilirsiniz. Bu ayrı hayır, bir şey. Kur'an'da belli onları, bir zaman bakın, dilimini bakın, telaffuz ediyor. Bunu hayır, esnetip bakın, değiştirip bilmem hayır, ne yapamazsınız. Kur'an'da belli bir zaman diliminden bahsetmiyor. Hı. Birkaç zaman diliminden bahsediyor. O ayrı bir tutarsızlık bence. Tutarsızlık Tanrı'nın değil, kelamı işte, olmadığını hayır, düşündürür bana. Hayır olur mu? İzafiyet teorisi referans noktasına göre değiştiğini söylüyor. Siz bence mucizevi ayette mucizeyi yakalayacağınıza. Tutarsızlığı adına mucize bence anlayamıyorsunuz. Anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Yani tam şöyle bir şey. Ben size şöyle diyor muyum evet ama Tanrı siz de, neydi? Delusion görüyor musunuz? Ama bakın, demedim. Bakın siz bana diyorsunuz ki anlayamıyorsunuz. Hayır, şimdi siz ben de sizde hayal görüyorsunuz, uyduruyorsunuz desem tartışma nereye gider? Ortaya oturmak çok kötüymüş. Şimdi bakın. Yani değil mi? Vallahi ben geçen hafta sizin durumunuzu aldım. Yalnız ben bu soruları sizin niye sorduğunuzu söylemek istiyorum. Hı-hı. Şimdi bizim aslında normalde analitik yaklaşımda etrafımızdaki evreni ararken ilk başta sormamız gereken şey bu nasıl oldu? Bunun amaçlılığı nedir? Ve en sonunda işte gidersek eğer buna bir açıklama bulmaya bunu ilk var eden köken nedir? Bu tarz bir arayış içerisine giriyoruz biz. Şimdi insanoğlunun yani yapısında böyle bir şey var. Biraz önce işte maymunlarda yapılan deneylerden falan filan bahsettik. Şimdi oraya tekrar bir dönecek olursak bütün hayvan özellikle yüksek primatlar dediğimiz bu yani insana en yakın canlılar olarak kabul edilen işte bu bonobo maymunları, şempanzeler şunlar bunlar. Çok ciddi bir sosyal yapıları vardır. Ciddi ahlak kuralları vardır. Kompleks bir iletişim biçimleri vardır. Adam kazıklama vardır, stoklama vardır, kandırma vardır, yardımlaşma vardır, vardır da vardır. Ama mesela, inanç yok değil mi? İnanç diye bir şeyden şunun için bahsedemiyoruz. İşte onu söyleyeceğim. Olmayan ne var? Şimdi onların davranışlarının bir nüshası doğuştan evet bizde de var. Yani aynı nörolojik yapı en azından paylaştığımız vücut planı %98 değil mi? %98 birbirine benziyor. Ama ve lakin şöyle bir şey var. İnsanda bilinç diye bir şey açığa çıkıyor. Şimdi bu benim uydurduğum bir şey değil. Bilinç, bilimin ve bilim felsefesinin yıllardır en önemli problemlerinden biri. Caner Hoca da uğraşmıştır bunun üstünde çok. Yani bir şekilde felsefeye bulaşıp da bilinçle uğraşmaya yok. Niye? Ya bu bilinç nereden geldi? Nereden çıktı? Şimdi ben her zamanki gibi maddi açıklamalara önce bakılması gerektiği taraftar. Yani bilinç gökten düştü falan açıklamaları benim mesleğime uymuyor çünkü. Yani beni işsiz bırakıyor, anlatabildim mi? Dolayısıyla bu bilinç nereden geldi? Ben onu açıklamaya çalışırım. Fakat sıkıntı şu. Şu anda bildiğimiz kadarıyla bu anlamda kendinin farkında olan ve diğer fertlerin hayal dünyalarına dair fikri olan, yani işte bu theory of mind, zihin teorisi denen şeyi kurgulayabilen canlı biziz şu anda. Hı hı, evet. Ya mesela ben Ayşe Hür'le konuşurken Ayşe Hür'ün ne anlamış olabileceğini ve bana ne diyebileceğini tahayyül edecek bir garip bilince sahibim. Yani sadece kendimle değil onunla ilgili de fikir üretebiliyorum. Ama bu bilincin çok önemli bir yan etkisi var. Öleceğimizi biliyoruz. Bakınız diğer canlılarla aramızda ciddi bir fark var. Öleceğini bilip de ölmeyecekmiş gibi yaşamayı beceren bir canlı türüyüz biz. Fillerin şimdi, de var öyle çocuğunun öleceğini. Bakın filler şey yapıyor, ölecekleri zamanı hissediyorlar. Yani ama bakın biz yakın bir şeye olmaya başladığımızdan beri, doğduktan sonra işte konuşmaya, biraz iletişime başladığımızdan beri çocuklar yani. Ama bu bir evrimi sonucu diye ben açıklıyorum bunu. Yani ben başka bir şey söyleyeceğim. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Nasıl geldiğini konuşmuyorum ama bizdeki sorundan bahsediyorum. Bir canlı türü düşünün şu dünya yüzeyinde. Öleceğini biliyor, yani bundan kaçamayacağını biliyor, en önemli sorunun bu olduğunu biliyor ve bu dünyada yaşamaya devam ediyor ve hatta diğer canlılardan farklı olarak en ölmeyecekmiş gibi yaşayan da o, 1000 sene dayanan binayı yapan da o, 7 sülalesine yetecek kadar parayı biriktirmeye kalkan da o. Biz böyle garip bir türüz. Şimdi bu oluşum süreci içerisinde neyse bizim yaratımımız, oluşumumuz nasıl olduysa bu dünyada realiteye bakalım. Yani ben açıkçası Tanrı'nın işini kurcalamak benim mesleğimi aşmak gibi. Burada ama iki büyük farkı da gözden kaçırmamamız lazım. Şimdi Ayşe Hanım'ın söylediği şeyler aslında sırf daha küçük canlılarda bile var. Mesela arıların kolonisine veya karınca kolonisine bakarsak bazı arılar kolonisi için kendi canını feda ediyor. Bazıları kendini bir saklama kabı gibi adeta kullandırtıyor bedenini. Yani ondan belli şeyleri alıyorlar. Kendi kolonisi için komple canını veren, bu kadar müthiş bir fedakarlık yapan gibi gözüken arılar var. Fakat böcek bilimcilerin hangisine sorarsanız sorun, zaten arı da 5-6 hafta falan bir şey yaşıyor. Arı türleri arasında değişebilir ama yani çok kısa bir dönem yaşıyor. Arı iyi ve kötü kavramının farkında, yani bizim ahlaki farkındalık, moral awareness diyeceğimiz şeyin farkındalığıyla ahlaki eylemde bulunmaz. Bir canlının... Ama maymunlarda biraz benim anlattığım şey şimdi, ahlaki bir boyutu var yani. Hayır, maymunlar değil. Şimdi iyi veya kötü... Dikkat edin. Benim anlattığım örneklerde öyle bir moral boyut var yani. Şöyle bir örnek vereyim hocam. Arıların da şeyinde bu var yani, benzer davranış var. Hayvanlar çok bizim diğerkâm Türkçe dediğimiz davranışta, yani fedakarlık davranışlarda bulunuyorlar. Bunlardan hiçbir şüphe yok. Fakat dikkat edin. Bizim burada konuştuğumuz şey bir ahlaki farkındalık var mı? İyi kötü. Bence onu da bir kenara bırakalım. Ondan daha önemlisi. Diyelim ki ahlaki farkındalık var. Yok da bence böcek bilimcilere falan baksak. Bundan daha önemlisi. Ben zaten şunu da dedim. Ahlaki davranış 2. derece bir şey. Siz biyolojiyle ahlaki davranış açıklarsınız. Hatta ben dikkat edin, ateistlerin dindarlar kadar ahlaklı olabilmesini de insan fıtratının ahlaklı olacak şekilde yaratılmasıyla, diğer canlılara da bunu alabilirsiniz, alakası olduğunu söyledi. Fakat sorduğum soru şuydu. Onu tekrar döneyim. Ahlaki davranış ayrı bir şey. Fakat bunun rasyonel semeline, ben ne dedim? Ahlaki davranış olmaz demedim. Allah kavramına başvurmazsanız mantıklı bir temelini bulamazsınız. Yani şurada birisinin... Maymun kolonisinde mantıklı temeli yani... İşte ben mantıklı temeli olmadan ahlak olabilecek... Bakın ahlaklı davranışla... Ahlak demeyiz, empati diyoruz, bilmem ne diyoruz. Tamam, ben bir şey demiyorum. Yani ben derimse beyindeki ayna nöronlarıyla onu izah edersiniz, içgüdüyle izah edersiniz. Zaten böyle. Yani arı 5-6 haftada gidip de kolonisi için kendisini feda etmeyi öğrenecek hali yok. Belli ki bunlar içgüdüsel davranış. Ama bunda bir ahlaki farkındalık yok. Ahlaki farkındalık dediğimiz şey bizim iyi kötü kavramları ile zihnimizde düşünerek yaptığımız bir şeydir. Diğer canlılarda biz bunu göremiyoruz. Fakat bundan daha da önemlisi ahlaki farkındalık bile olsa. Görmeyeceğimizi bilmiyoruz ama değil mi? Belki 1 milyon yıl sonra o hayvan kolonilerinde de ahlaki farkındalık gelişecek. Bakın, yani bunu biliyor muyuz yani? Yani evdeki fareye getireceğimizi biliyor muyuz? Onlar da sorumlu varlıklar. Yani ben böyle söylendiği zaman hemen atlama ihtiyacı hissediyorum. Çünkü evrimin yönünü, mesela bir değişimin, bir dönüşün, bir evrimin yönünü kimse tahmin edemez ki. Ben de zaten olacak demedim. Olabileceğini. Belki olabilecektir. Bunun üzerine ben biliyor muyuz diyorum. İşimizi kolaylaştıracak şey nedir? Pardon, bir daha o soruya dönürsem, ahlaki davranışla ahlaki davranışın mantıksal temelinin ayırt edemezsek... Siz kuruyorsunuz öyle bir mantıksal temeli. Ben hiç öyle bir bağ görmüyorum. Ben o zaman anlatın. Hayvan niye Hitler'in o şeyinden dediğiniz... Mesela Hitler özürleri öldürmesinin mantıksal olarak niye kötüydü? O da diyordu ki Ona da şey deniyordu, öjenik deniyordu. Diyordu ki Alman nesli, Alman neslinin daha iyi olması için ben bunu yapıyorum. Benim mantığıma göre. Adam muhtemelen gizli katolikti yani adam. Allah inancı da vardı. Ateist hayır, ateist olduğuna dair. Neyse ben o tartışmaya Hitler'le ilgili girmem ama birçok yer herkes ateist. Bunu nasıl yapıyor yani? Çok söylemleri var yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu sizin söylediğinizde neden hani Allah'ın varlığının bir ispatı ki ben... Muhatap olanlar için... Şimdi ben ona Allah'ın varlığını... Peki bunu da şöyle söyleyeyim. Bizim içimizde doğuştan, argümanı şöyle kuruyorum. Bizim içimizde doğuştan bir ahlaki eğilim var. Ondan sonra biz incelediğimizde felsefi olarak bu ahlaki eğilimi görüyoruz ki ahlaki eğilim ancak Allah varsa rasyonel, mantıksal temeli olur. Ama çok tersten kuruyor ilişkiyi. Yani. Bir dakika. Ondan sonra benim sorum şu. Yani o da bir yatırım. Hayır biz şimdi biyolojik olarak da. İsterseniz dikkat edin. Ben son bunu da temellendirirken son 20-30 yıldaki ateist olsun, deist olsun, dindar olsun hepsini kabul ettiği psikolojik veya bilişsel bilimlerdeki teorilerden hareketle diyorum. İnsanlarda aile, çocuk deneyleri falan var. Onlardan hareketle diyorum. Yani insan zihni tabula rasa boş bir levha değil. Hepimizin doğuştan ahlaki eğilimleri var. Yani 1-2 yaşındaki çocuklar daha konuşamazken bile onlara belli şeyler gösteriyor. Belli ahlaki eğilimler olduğu gösteriyor. Ama bugünden alıyorsunuz bilgiyi. İnsan türünün nasıl ortaya çıktığını, o tek hücreli varlıktan çok hücreli, oradan sonra primatlara, ondan sonra bilmem ne bilmiyoruz. Ben onlara... Burada ben ahlaki... Benim söylediğime aykırı değil sizin söylediğiniz. Benim söylediğim başka bir nokta. Benim söylediğim, ben ona aykırı bir şey söylemiyorum. Nasıl oluşuyorsa oluşuyor. Fakat ondan sonraki sorun şu. Bizim zihnimizde öyle bir şey var ki biz bunun üzerine düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Ancak Allah varsa rasyonel temel olacak bir şey var. O zaman diyorum ki ancak Allah varsa bizim içimizde rasyonel temel bulacak bir şey varsa bunun en mantıklı açıklaması içimize bu duygunun Allah tarafından konduğudur. Niye Allah? Nasıl oluyor da dua? Çıkarırsanız tablodan niye bozuluyor ben onu anlayamadım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mantıksal temeli kalmıyor. Bakın ahlaki yasayı düşünün. O zaman öldürmeyeceksin. Mantıksal temeli ilk nedende kurmuyorsunuz. Mantıksal nedeni her şeyin yaratılması gerektiğini, her şeyin yaratım eseri olması gerektiğini söyleyip yaratıcının yaratılması gerektiği noktasında duruyorsunuz. Hayır hiç durmadım ben onun cevabını verecektim. Geçen hafta konuşamadım. Öyle bugün mi? Veririm. Tabii tamam. Çok güzel cevap veriyorum. Çok güzel vereceğiz. Şimdi burada mantıksal bir sisle hatta enerji pozitif. Ama bakın dikkat edin siz yine geçen haftakine dönür. Şimdi biz ahlak açıklarken bambaşka bir yere getirip cevabı yöntemden konuşuyoruz ama. Şimdi doğru bir noktadan anlatıyorsunuz. Yani hani mesela yuvayı, hani mesela kuşlar yuvada yaşama şansı az olan yavruları atarlar ya hani ki diğer yavrular daha güçlü büyüsünler diye. Şimdi mesela Hitler de kendince iyi bir şey yaptığını zannediyordu. Evet. Ve o da ne yaptı? Daha kuvvetli. Yani Hitler'i anlayabiliriz. Peki, ben Hitler'in mağdurlarını anlamaktan söz ediyorum. Hitler'in kötü olduğunu düşünüyor musunuz? Peki neyle temellendireceksiniz o kötü olduğunu? Ben onu soruyorum. Mantıki temeli ne? Yapmasının mantıki temeli. Belki de biyolojik. Bakın hepimiz ben şunu diyorum. Hepimiz biyolojik yapımız gereği doğuştan gelen şeylerle onun kötü olduğunu düşünürüz. Sonradan artık kültürel olarak da bunların bize kötü olduğu da öğretilir. Hem kültürel olarak öğretilmeden hem de doğuştan gelen içgüdülerimizin ikisinin birleşimiyle kötü deriz. Tamam. Buna bir şey yok. Fakat ben şunu ayrıca soru olarak soruyorum. Bunun mantıksal temelini. Niye olmasın? Evrenin bir aşamasında belki de öyle bir grubun genini taşıyor. Yani döverek, onları patlayarak, onun malını çalarak var olan bazı türler vardı belki. Bazı gruplarda başkasının haklarını çiğneyerek, onun malına el koyarak var oldu. Bilmiyoruz. O zaman dediğiniz olursa Hitler'in yaptığı da doğru olur. Eğer o gelişimin... Doğru meselesi işte benim için problem değil o. Senin için problem bakın. Ayşe Hanım diyor ki Hitler'in yaptığı benim için problem değil. Niye diyor? Ama hayır dedim. Ama hayır. Pardon. Bir hata var. Ama o manada demiyor olabilir onu söylüyor ama. Bir hata var. Siz o gelişimin nasıl olduğunu... Şimdi bakın ben bunu kınamak için söylemiyorum. Mantıksal temeli kalmaz. Hitler'in benim için önemli demedim. Ben Hitler'in kötülüğünün nedenini anlamak için benim teorim bu diyorum. Ben evrim teorisiyle açıklarım. Siz ise tanrısal bir... Ayşe Hanım sizin tanrısalınız şey değil mi? Yani eğer Hitler... Tamam Hitler'in kötülüğünü herkes kabul ediyor. Ama esas hani Allah neden Hitler'in ahlaki insanları korumadı gibi bir ahlak diye bir şey bütün insanlar için ahlaki bir seçimden söz ediyoruz. Tanrı'nın ona bahşettiği bir seçme. Neydi? Cüz'i irade, külli irade diye tarif ettikleri o alanda ne diyorlar ona, işte epistemik mesafe falan gibi böyle cafcaflı isimleri var. Yani kişinin iyi ve kötü arasındaki seçimleri yaparak kendi şeyini yüceltmesi, yani varlığını. Şimdi burada Hitler'in bu mesafeyi kullanırken kötüye kullanan bir adam olarak Tanrı'nın ona çizdiği şeyi kötüye kullandığını söylüyor. Ama ben hep Hitler'in mağdurları açısından tanrısal ahlakı arıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ahlak, Tanrı'nın ahlakı Hitler'in şahsında tezahür ediyor ve eylemlilik halini Hitler'in üzerinden okuyorsak, mağdurları, fırınlarda yakılanları veya şeyde nedir, toplama kamplarında iskelete dönenleri, onların bu ahlaki tablo içerisindeki yerini ben bulamadım. Biz onu anlattık. Bakın, ahlaki tablo. Siz anlattınız, ben anlamadım. Şimdi şöyle herhalde. Bakın, o kadar çok şey var ki arkadaşlar, ama biz ne yapalım? Şimdi ben mesela bakın, biyolojik olarak benim bir fikrim var. Olmaz derken bunları da düşünmeliyiz. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biyolojik olarak bir fikrim var ama tabii. Şu anda yaklaşık bir son kurduğunuz bir paragrafta 6 farklı kategori var. Bu kadar karmaşık tabii. Siz isterseniz Allah deyip çıkın, ben diyemiyorum yani. Ama biz de demiyoruz. Yani ben meslek yapıyorum. Meslek olarak yapıyorum bunu. Şimdi bakınız 6-7 kategoride ayrı cevap üretmek Allah'tan deyince konsantrasyon bozuluyor. İçinizde var Ayşe Hanım diyorlar sizin falan bana. Bakın şimdi, eğer evrim teorisiyle açıklıyorum dediniz ya, evrim teorisiyle açıklamıyorsunuz. Çünkü belki evrim teorisinde bilgi eksikliğiniz var. Şöyle ki, evrim teorisinde şu denir: bir özellik canlıda hakimse, Darwin'in evrim teorisi böyle der, o özelliğin, o canlının hayatta kalmasına bir katkıda olması lazım. Yani bugün bir canlı popülasyonu, insanı da buna katın, insanda hangi özellikler baskınsa tarihsel olarak bu özellikler o canlı türünün işine yaramıştır. Ama Darwin'in bu eksikleri eleştirildi ve Darwin'in evrim teorisine birçok katkı oldu. Yani Lamarck'ın mesela grupla ilgili temel şeyi değişmedi ama bu değil tam böyle. Bakınız, bu değişmesi mümkün değil çünkü doğal seçilim dediğimiz şey budur. Türün bir alışverişidir yani. Türün Lamarck'ı sağlamak için alışverişi. Bakın, başka bir şey söylüyorum. Eğer evrimsel süreci anlamak istiyorsanız bugünkü popülasyona bakmak zorundasınız. Bugünkü topluluğa bakacaksınız. Bugünkü toplulukta neler baskın? Yaygın ahlaki değerler nelerdir? Yaygın alışkanlıklar nelerdir? O zaman izlek bağımlılığından bahsedersiniz. Yani geçmişe dönüp bunlar yolda işte bir işe yaramış dersiniz. Ama bu size hiçbir rasyonel temel sunmaz. Ama bu size şunu söyler. Temel mi? Bakın, sunuyor? Ben rasyonel demeyin ki. Hiç olmasa metafizik temel değil, uhrevi temel değil ama rasyonel şimdi temel dediğiniz zaman aynı yani şeyden konuşmuyoruz. Ben aynı şeyi söylemiyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Farklı, şunu söylüyorum. Bu size ahlakın niteliği, neliği ya da kökeni hakkında hiçbir şey söylemez. Çünkü şunu söyleyebilirsiniz: bu canlı popülasyonunda şöyle bir özellik var. Muhtemelen işte mekanistik düşünüyorsanız, yani mekanik bir adımlama şeklinde düşünüyorsanız, şu şekilde evrilmiştir dersiniz. Tabii. Ama buna herhangi bir şey koyamazsınız. Yani anlam veremezsiniz, etiket takamazsınız. Ama bu bir şey açıklama ihtiyacı oldu ya, kötülük, bu insandaki kötülük neden var? Şimdi felsefi açıdan yaptığınız rasyonel olanı, mantık hatası, onu anlatmak istiyorum. Yani felsefi kısmı ayrıdır, biyolojik evrimsel kısmı ayrıdır bu işlerin. Ama bana yani, rasyonel temeli dediği için. Siz dediniz ya hani evrim teorisi açıklayın. Ben o hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Anladım. Evrim teorisi bunları açıklamaz. Çünkü amaçsız der ya hani. Hayır, ben şunu kastettim. Evrim teorisinden üretilebilir dedim, belki bunun cevabı. Bu belki dedim bir... Şimdi ona karşı kimse bir şey demedi. Ama şimdi ben şöyle söyleyeyim, size Michael Roos'tan örnek vereyim. Ünlü bir ateist. Afrika'yı da unutmayın bu arada. Peki, Afrika'yı da Michael Roos'un verdiği örnek şu. O da bu benim dediğim şekilde insan biyolojisinde ahlakla ilgili eğilim olduğunu görüyor. Kendisi ateist bir biyolog. Diyor ki bu diyor insanda bir halüsinasyondur. Yani siz kökenini göstermekle ahlaki eylemin, yapmanın doğru olacağını söyleyemezsiniz. Bir şeyin kökenini göstermek ayrıdır, nasıl olduğunu göstermek ayrıdır. İyi veya kötü kavramları bundan apayrı bir kategorizasyondur. Niye ama bu kadar kargaşık olması gerekiyor anlamıyorum ben hala. Bunun açıklaması yani bu. Açıklayınca niye karmaşık diyorsun? Ama yani öyle bir şey ki açıklana, yani varlık ama niye böyle? Karışık bir şey sorunca niye itiraz ediyorsunuz? Siz karışık bir şey soruyorsunuz. Hayır yani, ama siz diyorsunuz ki en karışık sorunlardan birini soruyorsunuz. Yani sormayayım mı? Hayır, sorun da cevap, siz cevabım yanlışsa yanlış değil. Şimdi karmaşık veya değil, orası ayrı bir şey. Hayır, iyilik ve kötülük diye böyle bir tarif yaparsanız bu aslında siz siz buradan retrospektif bir şekilde iyilik ve kötülüğün olduğunu gördüğünüz için buna gerek çağırıyorsunuz. Yoksa böyle olmasa, başında bunun iyilik ve kötülük kategorileriyle yaratıldığını söyleseydiniz, bunun öyle yaratıldığını, o zaman farklı bir şey konuşacaktık belki. Yani o zaman yaratıcının maksadı nedir diye ben merak ederek size soracaktım. Şimdi, ama... Çünkü başka türlü de yaratabilir. Yani siz olseniz böyle mi yaratırdınız evreni? Şimdi dikkat edin, zaten dediğinize hayır. Dediğinize şimdi... tamamen katılıyorum. Evet, şu açıdan katılıyorum. Burada Allah istese başka türlü yaratabilirdi. Yaratamazdı demek, biz Allah özgür iradesi olmayan makine gibi bir şey. Beğeniyor musunuz yani bu dünyayı? Tabii ki harika, olağanüstü bir yerde yaşıyoruz. Anlatırım niye olduğunu. Yani bu dünyaya... Ama Afrika'yı unutuyorsunuz. Hadi Afrika'ya cevap verin bence. Ben Afrika ile ilgili başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Biraz önce bir şey söyledim. Sizin de o konuda yorumlarınızı bekliyorum. İnsanı bu dünyadan çekin, çıkarın. Bu dünyada kötülük diye bir şeyden bahsedebilir misiniz? İnsan türünü çıkarın bu dünyadan. En yakın kimi görüyorsanız sadece o ve diğerleri kalsın. İyilikten de bahsedemeyiz ama. Tanrısal tözün hiçbir unsuru kalmaz yani. Bakınız, o zaman, insanı çektiğiniz zaman, ben teori falan yok, bir varsayım. İnsan olmazsa bir okyanusun dibinde, bir ormanda, bir ağaç yaprağındaki mikroflorada, bizim bağırsağımızdaki bakterilerin birbiriyle kavgasında iyilik ve kötülükten bahsedebilir misiniz? Katılıyorum, işte ben başında bunu söyledim zaten. 100 milyarca yılda bir tane gezegende yani böyle bir karmaşık dediğiniz sorun, o türü bu dünyaya koyduğunuzda başlıyor. Çünkü diyorsunuz ki bu ahlakidir, bu değildir. Bu iyidir, bu kötüdür. Size bir örnek vereyim. Geçen gün pikniğe gideceğiz. Bir pazar günü, güzel bir gün olmasını bekliyorduk. Hava bulutlu. Telefonda bir arkadaşımız öbürüne diyor ki ya bugün hava kötü. Kötü ne demek? Ben pikniğe gidemediğim için havaya kötü dedim. Bakınız, bu basit bir mantık. O yağmur yağmazsa piknik yapacak otunuz olmaz. O yağmurun o gün yağması lazım. Ama benim kriterlerime göre ben o gün o hava bana kötü. Şimdi iyi kötü meseleleri insan türünün bu dünyaya gelmesiyle ilgili. Peki bunun sonucu ne olacak sizce? Kötü, size göre kötü veya küçük kötülükler diyelim. Kötü bir şey yapıyoruz. Bardağı kırıyoruz veya çocuğa bir tokat atıyoruz. Memle. Bunun bizim hesap defterine, ahiret defterimizde ne yeri var? Yani nedir bu? Kötülüklerin ve iyiliklerin şey mi, kümülatif bir değer mi oluşturuyor sonunda? Kur'an'a göre mi soruyorsunuz? Dini veya yaratıcı olarak tabii nedir? Toplam değerlendirmede hepsi birleşiyor. Muhasebeci gibi yazıyor mu böyle? Bugün tokat attı, eksi. Evet. Bugün şeker verdi, artı. Zamansal süreç hatasına düştüğünüzü hatırlatayım. Değil yani zamansız olsun yani. Amel defterine yazılıyor. Amel defterine böyle vuruşuyor. Yani şu 100 milyar şey içerisinde, güneş sistemi içerisinde. Anlatayım o 100 milyar meselesini de çok... Tanrı buraya fokus olmuş. Şimdi hatta işte Ebu Leheb böyle dedi, peygamber işte şu kadınla evlenecek, bunun yatak odasına girmeyin, onun elinden başörtüsüz almayın efendim, daha da ya inanılmaz. Ya şimdi Kur'an'la ilgili şeylere de gireriz de tek bir program yapalım. Onlara, çünkü konuları genişlettikçe dikkat edin, daha bizim cevap vermediğimiz 100 milyarlarca galaksi meselesi var. Adem Havva meselesi var. Tabii onlara cevap veriyoruz. Ama benim anladığım kadarıyla şimdi Ayşe Hanım hani burada o yüce yaratım süreci ve sonuçta küçücük, o yine bir önceki programda da söylemiştim, kendimi tekrar ediyorum. Bir noktada ortaya çıkarılmış, bu hayatta ortaya çıkan bilinçli, yarı bilinçli, o daha bilinçli diyoruz ama kendimize değil mi? Tabii. İnsan beyninin kapasiteleri açısından. Herkesin bilinci değişir ve biz o bilinci açmak için buradayız. Vesaire. Şimdi böyle bir şey yani bu o büyük varlıkla bu küçük işler yani ya bu küçük işler şey yapıyor mu yani siz? Hatta ben kötülük problemini bir hanımefendiyle bana mail göndermiş. Kötülük problemini şöyle açıklıyor. Peki siz kötülüğe Allah rızası... Peki diyelim Allah var. Pardon, ben bir dakika bir an için şunu düşünün. Hı. Allah var diye düşünüyorsunuz. Hitler diye biri de geldi. Bu kadar insana işte sabun yaptı. Ondan sonra özürlüleri öldürdü. Bu kadar zulüm yaptı. Var diye düşünseniz. Allah'ın buna iyi yaptın sen veyahut da demesini mi beklerdiniz? Hiç, ya böyle bir şey olabilir mi? Ama Allah'ın o varlığı cezalandırabileceği hiçbir ceza sistemi düşünemiyorum. Onun verdiği hasarı. Bakın ben size ne dedim? Kimin ahireti? Bir dakika ya, anlayamıyorum. İnanmıyorsun. Diyelim bir an için inanmıyorsun. Kimin ahiretinden söz ediyoruz ya? Ama soruma cevap vermediğiniz karşı ben size Allah'ın varlığına inanmadığınızı biliyorum. Ben bir an için diyelim inansanız. Hitler'in var olduğunu, bu kadar insana zulüm ettiğini düşünüyorsunuz. Veyahut da siz kendiniz, belli elinizde güç var. Orada masum insanlar var. O masum insanlarla Hitler'i, eğer ki Hitler'e cezasını vermezseniz, o masum Afrika'da işte o acı çeken insanlarla Hitler'i aynı kefeye koymuş olursunuz. Adil olmaz yani. Ne yaparsınız? Bu dünyada niye ceza? Kimini küt diye hücceten götürüyor daha. Ama yine cevap vermiyorsunuz, cevaptan kaçıyorsunuz. Nasıl? Yani anlamadım. Burada mesela cevap niye canını almıyor diyor. Evet, öyle mi yani? Niye Hitler'in o suçu başladı? Adamda potansiyeli gördü ve bu adamın cehennemlik olduğunu anladı. Bu adam dedi benim ona tanıdığım özgür iradeyi. Ya siz yine cevap vermiyorsunuz. Kötü, bir dakika ben kendi mantığımda görüyorum. Ama bakın siz canını alır bile deseniz demek ki Allah buradaki işlerle ilgilenir demiş oluyorsunuz. Hayır, o zaman. Hayır bir dakika ama ben Ama Caner Bey siz soruyu şöyle sordunuz. Evet. Dediniz ki evet. Velev ki inandınız dediniz. Evet ben de velev ki. Şimdi ama diyor ki ben olsam tamam. canını alırdım falan deyince bile yine Allah'ın bir müdahale bulunacağını söylüyor. Hayır, ama dedi kendi paradigması eğer diyor olsa diyor. Eğer sizin olsa diyor böyle yapardı diyor. Bu adamın kötüye kullanacağını anlarım ben. O varlık olarak ve bunun cehennemde de kotasyonunu yaparım. Bu dedim kesinlikle benim ona tanıdığım iradeyi kötüye. Bunun iflah olmaz bir varlık. Kalbi mühürlü. Büyük bir hasar da verecek ve bir sürü masum benim daha iradesini kullanmaya fırsat olmayan deneyeceğim tonlarca adam var. Ama Allah şöyle düşünüyorsa ya ne olacak ki yaratma işi bende böcek gibi ölsünler şey olsunlar ben yine bir zar atarım bir grup daha yaratırım biraz da onlara bakarım diyorsa. Ayşe Hanım'ın çelişkisini burada yakalamamız lazım. Şimdi Ayşe Hanım da söylediği, dikkat edin, başka türlü bile olsa, bu söylediğinin bana göre başka bir açmazları var ama başka türlü bile olsa kendisinin müdahale edebilecek soruya müdahale edeceğini söylüyor. Ama daha demin dedi ki Allah bu dünyayla ama bakın bir evvelki ondan evvelki dediğiniz şuydu. Allah buradakilerle niye uğraşsın dediniz. Şimdi dediniz ki ben iradesiyle yapacağını anladığında durdurdum falan demeniz fakat müdahale ederdim demek. Öyle mi anlıyorsunuz? Ben hakemliğinize başvuracağım. Hakemliğe başvurmayın bu kadar seyirciler hakem zaten. Onlar hep hakemlik yaparlar. Aksine siz öyle dedin. O zaman Sinan Bey'e başvuracağım. Ama siz dediniz ki benim mantığıma burayla hiç uğraşmaz mı? Bakın uğraşmaz ama uğraşmaya başladınız. Eğer bunu görünce ben konuşabilir miyim? Uğraşmaya başladınız. Yani demek ki o kadar uğraşmaz değilsiniz. Yanlış bir şey yapıyorsunuz. Çünkü neden? Siz varlığına inanmadığınız bir şeyin varlığı üzerinden temellendirilmiş bir misal üzerine cevap vermeye çalışıyorsunuz. Büyük bir hata ediyorsunuz. Ama mantığını öyle kurduğu için. Caner Hoca da çok zor bir felsefi meseleyi size inanmadığınız bir şey kabul ettiğiniz varsa falan. Ya bu iş böyle çözülmez. Bu işin çok daha basit bir yolu var. Eğer İslam dinine göre bunun durumunu merak ediyorsanız. Bakın ben ne hafızım ne işte çok iyi Kur'an'ı böyle detaylı tetkik edebilme şansına sahip olmuş biri değilim ama Kur'an'da açık ayetleri ben hatırlıyorum. Zerre kadar kötülük yapan karşılığını görür vesaire vesaire böyle açık ifadeler var. Orada eğer merak ediliyorsa... Zerrede niye durmuyor onu anlayamıyorum bakınız, ben. Zerre kadar yapan görecek. İşte tamam. Çünkü kişinin tövbeyle imkanı var. Özgür iradesiyle bu dünyada bir şans tanır sonuna kadar. Hitler zerrede durmuyor. Yani zerre kadar da ki olsa diyor. Zerre kadar bir şey yapsanız da iyilik ve kötülük karşılığını göreceğinizi belirtiyor. Zerreye karşılık veren bir yaratıcı elbette ki külle de ona göre karşılık verecek. Şimdi geçen sefer burada bir konu geldi. Sizce? Bilmiyorum ben buna inanıyorum. Size gelmiyor olabilir. Geçen sefer ne geçti? Sonsuz cehenneme karşı çıktınız. Ama şimdi Hitler'den hıncınızı alamıyorsunuz. Yani çelişkilerinizi yakalayın. Bakın sonsuz bir cehennem. Dedi ki ya. Ay bir de geçen programda da şey dedi yani. Kötülük olmazsa dünyada sıkılırım. Özür dilerim şimdi. Ben de inanan bir insanım ama burada tabii 2'ye 1 olduğu için Ayşe Hanım açısından da kendimce şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi geçen sefer cehennemle ilgili konuştuğu zaten ahiret hayatına inanmıyor. Değil mi? Evet. Dolayısıyla siz de soruyu... Şimdi bakın ben bu soruyu şunun üzerine sordum. Allah niye uğraşıyor sorusu üzerine sordum. Demek ki hiç velevkilere hiç cevap vermeyeceğim ben. Kendi niye uğraşıyor deyince Allah varsa da... Anladım. Bakın dikkat edin. Şimdi tuzağa siz aslında baştan tuzağa düşmediniz. Siz baştan velevkiyle başladınız aslında. Nasıl başladınız? Allah varsa bile niye bu tip işlerle uğraşıyor gibi bir şey söylediniz. Oradaki uğraşmaz dedim ben. Benim algıma dedim. O zaman ben size dedim ki... Böyle tarif ettiğiniz yüce bir varlığın dedim. Böyle küçük işle uğraşıyor. Uğraşmaması lazım dedi. Siz bir velevkiyle başladın. Yani velevki olsa bile yapmaz. Ondan sonra ben size de, şimdi şöyle gerçek bir şey anlamda Hitler örneğini verince... Özür dilerim ben anlamaya çalışıyorum. Evrendeki yerimiz ve insan denilen varlığın bu görece kısa hayatı ve her şeye bu kadar hakim. O zaman neden sadece bu kadar geniş gördüğümüz evrende sadece bu dünya var? Madem her şeyi yapabiliyor neden bir anda o ol dedi oldu da olmadı da bu kadar süreye geçti diyor. Peki o onlara cevap verin. Peki oraya gelelim. Bu evrime karşılıklıdır. Oraya gelelim. Birincisi şunu söylememiz gerekiyor. Tekrar ediyorum. Demin bir kere Allah için vaktin geçmediği ve 13,7 milyar yıl geçmediği kısmını evvela bir kenara yazın. Ondan sonra şunu şey yapmamız lazım. Bizim şu andaki fizikten bildiğimize göre şu anda biz burada yaşayabilmemiz için aşağı yukarı 10 küsür milyar yıllık bir evrende var olmamız lazım. Niye? Çünkü evrenin şu andaki hikayesine bakarsak, evrenin genişlediğinde, evrenin başlangıcında ilk dönem yıldızlar oluşuyor. İlk dönem yıldızların içerisinde başta hidrojen, helyum ağırlıklı evren, ondan sonra bunlar dönüşerek karbon, oksijen tipi atomlara dönüşüyorlar. İşte diyor ki Ayşe Hanım, ne gerek var işte bunların? Hayır. Yani bağlı yok, oksijene de gerek yok. Hayır. Ol desin. Bakın dikkat edin, Allah için bu ol der, ol mesafesinde der. Allah bunlar içinde beklemiyor. Fakat bizim fiziğin bize şu anda gösterdiği evrende insan tipi bir canlının var olabilmesi için, karbon kimyasının başlaması için önce yıldızların içinde, diğer o süreçlerde karbonun oluşması gerekiyor. Ondan sonra o yıldızların ölülerin üzerinde bizim evrenimiz gibi, güneş sistemimiz gibi bir şeyin oluşması gerekiyor ve insan oluşuyor. Tamam. Başlangıçtaki süreci bir kenara atarsanız daha sonra insanın var olması mümkün olmaz. Ha, Allah bu sürecin içerisinde bekliyor falan olsaydı, onun vakide tabi olsaydı, o zaman bu soruyu meşru olurdu. Aslında bu tabloya baktığınız zaman evrenin başlangıcından geçen sürede minicik bir şey bile eksilseniz sonrası da insan olamıyor. O yıldızların içindeki karbonu atomunun, oksijen atomunun rezonanslarındaki ufacık bir değişiklik yapsanız bile sonra olmuyor. Ve zaman bile bakın. Samanyolu için diyebilirsiniz buna. Peki, diğer 100 hayır, milyar galaksi bakın, için. 5-10 milyar yıl önce insan tipi bir canlı evrende oluşamazdı. Yeterli bir şekilde elementler insanı var edecek oluşmazdı. Bir de evrenin büyüklüğüyle ilgili basit bir sorayım size. Siz bu yani birisi şöyle bir şey iddia eden hiç kimse yok. İnsan dışında başka bir canlı yok. Her şeyi Allah bir tek insan için yapıyor. Allah insan diyor başka. Ya böyle bir şey diyen oldu mu? Kur'an mı diyor böyle? Sinan Bey bile yani çok seyrek demek. İnsana hitap yani eden bir şeyimizde yok. Kur'an'da hiçbir şey. Kur'an Allah merkezli bir evren görüşü çiziyor. İnsan merkezli değil. Ben peki, aslında siz böyle bir şey yaptınız ki sanki Allah insana muhtaç. Pardon. Türkiye'deki ve dünyadaki Müslümanların da çok yanlış anladığı bir yere temas ettiğiniz için bu nokta önemli. Hı hı. Aslında bütün insanlar yani nedensellik sistemi içinde bunu yanlış anlıyor. Şimdi Allah'a inanan birisi her gün gördüğü her bir şeyde mucize arıyor inanmak için. Mesela sürekli mucizeler peşindeler. Fakat Allah'ın sünnetullah denen İslam'da bir şey var. Nedir bu? Allah'ın iş yapma şekli, iş görme biçimi. Şimdi Allah her şeyi sebeplere bağlamış. Müsebbibül esbab diye geçer. Yani sebeplerin arkasındaki asli sebep. Ne demek bu? Bu dünyada bir şey olacaksa. Bakınız, insanın yaratılması diyorsunuz şey. Hani işte dinler Hazreti Adem'in ayrı yaratıldığı dışında hiçbir açıklama kabul etmez diyoruz. Niye insan şerefli varlık falan. Anne karnındaki embriyonun gelişmesine bakıyorsunuz. Bunların her biri eşrefi mahlukat olan insan yavrucukları olacaklar. Fakat kurtçuk gibi bir şeyden başlıyorlar. Bir süreç içerisinde gelişip değişiyorlar. Şimdi demek ki eğer ki bu dünyada öncelikle geçen hafta çözemediğimiz soruna kadar dayanıyor bu. Bir ilk sebep olduğuna inanıyorsanız. Bu ilk sebep olduğuna inanmak iman diyoruz biz buna. İster inanın ister inanmayın. Bu yani ben geçen sefer de söyledim. Allah kimseye benim inandığım dünyada, benim inandığım şeyde akli olarak %50 bir avans vermiyor. İnanmak ve inanmamak size ait. Akıl tek aracımız değil, onu da söyleyeyim. Dolayısıyla diyelim ki iman ettiniz. Bir asli sebep var bu dünyada. Dolayısıyla bundan sonra yapacağınız her şey. Mesela ben Twitter'dan bana en çok gelen soru bu. Biraz önce gördüm bir tane tweet. Birisi diyor ki bir biyoloğun bunlara inanılması inanılmaz. Ya benim inandığım şey ya da yaptığım şeyin bir herhangi bir inançsız ya da panteist ya da işte Hindu bir biyoloğun yaptığına hiçbir farkı yok benim yaptığımın. Sadece ilksel neden algım farklı. Ondan sonra ama ne yapıyorum ben? Ondan diyorum sonra ki, benim gibi şu, düşünüyorsunuz bakın, hayır, belki de. Diyorum ki şu garantiyi alıyorum ben. Sünnetullah dediğim yani Allah'ın bu dünyada iş görme şekli muhakkak ve muhakkak sebeplere bağlıdır. Çünkü hep böyle yaratıyor. Hep bunu yapıyor ve bunu belirtiyor. Biz işte sebeplere bağladık. Biz bir ölçüyle kıldık. Hak ve hikmete uygun yarattık. Benim inandığım dinde mesela bu açık ifadeler var. Dolayısıyla bana şu garanti veriliyor. Ben sana efendim işte farenin üzerinde deney yaparken şu ilacı verdiğinde korkma. İşte orada bir trik yapmayacağım. Yani şaşırdığım bir şeyle karşılaşmayacaksın. Hep doğru yaparsan hep beklediğin sonuçları alacaksın. Çünkü evren belli kurallara göre tasarlandı ve böyle çalışacak. Şimdi bunu anladıktan sonra bu kısım kolay kısmı. Şimdi yani bir tane soru da ben Ayşe Hanım'a sormak istiyorum. Yalnız bu herhalde benim en az konuştuğum program oldu. Bir rica edeceğim, bir soru sorayım. Şimdi size bu şekilde yaklaşmalarının sebebi şu. Bizim çünkü genelde bilim adamı olarak gördüğümüz insanlar ya hakikaten yani Darwinizmin peşinden koşup hani din mevzusunu falan yapıyorlar. Büyük bir çoğunluk, siz de kabul edersiniz herhalde. Kendi camianızdan da iyi biliyorsunuzdur. Mesela Ayşe Hür'ün az önce bahsettiği işte Hazreti Adem'le eşi, onların varlığı, ama bir taraftan da anlatıyorsunuz işte evrenin nasıl var olduğuyla ve sonra insanın ortaya çıkması, ondan sonra türlerin kardeşliği, siz az önce dediğiniz şempanzelerle %98 vücut yapısı, işte sinek, ne sineğiydi, hatta sirkesini %80 kurduyla DNA zincirimiz neredeyse değil mi? Çok yaprakla yakın. İnsan hücresinin yapısal olarak birebir aynı olması vesaire. Şimdi o zaman ne oluyor? Kafada bu sefer sorular başlıyor. Nasıl gerçekten ilk insandan bu kadar çok kişi üredi, ama nasıl bu kadar yakınlık oluyor madem akrabalık yok, madem indirildi gibi sorular size muhtemelen tepkiler o sebeple geliyor. O sebeple geliyor. Ben bunu defaatle anlatıyorum bakın. Şimdi daha önce Caner Hoca'da değişik gördüm televizyonda. Buyurun işte %80 akrabamız. Yani bununla akraba olduğumuza göre bununla bir bizim bir şeyin, yaşamın bir noktasında bir şeyimiz var değil mi? Yani var, aynı noktadan çıktık. Yani Adem ve Havva olayıyla açıklayamayacağımız bir Adem ve Havva olayı bunun içine de oturur eğer isterseniz. Hadi otursun ya, vallahi merakla bekliyorum. Yani ben gidip görmedim ki. Neden benden bir teori bekliyorsunuz? Yani siz neden bu konuda fikir üretmiyorsunuz? Tamam ama benim kendi fikrim var. Neye inanıyorsunuz? Ben merak ettim. Adem'le Havva konusunda neye inanıyorsunuz? Sinan Bey bir otursun. Ben size başkalarının yaptığını yapmam. Mesela Richard Dawkins'in yaptığını yapmam. Richard Dawkins ne diyor biliyor musunuz? Bir şekilde bu dünyada günün birinde işte birkaç milyar yıl önce o canlı hücre bir şekilde çıkmış olmak zorundadır. Başka bir yolu yoktur. Benim bildiğim bütün biyoloji bunun üzerine kuruldu diyor. Bakınız. Oluyor, gözlüyoruz. Birçok süreçleri izliyoruz hala. Bakınız, bir bilim adamı olarak elimde kesin kanıt olmadan ben konuşamam. Elbette, çok katılıyorum. Bakınız ama iman insanı böyle yapıyor bazen işte. Richard Dawkins imanlı demiştim. İman da olmasaydı ne olurdu diyorum. Bakın hem bilinmezlik var. Ben size söylüyorum bakın. Boşluk var arada. Yani İlle boşluğu bir şeyle doldurmanız mı gerekiyor? Yani neden öyle bir ihtiyaç hissediyorsunuz? Çok net bir şey söyleyeceğim. Ben onu anlamak istiyorum. Şimdi bizim biliyorsunuz İslami camianın evrim gibi görüşlerle arası pek iyi değil. Evet. Ben de bunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Burada şöyle bir algı hatası var. Bir espriden yola çıkarak bir adam diyor ki, Hristiyanlar için söylüyor onu. Ya bu Hristiyanlar diyor hiç materyalistleri sevmiyorlar diyor. Onlardan çok nefret ediyorlar. Halbuki materyalistler maddeyle uğraşıyorlar. Maddeyi anlamaya çalışıyorlar. Maddeyi de Tanrı yaratmadı mı kardeşim diyor. Yani Tanrı materyalistleri seviyor, merak etmeyin diyor yani. Şimdi bu espri düşündürücü bir espri. Eğer her şey sebeplere bağlı yaratılmışsa ve ilk yaratıcı sebep böyle bir şey murat ettiyse benim şöyle bir garantim var. Ben onun yaratımları üzerinden çalışarak her şeyi öğrenebilirim. İhtiyacım olan her şeyi alırım. İnancım benim ayrı bir şey. Şimdi böyle bir şey oluşuyor. İşte bir ufak anekdotu anlatmaya zamanım var mı? Öğrenciyken ben bir hocamız işte derse girmişti. Şimdi o zaman bunu daha evvel de işte bahsetmiştim. Kültürel olarak aldığınız bir dini eğitim var. İşte bir görgü var. Toplumda yaşadığınız bir şekil var ve giriyorsunuz. Biyoloji bölümündesiniz. Hocanın biri geliyor diyor ki, eskiden diyor eski kafa softalar bir ders sırasında böyle muhabbet dönüyor. Eski kafalı softalar diyor diyorlardı ki diyor işte yağmurun ne zaman yağacağını bilemezsin. Bak şimdi televizyon aç işte görürsün yağmurun ne zaman yağacağını. İşte kız erkek çocuk nasıl olacağını bilinmezdi. Şimdi ben sana laboratuvarda ikisiye istediğin erkek mi kız mı çocuğu yapayım falan. Ben şok oldum. Niye biliyor musunuz? Ben küçüklüğümden beri dedem bize hikaye anlatmayı çok severdi. Da küçüklükten bize bir şey ezberletmişti. Mugayyebat-ı hamse diye. Anlamını bile bilmiyordum o zaman. Arapça 5 bilinmez demek. Ve ne olduğunu da bilmiyordum. Dedem bunları hep sayardı bakın. Mesela şuraya da mesela bir listesi var. Kıyametin ne zaman kopacağı, yağmurun iniş zamanı, ceninin anne karnındaki durumu, yarın ne kazanacağı insanın ve nerede öleceği. Bu 5 şey bilinmez diye dedem ezberletirdi. Biz de otomatikman ezberlemiştik. Sonra ben bu fırçayı yiyince bir bilim adamından gittim bu nedir diye o zaman baktım. Lokman suresi 34. ayet açık ve net biçimde bunları söylüyor. Ve şu an bir anda bir irkilme. Tam şey değil çünkü orada bilinemez dediği bir birinci madde, dördüncüsü, beşincisi, ikinci, üçüncü için geç. Ben ona 10 tane daha eklerim. Pelin Hanım'la kavga edip etmeyeceğim. Ben 100 tane ekleyeceğim. Boşanıp boşanmayacağım. Ben 100 tane ekleyeceğim. Saçlarımın dökülüp dökülmeyeceği gibi. Bu hikaye aslında çok çarpıcı. Yani 10 milyon tane daha ekleyebilirim. Şimdi bakın. Böyle bir şey duyan bir insanın yapacağı şey çok basit. Hoca dedi ki adam sonuçta bilim adamı. Ben yağmurun ne zaman yağacağını biliyorum. Senin kutsal dediğin kitapta da böyle bir ifade var. Bugün bilimle açıkça çelişiyor. Net bir karar aşamasındasınız. Bunu yapmalısınız. Gerçekten çok telaşlandığımı hatırlıyorum. Çünkü hani bir dine inanmış güven içinde yaşıyoruz. Fakat tam o sıralar İşte denk geldi bir şekilde. Buna da hani bir mucize diyebilirsiniz. Biz kaos teorisi bilmem falan bu konuları okumaya başlıyoruz. Bakınız bugün bilimin kesinlikle bilemeyeceksiniz dediği şeylerin ilki nedir biliyor musunuz? Hava durumu. Lorenz. Lorenz çekeri. Evet. Lorenz'in kaotik sistemi. Hı hı. Ve yani gelip de tüylerinizin diken diken olmaması bakın mümkün değil. Hı hı. Burada böyle bir ifade gördüğünüzde neden bilim yapmaktan uzak durasınız? O şimdi ifadeyi eğer... bir okusak. Ben okuyayım mı? Hakikaten ben okuyayım. Ben bir de... Nereden ne çıkarıyorsunuz? Bakın. Şimdi sizin de bazı Big Bang'i çıkardığınız evet, bazı şeyler var. Siz geçen hafta ayeti okudunuz. Hocam sen ararken. Hayır, ellerine Big Bang'le ilgili doktora tezi versem emin olun 10 sayfa şerh düşerlerden aşağı. Olur mu burada tutarsız ben? Ama bir şeyde ayette o kadar örtük bir ayetten Big Bang teorisini aynen Big bulmak işte ancak inançla yani mümin. Aman, ayrıca ona, da şeye gelelim. Niye Allah'ın kelamı Kur'an'la kayıp? Ayşe Hanım geçen haftaya döndü. Şimdi ben Big Bang'le ilgili cevap vermem lazım. Özür dilerim. Verirsiniz. Bakınız normal bir cinsel birleşme sırasında işte 125 milyon spermin hangisinin gidip yumurtayı döleceğini bilemezsiniz. Bu hiçbir zaman bilinemeyecektir. Yağmur yarını bilirsiniz. 4 gün sonrasını da belki bilebilirsiniz. Ama 10 günden sonra yağmurun ne zaman yağacağını hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Belki bileceksiniz. Bakın, hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Bakın bu öyle bir şey değil. Hayır hayır. Anladım. Bak, bu kısım beni çok eğlendiriyor. Bakın evet, bilimin en temel konularından bir tanesidir bu. Kelebek etkisi dediğimiz evet, mevzudan evet, dolayı evet, her şeyi ölçemeyeceğiniz için 10 günden sonraki hava tahmininiz tutarsız olacak. Bakınız. İçinde bulunduğunuz bugünkü bilimsel çerçeve, hiçbir dinden bahsetmiyorum, sizin önünüze çok ciddi bir zamansal engel koyuyor. Aynı engeli arkanıza da koyuyor. Diyor ki belli bir zamandan öncesini ve belli bir zamandan sonrasını bilemez. Hı hı. Bizde bugün nasıl bir yanılsama var? Aynen o işte post Newtoncular dediğimiz batıdaki ekibin 1800'lerde zirvede yaşadığı yanılsama bugün bizde var. Ya bilim yarın bir gün her şeyi çözecek. Ben bu bilim gözüyle bakayım. Bu bana komple yeter. Ama ben size bilimi getiriyorum. Diyorum ki bilim diyor ki bazı şeyleri asla bilemeyeceksiniz. Ben bundan çok hoşnut değilim. Ama şundan hoşnutum. O kadar kompleks bir evrende yaşıyorum ki ve bu kompleksliği algılayacak öyle bir zihnim var ki benim türüm bu noktaya gelmiş. Bilemeyeceğini bilir hale gelmiş. Ne diyor bizim bilgiler? En iyi şey, en büyük bilgelik hiçbir şey bilmediğini bilmektir. Hazreti bilgisi açısından manası ne bunun? İşte öncesini ve sonrasını bilememenin ne gibi bir töz içeriyor bu varlık açısından? Sizin bu soruları sormanızın temel olarak kaygan noktasına işaret etmeye çalışıyorum. Hı hı. Aklınızı kullanmaya çalışıyorsunuz değil mi? Çok hakikaten samimice bunu yapmaya çalıştığınızı düşünüyorum ama aklınızın sınırlarını isterseniz ayrı bir programda ben size beyninizin neden objektif algılama yapamayacağını şu masada ispat edeyim size. Katılıyorum size ama bu tanrı fikrini vardırmıyor beni. Bakınız, ben cevap vermem lazım. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ha, o ben zaman ama konumuz o ya. Yetersizliklerinizi söylüyorum. Ama elbette yani ben bunu peşinen kabul ediyorum. Hatta dedim %10'lu kullanıyoruz insan beynini. Özür dilerim. Herkes aynı anda bir şunu söyleyeyim. Herkes aynı anda konuştuğu zaman seyirci hiç kimsenin söylediğini anlamıyor. Buna dair herhalde benim de cevap hakkım var şeyle ilgili. Caner Bey hazırlan Big Bang'e mi cevap vereceksiniz? Şimdi benim Big Bang'le ilgili yaptığım şey şu. Ayşe Hanım'ın şey yapmadı. Ben Big Bang'le ilgili teoriyi başlangıçta Kur'an'a gidip de açıklayıp da Big Bang'i buldum demedim. Bir Big Bang teorisi var. Bu Big Bang teorisinin bilimsel yanını inceledikten sonra felsefi bir şekilde bundan ne sonuç çıkacağına baktım. Ondan sonra da Kur'an'ına bakıp onunla ilgili de ona da işaret ettiğimi düşündüm. Ayetleri söyledim. Bu ama ben Big Bang teorisini incelerken bir tek o 2 Kur'an ayetine dayanarak incelemedim. Onun tarihsel geçmişi nasıl ortaya koydu, fiziksel altyapısı ve benim için nasıl önemli olan onun felsefi çıkarımlarıyla baktım. Ha, buna niye baktım? Big Bang teorisinin getirdiği şey neydi? Sonra Kur'an ayetleriyle ilgili kısmına geleceğim. Big Bang teorisinin önemi şurada. Çünkü 2 tane tarih boyunca bakıyoruz ki temel görüş olmuş. Bir tanesi diyor ki Allah ezelidir. Bunun karşısındaki tarih boyuncaki görüşlerdeki en temel görüşü olmuştur hep. Bu evren ezeli ve her şeyin açıklaması. Evet. Yani dediğim gibi Lucretius'tan Marx'a bütün ateistler bunu söylemiştir. David Hume ve Kant gibi Allah'ın varlığını biz bilemeyiz diyenler de agnostizmden ileri sürerken dedikleri şey şudur. Pekala Allah gibi evren de ezeli olabilir. Biz bilemeyiz demişlerdir. Fakat Allah'ın varlığına alternatif olarak hiç kimse Allah neden yaratılmıştır dememiştir. Pekala evren ezeli olur demiştir. Ha, buradaki önemli olan nokta şu o zaman. Bir şeyin ezelden biri var olduğunu gösteremezsiniz. Fakat bir şey sonradan başlıyorsa bunun varlığı tartışma konusu olabilir. Ha, o zaman burada bizim en temel konumuz bu evrenin bir başlangıcı var mı yok mu sorusu. Felsefi açıdan çok temel soru. Ha, bunlardan bir tanesini gösteren şey, Big Bang teorisinden önce bilimsel olarak gösterilen şey şuydu: entropi yasası. Fiziğin en temel yasalarından biri olan termodinamiğin ikinci yasasını gösterdiği şey şu: bu evren sürekli olarak düzensizliği artmaktadır. Ve bir yerde termodinamik dengeye gelip evren hareket duracaktır. Ha, bunun bir süre sonra ilk önce fark ettikleri şey bilim adamlarının ve felsefecilerin bu evrenin sonunun gelmesini kaçınılmaz olduğuydu. Fakat ondan kısa bir süre sonra hemen şunu fark ettiler: eğer ki bu evren ezeli olamıyorsa ezelden biri de var olamaz. Çünkü entropi yasası şu anda evrenin sonunu getirmişti. Ama bizim burada şu anda var olmamız aslında bir fizik yasasının da evrenin başlangıcı olduğunu gösterdiği ilk deliliydi. Bu 19. yüzyılların sorunu, entropinin ortaya koyulması. Ha, 20. yüzyılda sonra buraya da geldiğimizde gördük. 1920'li yılların başında Big Bang teorisi ortaya koydu. Einstein'ın formüllerine hareketle detaylara girmeyeceğim. Fakat Big Bang'in de bize gösterdiği şey şu: 13,7 milyar yıl önce hem uzay, hem zaman, hem madde hepsinin bir başlangıcı oldu. Yani o zaman bu neyi getiriyor aslında bakarsanız? Klasik bir Big Bang yaklaşımı, ateist teorinin evrenin ezeli olup her şeyin açıklaması olduğunu doğrulamayacağını gösteriyor. Entropi yasasıyla Big Bang'in güçlerini birleştirmesiyle bilimsel açıdan oldukça ciddi bir temel bulabildik. Mesela bana göre bu da aslında Allah'ın varlığının delilleriyle bizim kozmolojik argüman dediğimiz çok çok önemli bir argüman. Ve buradan Allah'ın da bazı sıfatları, bütün sıfatlar değilse de bazı önemli sıfatları da temelleniyor. Nedir? Allah bir maddeyi aşkın. Çünkü maddenin olmadığı bir anda onu yaratması için maddeye aşkın olması lazım. O başlangıç zamanın da başlangıcı olduğu için zamanı da aşkın olması lazım. Diğer taraftan bu evrendeki müthiş enerjiyi ve sonraki oluşum süreçlerini düşünürsek müthiş bir kudreti, yüksek bir güç olması lazım. Ve Big Bang başlangıcına gördüğümüzde bu bir patlama, mecazi bir ifade. Burada olan şey oldukça düzenli bir açılım. O başlangıçtan bahsettiğimiz hassas ayarların hepsini koydum. Neden çok düzenli? Bir dakika. Neden entropi var? Yani neden bozunuma uğruyor? İşte entropi yasası, bakın, Allah'ın varlığının delilleriyle ilgili. İnsan yarattığı şeyin önünde yavaş yavaş ölümün, şimdiden öleceği belli bir varlık olarak yaratılıyor. Argümanı sonuna kadar bitireyim, ona da cevap vereceğim. Eğer ki tabii ki yaratıcının planının içerisinde bu evrenin bir sonlu olması varsa, içinde entropi gibi bir yasa ve insanların ölümü gibi de yasalar olması lazım. Yani bir ahlaki açıdan bir sorun yani yok. Allah, ben ezeli öldürmek üzere bir şey, evren yaratıyor. Hiçbir ahlaki sorun yok. Çünkü zaten yani canı veren Allah olduğu için. Öldürdükten sorun olacak. Yani evreni imha ettikten sorun olacak. Yeniden yaratılış olacak. Yeniden Allah yaratacağını söylüyor. Evet. Yani bu şeye benziyor. Bertrand Russell'ın bir... Ama şimdi benim argümanı yine kesip Ayşe Hanım bambaşka konular ortaya atarak... Yani bu Allah'ın varlığının delillerini sabote etmeye çalışıyor. Zaman ayarını size bırakıyorum. Yani... Ama be 10 dakikadır konuşuyorsunuz yani. Onu şimdi sizin teoriniz bitinceye kadar bekleyeceksek siz Kurtuluş Savaşı ile ilgili şurada şunu söylediniz, bu böyledir dense, tabii ki benim onu söyleyen bir dakika cevabını vermeniz herhalde bir dakika almaz. Peki. Yani sizin orta... Tamam, siz tatmin oluncaya kadar devam edin. Yani tatminden kastım, siz tamam bitirdim anlatımımı deyinceye kadar ben bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Buradan da gördüğümüz şeylerden biri şuydu. Aslında Big Bang teorisinin gösterdiği şey bu evrenin ezeli olamayacağı. Dikkat edin, bu klasik materyalist görüş için büyük bir yıkım. Entropi yasasıyla da burada güçlerini birleştiriyorlar. Aslında bu İslam felsefesinde daha önceden ortaya konan bu bilimsel şeylerin dışında felsefi argümanlar vardı. Bir yerde onların da tasdiki oldu. Daha belki felsefi argümanları da şu açıdan kısaca değinmemizde fayda var. Çünkü Tanrı'yı kim yarattı sorusunun da bir yerde orada cevabı olur. Çok kısaca geçin. Ama ne olur çok felsefeye girmeyelim. Felsefeye girin, çok kısaca orasını anlatayım. Dinlere muhakkak. Daha evvel Gazali ve Kindi'nin de ortaya koyduğu argümanlarda şu vardı: sonsuz bir teker teker eklemeyle sonsuz bir dizinin oluşamayacağını söylüyorlar. Çünkü sonsuz tüketilemeyen bir şeydir. Evrenin geçmişini de teker teker ekleme diziyle sonsuz olduğunu söylerseniz mantıksal paradokslar ortaya çıktığını söyledi. Ay bir dakika, zaten insana bu alemin bir özetiyse zaten bu alemin de bir sonun olması gerekiyor. Dikkat edin, yaratıcıyı kim yarattı diye bir şey soramayacağınızı da gösteriyor. Niye? Niye soramayacağımızı ben hala anlayamıyorum. Benim küçük aklım algılayamıyorum. Ama işte argümanı iyi dinlemeniz lazım anlamanız için. Şu acaba yardımcı olur mu? Birisi Twitter'dan yazmıştı da şimdi aklıma geldi. Evet. İşte Alevalatlı orada kimse var mı yazdı. Alevalatlı'yı kim yazdı? Soru buna benziyor. Hayır ya, Bertrand Russell'ın yani, var analojisi. Bir Hintli bilgine soruyor. Dünya kimin nerede duruyor? İşte bir filin sırtında duruyor. Peki fil neyin sırtında duruyor? Kaplumbağanın sırtında duruyor. Peki kaplumbağa neyin sırtında duruyor? Kaplumbağa. Diyor ki şöyle diyor, hayır. Sıkıldım bu sorudan, lütfen başka bir konuya geçelim. Şu anda aslında bu oluyor. Bakın ben size felsefi bir argümanın düşmeniz gereken yer orası. Diyorsunuz ki anlamıyorsunuz. Asli sebebi savunan bir felsefi argüman var. Anlamamaya çalışıyorsunuz. Bakın ben size geçen sefer. Ben kaplumbağayı asli argüman ilk neden kaplumbağa. Sandalyeye yatılıyor musunuz? Kaplumbağa. Sandalyeye yatılıyor musunuz? Ben sonsuz bir silsilemin mantıken olamayacağını söylüyorum. Niye olamayacağını? Olamayacağını. Peki söyleyeyim. İlk neden gerekçesiz bir ilk neden olabiliyor da ki bütün süreçlere bakışımız bizim her şeyin bir başı ve sonu olması. Matematik ve felsefesi üzerineyken. Ama işte bu tamamen gerçekten felsefi açıdan çok. Ben mantıksal açıdan göstermek istiyorum. Ayşe Hanım pardon. Sonsuz kaplumbağaları savunan siz misiniz, ben miyim? Çok net bir cevap verebilir miyiz? Siz sonsuz kaplumbağayı savunuyorsunuz. Evet, bakın, siz de diyorsunuz ki kaplumbağanın konuşmayalım. Peki, o zaman kaplumbağadır. Ne olur adım adım gidelim. Peki. Sonsuz kaplumbağaya dair deliliniz nedir? Sizin deliliniz nedir? Benim gerekçesiz bir ilk nedenin delili ne sizin? Sonsuz delilin mantıken olamayacağı. Fizikte bir patlama gördünüz. Olabilir. Yeni bir evren, fraktal bir evren gelişiyor. Ben fraktal evren üzerine çalışıyorum. Fraktal evren buna hiçbir şey açıklamıyor. Yani havalı bir söz oluyor sadece. Evet, entropi de çok havalı oluyor. Big Bang de aslında sonunda hep havalı laflar ama sonuçta... Ama fraktal bir şey açıklamıyor. Entropiyle ilgili argümana cevap verin o zaman. Ahlaki bir boyutu olan ve yapıcı bir tanrının entropi içeren bir evren yaratması da çok absürt bir şey. Ben size bakın, entropinin neden evrenin başı olduğunu, ezel olamayacağını gösterdiğini söylüyorum. Siz ona entropiye cevap verin. Entropi yasası yok mu diyorsunuz? Ben entropinin Allah'ın varlığının nasıl gösterdiğini şöyle bir mantıkla anlatıyorum. Allah'ın varlığının alternatif olarak evrenin ezeli olduğu söyleniyor. Entropi yasası evrenin ezeli olamayacağını söylüyor. Böylece reduktio et absürdüm dediğimiz felsefede saçmalığa indirgenince lütfen, mantıksal olarak alternatifin olamayacak. Argumentum de ignorantum dedikleri değil mi? O yani olamayacağı gösterilince alternatif olarak Allah'ın ezeli olduğu şekilde. Ben bu argümanın cevabını verin, buyurun. Bakınız çok basittir entropinin niye var olduğu. Sizin zamanı algılayabilmeniz için entropiye ihtiyacınız var. Eğer entropi yani termodinamiğin 2. kanunu olmazsa mesela şu telefon, şu defter bundan 1000 sene geçtikten sonra dağılmaya başlamazsa siz önce ve sonra diye bir kavrama sahip olamazsınız. Entropi zamanın okudur. Bakınız Roger Penrose. Evet. Bu kadar basit bir argüman. Niye biz kavga ediyoruz? Bakın entropiyi bile kötü bir şey olarak algılamaya çalışırsanız bir anda referans çerçevemiz kalkar. Evrenin kışı herhalde değil mi yani aslında? Temel bir fizik yasası. Bu evrenin 3 tane ayağı varsa biri entropidir. Yani şimdi öyle bir zeminimiz kayıyor ki entropi niye yarattı? Yani entropi olmasa şu anda nefes almamız bile entropi yasasıyla oluyor. Entropinin sonuçları var. Gazların dağılımında entropi yasasıyla yani şu anda entropi sayesinde yaşıyoruz. Cevabını söylüyorum yani. Bakın doğmak aynı zamanda ölmek demektir. Ölmek olmasaydı doğmak olmazdı. Metabolizma dediğiniz artık üretir. DNA'nız kırılır, yaşlanırsınız. O yüzden bir ömür süreniz vardır ama ölüm kötü değildir. Eğer tabiatın içinde yaşarsanız ölümün ne büyük bir nimet olduğunu anlarsınız. Zaten ölümle ben bu dünyayla hiç bakmıyorum zaten bu sürece. Siz ona sürekli getiriyor. Hatta siz daha da daraltıyorsunuz. Bu dünyadan başka ne konuşabiliriz? Ve Kur'an-ı Kerim'e getiriyorsunuz. Ama ne oldu yapıyorum? Ben başka bir şey anlattım size orada. Bu dünyada. Ama şimdi olmadı. Bu kaçak güreş oldu. Ben size orada başka bir şey anlattım. Sadece bakın ben sizin karşınızda çırılçıplak bir materyalist olarak konuşuyorum. Bu kainatı, bu evreni konuşuyorum. Elbette. Ama siz dediniz ki ne olur bir atlamayın. Entropi neden var? Çok net söyledim. Entropi olmasa zaman diye bir şey olmaz. Bitti. End of story diyorlar ya gavurlar. Evet. Yani şimdi yine de ama end of story olacak. Sizin bu modele göre end of story olacak. Peki. Dinin en büyük iddiaslarından biri evrenin sonunun geldiğidir. Aslında bilimin, bakın bana göre dinlerin, tek tanrı dinlerin en önemli iddialarından biri bu evrenin sonunun gelecek olmasıdır. Tarih boyunca bakın, mesela Aristoteles'ten gelen kozmolojiye bakalım. Oralardaki kozmolojilerde yıldızlar sonsuzdan bir var olan bir yakıtla yakılmışlardır. Fakat ancak Tanrı'nın işleri ne olacak yani evrenin sonu geldikten sonra yeni bir evren mi yaratacak? Evet, zor bir tartışma. Yeni bir evren mi yaratacak? Peki bir şey söyleyeceğim. Benim yerimde çok kötü, ben şikayetçiyim. Bakın bu ahiretin varlığıyla ilgili şey dine götürür ama bizim yaptığımız şey şu anda bu evrenden hareketle bu evrenin bilinçli bir şekilde kudreti yüksek ne yaptığını bilen bir güç tarafından yaratılıp yaratılmadığını konuşurken siz bu evrenden sonra ne yapacağını soruyorsunuz. Şimdi çok zor sorular, büyük sorular. Hepsi iç içe bunlar. Fikrinizi soracağım bir konuyla ilgili. Eğer ki bu evrenden... Sizden rica ediyorum. Son bu soru. Ama Caner Bey bunların hiç sonu yok. Biliyoruz biz de. Şimdi çok sorulan bir soru. Ben kişisel kanaatinizi soruyorum. Siz biliyorum ki yani Sinan Canan çünkü bütün hafta ona Kur'an tefsiri sormuşlar. O yüzden hep bunun açıklamasını veriyor. Evet. Hayır o konuya girmeyelim de ben bilim konuşalım diyor daha çok. Bilim felsefesi. Biliyorum öyle. Ben o konunun uzmanı değilim. Tamam konunun uzmanı değilsiniz ama sonuçta belli bir formasyonunuz var. İnançlı da bir insansınız. Dolayısıyla kendi Sinan Canan süzgecinizden geçirerek sorulara cevap verebilirsiniz diye umut ediyorum. Şimdi şöyle bir sorum var size. Neden bu dünyayı yarattığını düşünüyorsunuz? Neden insanı yarattığını düşünüyorsunuz? Hani hep başı var sonu var mevzusunu konuştuk yok ya. Olacak. Ha, madem yok olacak siz mesela neden yaratıldığımızı düşünüyorsunuz? Şu anda kendi gelişim ve tekamül sürecim içerisinde şu anda vardığım nokta özellikle bunun altını çiziyorum. Evet. Hala öğreniyorum, hala anlamaya çalışıyorum ama şu anda geldiğim nokta şu. Bilinçli bir varlık olarak beni yeryüzüne gönderen Yaradan kendi sanatını, o büyük zaman ve mekana yaydığı sanatını ve bunun bütün inceliklerini anlamam ve onun büyüklüğünü takdir edip geldiğim kaynağa doğru tekamül etmem için beni bu dünyaya gönderiyor. Şimdi bir insan geldiği gibi gitmiyor bu dünyadan biliyorsunuz. Yani bir yaşam süreci var uzun ya da kısa ve bu süreç içerisinde herkes bir faaliyette bulunuyor. Benim anladığım din yani yarın sabah da ölecek olsam aynı şey yine geçerli. Bir tekamül süreci. Bu tekamülün bir ayağı burada. Konuşuyoruz, ediyoruz, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bir başka ayağı laboratuvarda. Ama benim yapmam gereken şey bütün bu kainatı yaratan zatı anlamak ve aslımı anlamak, aslıma dönmek. Benim anladığım bu. Allah neden yarattı diye soruyorsanız. Ya onun adına konuşacak kadar keşke aşkın ve bilgili olsaydım ama anladığım şudur. Hiçbir sanat, hiçbir varlık, hiçbir maharet görülmeden, anlaşılmadan, takdir edilmeden bir anlam taşımaz. Dolayısıyla bizde olan bütün hislerin ben Allah'tan geldiğini düşünerek kendi hislerime, hissiyatıma, ruh dünyama bakarak bilimde ekstrapolasyon dediğimiz bir şey yapıyorum. Yansıtma yapıyorum yani. Beni yaratan zat bana madem ruhundan üflemiş, o görülmek, bilinmek istemiş. O kadar zaten benim dinimde bana bunu söylüyor. Benim bununla ilgili hiçbir sorunum yok. Ben onu maddi işlerine bakarak görmeye çalışıyorum. Burada ve kimsenin de inancına gülmüyorum. Öyle de bir prensibim var. Evet benim gülüşüme çok kızıyorlarmış. Ben bir şey söylemişim gülüyormuşum falan. Ben öyle hakikaten çok gülen bir insanım. Ama bakın ben sizden çok öğrendim biliyor musunuz? Neden? Sizden çok öğreniyorum ama size de bunu tavsiye ediyorum. Siz sürekli itiraz etmek için sormayın. Valla yani burada çok malzeme var. Çünkü bakın bırakın dini falan binlerce yılın getirdiği kültürel bir birikim var. İstifade edelim. Yani İslam'a bir edebiyat deseniz, Kur'an'a öyle bir şey deseniz bile öğrenecek söylüyor çok şeyimiz var. Söylüyor bir yerde, bir ayeti arıyordum, tam onu söylediniz zaten. Ama istiyorsanız şimdi ayetlere girersek, bakın daha cevap veremediğiniz şeyler. Neydi o ayet? Ben ona inanıyorum zaten, işte, o yüzden oradan referans veriyorum. Ben şimdi bir örnek vereceğim, çok basitleştirerek bir şey söyleyeceğim. Müslümanların %kaç öldürme inanıyor, bir okuyayım size. Sevilmek, takdir değil mi? Öyle takdir gibi demeyelim takdir de, değil. Ne diyeceksiniz? Bilinmek, lütfen terime dikkat. Yani bilinmek kelimelerde istiyor. Nazenin olursak anlam daha kolay çıkar ortaya. Bilinmek istiyor. Bu bilinmenin ama bir dakika itaatle ilgili cümleleri var. İtaat var istiyor. Tabii. Bilinmek istemiyor sadece. İtaat istiyor kimden aynı itaat zamanda. İstiyor? Hitler olabilen insandan itaat istiyor. Hayır. Hitler de olabiliyor bu insan çünkü. Olur mu? Olabiliyor. Maymundan itaat istiyor mu? Sizden bizden istiyor. Bakın dikkat edin. Bakın. Hitler'den biraz siz şikayet ediniz. İyi insan olun deyip bırakmıyor sadece. İtaat edin diyor. Nisa'da Fetih'te. Bakın böyle giderse. Pelin ama hiç konuşamıyorum ki. Hayır, ama tamam, evrim konusu açıldı ona bir cevap ver. Ama bir şey söyleyeyim Caner Bey başka bir mevzudan gidiyoruz şimdi. Ben tabii ama belki sorular cevaplanmadan ama şey Caner Bey yani sonuna kadar o zaman tek bir soruda kalırdı. Dedi ki mesela insan dünyaya yaratılmış Adem dedi bunlar söylendi. Tamam, evrim gibi değil bir konuya. Ama Caner şimdi başka bir şey güzel giderken ona niye dönelim? Ama şimdi buna cevabını vermeden başka bir konuya gidersek çok anlamsız olacak. Ama Caner Bey bu konuya girmiştik devam ediyorduk siz şimdi. Hayır bu konuya dikkat edin şimdi programın öncesine bakarsak bir sürü konu ortaya atıldı. Evrim gibi değil bir konu atıldı. İnanın benim de en büyük rahatsızlığım bu. Ne oluyor biliyor musunuz? Hani böyle birisi öldürecek ama bıçağın ucunu iğne ucu gibi batırıyor, böyle ne öldürüyor ne kaldırıyor. Ayşe Hanım şöyle bir kampanyası diyor ki, ben ne varsa ortaya atayım, her şeyleri ne varsa kitap, ateist argümanların hepsini ortaya koyayım. Siz 1400 yıldır atıyorsunuz ortaya, 2000 yıldır da öteki dinler, 5000 yıldır. Ben de bir tane Allah'ın kulu çıkmış neymiş sizin tercih. Ben size söylediğiniz hiçbir şey, hepsini. 15 tane soru sormuşsunuz. Bakın 150 tane sorun da, hayır 150 tane sorun, 1500 tane sorun ama cevabını vermek için de vakit kalsın. Stilimi bakınız, sürekli bakınız yığıyoruz. Biz de öyle yapıyoruz otomatikman. Ama lütfen başlık tutmaya çalışırsak. Ama o zaman isterseniz Kur'an-ı Kerim'in onu da yapamayız biliyorsunuz. Ayetlerin sırası değişik. O önce mi geldi, bu sonra mı geldi? Ama siz bakın kapatmayın, açın ne olur, yol açın. Ben onların sorunun değil, çözüme parçası oldu. Benim de diyeceğim şimdi evrimle ilgili bir soru. Bilmek istiyor dedi, ben katılmıyorum buna dedim. İtaat etmesini istiyor dedim. Bir şey söyleyeceğim, onun buraya girmesinin sebebi benim. Çünkü soruyu ben sordum. Soruyu sordunuz. Ama çok özür dilerim, hiçbir televizyon programı böyle didaktik, haydi bakalım şimdi A şıkkıyla başlıyoruz, bunu açıklayalım, hop bir dakika B'ye geçmeden 3 saatimiz var, böyle bir şey değil bu, sohbet programı. Ayşe Hanım bize yönelik soru sordu, hayır ben sormadım canım, ben sordum soruyu, ben sordum. Daha evvel Ayşe Hanım sordu, sonra siz, bir de 2 tane soruldu, hem Ayşe Hanım hem siz sordunuz ama yine de cevabını vermedik. Şurada listem var ya. Peki bir şey söyleyeceğim, şunu o zaman bir tamamlayalım, yani olmazsa olmaz dediğiniz, hani bunu anlatmazsam olmaz dediğiniz ne sizin, anlatmayın o başlık olarak. Evrimin İslam'a aykırı olup olmadığı, ensest ilişki meselesi, Adem'le Havva'nın... Tamam, o ensest ilişki muhakkak size soracağım, söz veriyorum. Tamam, evrimin İslam'a aykırı olup olmadığı ile ilgili olarak ben Sinan Canan'dan görüşünü almıştım. O bir şey söylemişti. Hani ben de nasıl olsa değillermiş aynı. Aynı görüşte değil misiniz o zaman? Öyle mi? O yeterli olmadı mı o açıklamaya? Yani Sinan Canan ona bir cevap verdi. Şimdi ama bunun daha detaylı bir şey var. Kur'an ayetlerine ona daha girmedim bile ben. Öyle bir şey var. Nasıl ona daha girmedim demediniz mi? Bilim her şeyi açıklayamaz. Bilimin sınırlılıkları vardır. Dolayısıyla bunu bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor dediniz. Bu değil miydi sorunun cevabı? Yani ben evrime inanıyorum ama Hazreti Adem'in bununla çelişmediğini düşünüyorum. Ayşe Hanım da işini kolaylaştıracak. Daha doğrusu genel ateist düşüncenin bu sorularını cevaplaması gereken Müslümanların önemli bir eksiğine. İsterseniz hemen vurgu yapayım. Konu açıldı bakın. Şimdi Kur'an'da bir ayet var. Öncelikle bu ayet alıntıladığım zaman bazıları bana bozuk çalıyor. Niye, sen işte hafız mısın, önünü biliyorsun arkasını? Önemli değil. Ben biyoloğum, ben bir bilim adamıyım. Baktığım zaman dikkatime takılan yerden sorumluyum. Dolayısıyla bu benim de kitabım olduğu için bakıyorum. Şimdi diyor ki işte Ankebut 20. Yeryüzünü gezin dolaşın malum ve ilk yaratmaya nasıl başladığımıza bakın. Açık bir emirdir bu. Kime? Kur'an'a inananlara, Müslümanlara. Ben her yerde şunu soruyorum. Böyle yapan bir Müslüman tanıdınız mı hiç? Şimdi bizim Müslümanların arasında maalesef bu alışkanlık yok. Niye? Biz öyle gezip dolaşıp fosil kazmayı, kuş gagası ölçmeyi falan çok fazla sevmiyoruz genel yapı itibariyle. Ama bu işi kim yapıyor? Mesela bir Charles Darwin bunu yapmış. Charles Darwin ne yapmış? 5 sene bir gemiye binmiş, gezmiş, gelmiş, sonra bir teori ortaya atmış. Yalnız bu teoriyi nasıl ortaya atıyor bakın. Charles Darwin'in bulunduğu zaman ve içinde yaşadığı koşullar, hakim felsefi paradigma gereği materyalist bir adam. İşte biraz da tabii çok tereddütler kendi içinde de geçirmiş, ruhban kökenli olmasına rağmen. Sonuçta tamamen mekanistik, Tanrı'yı dışlamaya çok müsait, kendisini dışladığını net olarak söyleyemem. Yani türlerin kökeninde ben böyle bir şey görmedim. Tanrı'yı dışlamaya gayet müsait bir teori ortaya koymuş. Tamam. Ama bu teoriyi ortaya koyarken dünyayı geziyor ve hayvanları, yani benim bir Müslüman olarak Allah'ın sanatı, yaratımları dediğim şeyleri tek tek inceliyor. Bilimsel yöntem, çok sıkı bilimsel yöntem kullanıyor. Charles Darwin'e bu konuda kimse laf söyleyemiyor. Şimdi ortada bir tane kuram var. Bu kuramın içerisinde Charles Darwin'in fikirleri var, artı biyoloji var. Ben diyorum ki yıllardır şu Charles Darwin'in ona ait olan felsefi görüşlerini şuradan çekerseniz geriye sadece biyoloji kalıyor. Etrafınıza bir bakın. Bu canlı çeşitliliğinin sebebini Allah size anlamanız için emir vermiş. Müslümanlara sürekli bunu söylüyorum. Peki. Ben. Şimdi eğer biz bunu yapacak olursak, bunu yapmak neyi gerektiriyor biliyor musunuz? Bu emri uygulamak. Materyalist gibi madde üzerinde çalışmayı gerektiriyor. Bizim bu alışkanlığı geliştirmemiz lazım. Tamam, şimdi bu söyledikleriniz, bu anlattığınız bence şunun cevabı. Din bilimi sınırlar mı? Hayır, din bilimi sınırlamaz. Hatta der ki, emreder, git araştır der. Şuna bağlayayım mı? O konuya bağlayayım mı? O konuya bağlayayım. Bakın şöyle bağlayacağım. Eğer şu sorunun neden hatalı olduğunu anlatmaya çalışıyorum size. Yani bir, şu andaki yaygın ateizm İslam'ın özüne bir mantıksızlık ithamı yönelttiği zaman aslında Müslümanın hatasıyla uğraşıyor, farkında değil. Müslümanın hatası İslam'ın özüyle ilgili değil. İslam bize aklınızı kullanın. Mesela şunu, Kur'an'ın herhangi bir yerinde benim şu kadar ayetimi ezberle dediğini duydunuz mu? Kur'an'ın her yerinde. Ben bakınız, siz konuşursunuz. Kur'an'ın her yerinde arıya bak, kuşa bak, böceğe bak, dışarı bak, buluta bak. Hep bunları söylüyor. Dışarıda bize bir şey söylüyor. Onlar da benim ayetlerimdir diyor. Kur'an'ın özünde, İslam'ın özünde bilimi, ilerlemeyi, aklı, rasyonalizasyonu bilmem ne engelleyen hiçbir şey yoktur. Bugün kavgası yapılan şey kültürel Müslümanlık ya da yanlış bir takım uygulamaların şu an oluşturduğu çatışıklıktır. Peki şimdi bu anlatılanlara Hazreti Adem'i nasıl ekliyorsunuz? Peki şimdi şunu anlatayım. Ben evvelki bir programda demiştim, yine diyorum. Evvela şunu söyleyeyim. Benim kanaatim, Ayşe Hanım da aksi bir şey diyorsa, mesela merak ettiği ayet varsa söylesin. Ben nerede söyleyeceğim? Yok, her söylediğimde bir kere kızıyorsunuz, beni bozdunuz diyorsunuz. Bir de hakikaten bu ateistler önce bir kere egemen ideoloji sahipleri doya doya 1400 yıl Kur'an-ı Kerim üzerine konuştular. Ondan önce Hristiyanlıkla başlamışlar. Ondan önce eski ayetle başlamışlar. Biz inşallah bir gün konuşacağız ama bir gün onu... herkes biliyor sizin ne düşündüğünü. Yani bu görüşleri biliyor. Kur'an'a göre peki nasıl... Ateizmi bilmiyor. Türkiye'deki insanlar, ateistler ne düşünüyor? Kitaba ne diyor? Onu da biliyor. İnternete girin. Dindar şeyler kadar ateist şeyler var. Her yerde her şey var. Yani herkes her şeyi bilebilir. Kaç kişiyiz ki bizim ürettiğimiz bilgi sizin bilginizi bölmüşsünüz. Ayşe Hanım sanki öyle bir şey yapıyorsunuz ki, sanki siz aman ateist şeyleri söylemeyin gibi, öyle bir şey demeyin. Siz her şeyi söyleyin. Fakat söylemek istediğim şey şu. Bir konu, temel bir konu açınca gerçek anlamda onu konuşalım. 15-20 konu açtığımız zaman bizim konular arasında kaybolup hiçvehiçbir konunun hakkını veremeyiz. Ben sizi eleştirmek için ne demiyorum. Yani herkesin faydalanacağı bir program olsun diye. Ben istiyorsanız 6000 küsur Kur'an ayetinin hepsinde teker teker konuşurum. Fakat bugün şu anda açtığımız konular, sizin girişte açtığınız konularda evrim teorisi vardı, evrenin genişliği vardı, kötülük sorunu vardı, onlardan başladık. Ona tam cevap veremedim. Diyelim ki hepsinde siz haklısınız. Şimdi, ilerleyelim şuradan. Ama ilerleyelim çünkü bana siz ne derseniz. Niye yarattı ya verdiği cevaba siz ne söyleyin bir cevap? Ben de bir şey... Şimdi ben niye yarattığını söyledim. Allah'ın yaratma potansiyeli, onu da söylerim. Şimdi onun bir ayeti de var ya. Kendisi niye yarattım ben insanları diyor. İnsanlarla Allah'ın söylediği şey, insanlarla kendisiyle bir ilişki. Allah insanları kulluk etmek için yaratılıyor. Kur'an'daki kulluk ama Allah'la insan ilişkisi olan her şeyi kapsar. Yani sonuçta insanın ve sırf insanın değil, bütün varlığın, Allah dışındaki gerek alan bütün varlığın varlık sebebi bir yerde Allah'la ilişkili bir şekildedir. Evet. Ama Allah'ın sanatını göstermesi içindir, kimisinin özgür iradesiyle Allah'ı bilmesi içindir. Şuursuz varlık Allah'ı bilemez. Ama hepsi sonuçta, bütün varlık Allah'la ilişkili bir sebep üzerine vardır. O yüzden zaten de ben bilmek mi kulluk mu, ona da bir netlik getirelim. Bilmek mi kulluk mu? Kulluğun bir parçası bilmektir. Hepsi değil ama ahlaki eylemi de kapsar. İtaati de kapsar, Allah'a itaati de kapsar, bilmeyi de kapsar, ibadeti de kapsar. Hepsini kapsar. Şimdi çok geniş bir anlamda ama ben evrimle ilgili yine cevap veremedim. Adem meselesine. Verin siz onu da verin, tamam. Şimdi Adem'le ilgili mesele, ben evvelki programlarda da şuna benzer bir şey demiştim. Ben diyorum ki Kur'an'da evrim teorisinin doğru olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Doğru veya yanlış olabilir. Benim iddiam şu. Kur'an'daki tek bir ayetin bile evrim teorisinin temeliyle, yani canlıların birbirlerine değişerek tür olması temeliyle bir çelişkisi olmadığını söylüyorum. Bunu söylerken de şunu söylüyorum. Şimdi Kur'an'la bir şeyin çelişkili olması için şöyle bir şey lazım. Kur'an'daki bir ifadeyle, bir teorideki bir ifadenin çelişmesi lazım. Ama Hazreti Adem'i ayrı tutuyorsunuz. Hayır, Adem'i de ayrı tutmuyorum, onu da işin içine katıyorum. O da mı bir canlıdan türedi? Tabii. Mesela bir şeyin çelişmemesi. Niş olabilir diye eklersek. Şimdi Adem'le ilgili şey şu, Kur'an'daki bütün anlatımlar araçsal sebeplerle, Kur'an'daki anlatımların bütünü değil mi? Büyük bir çoğunluğu Kur'an'daki anlatıların hep Allah'ın araçsal sebeplerle yaratmasıdır. Yani mesela Allah bir tek Adem'i yarattım demiyor. Bütün hepinizi yarattım diyor. Kur'an'a bakarsanız yağmuru da Allah indiriyor. Tohumu da Allah bitiriyor. Sütü de canlının vücudunda yaratıyor. Ama şunu biliyoruz değil mi? İlk insan Hazreti Adem ve eşi var ve yani İslam inancına göre değil mi? Evet. Tüm insanlar oradan o çipten üretti. Bütün insan, şimdi oraya gireceğim. Şu temel kısmını anlatayım. Temel kısmı da Adem'le Havva'yı Allah topraktan yarattığını söylüyor ama bu yaratılışın nasıl olduğunu söylemiyor. Hatta başka bir ayette diyor ki Allah topraktan yaratmaya başladı diyor. O başladıdan sonrasının ne olduğu Kur'an'da geçmiyor. Şu anda bakarsak biz mesela buraya gelirken Daha belki programda da söylemiştim. İşte tavuk yedik, kabak yedik, patates yedik. Sonunda kabak patates dediğimiz şey nedir? Yani bir bitki var. Toprağın değişime uğraması bitki. Kökleriyle çekiyor, değişime uğruyor. Bitki oluyor. Tamam. Etini yediğimiz hayvanlar ne? Toprağın yine değişime uğraması. Ne? O da bitkileri yiyor. O bitkileri vücudunda değişiyor. Biz bırakın Adem'le Havva'yı. Her birimiz her saniye topraktan yaratılıyoruz. Niye? Biyolojik olarak bizim hücrelerimiz her an yaratılmaktadır. Her an değişmektedir. 6 ayda bir beynimiz dışında aşağı yukarı hücrelerimizin büyük bir kısmı değişir. Ve sonuçta yediğimiz bütün gıdalar toprağa dayandığına göre biz şu arada muhabbeti yaparken bile vücudumuz aslında topraktan oluşmaktadır. Yani topraktan yaratma İslami açıdan işaret bir ham maddeye işaret etmektedir. Fakat o ham maddeyi arada Allah'ın nasıl kullanıp şekil verdiğine dair Kur'an'da hiçbir şey olmadığı için evrim teorisiyle çelişkili bir şey yoktur. Yani cennetten buraya yollanma meselesine Kur'an'da Ayşe Hanım orada haklı. Bazı bizim müfessirlerin bir kısmı, hepsi değil, bir kısmı Ayşe Hanım'ın dediği gibi anlama vermişler. Cennet ayrı bir belde. Buraya insan gönderildi demişler. O, teşekkür ederim ayeti açtığı için. Fakat orada geçen Arapça ifade habata. Habata ifadesi Kur'an'ın içinde bu dünyanın içindeki bir yerden bir yere inmek için de kullanılıyor. Mesela Hazreti Nuh'un döneminde gemiden inmek için de habata ifadesi kullanılıyor. Hazreti Musa ile beraber olanların bir yere inmesi için de habata geçiyor. Yani başka bir boyuttan inmek için Kur'an'da kullanılan bir kelime değil habata. O açıdan bakarsak Kur'an'daki kullanımda cennet kelimesinin kullanımı dünyadaki bahçeler içinde kullanılıyor. Kur'an'daki cennet kelimelerinin önemli bir kısmının kullanımı, böyle istisnai bir kullanımı değil, temel kullanımı dünyadaki bahçeler içinde geçerlidir. O yüzden birçok müfessirin de söylediği şey ki bunun Ayşe Hanım'ın dediği yorumu söyleyenleri de olmuştur. İki yorumda söyleyenler Adem'le Havva'nın başka bir gezegende değil dünyada yaratıldığını söylemişlerdir. Bu da bana göre Kur'an'ın bütünlüğü açısından da daha uygun. Niye? Çünkü Kur'an Adem'in bu yeryüzüne halife olarak atandığını söylüyor. Başka bir yere halife atandığını söylemiyor. Adem'le Havva'dan diğer insanların nasıl türediği, Kur'an'da bir de Havva ifadesi geçmez. Eşi. Havva ifadesi geçmez. Onun çocuklarının nasıl türediğine dair Kur'an'da hiçbir ifade yok. Bazıları hatta daha evvel Müslüman alimden biri ilk yaratılan belli bir topluluğun başının Adem olduğunu bile söylemişlerdir. O yüzden çocuklarının enses ilişkiyle ürediğine dair Kur'an'da tek bir ifade yoktur. Bu sadece bazı insanların yaptığı tahmindir. Siz nasıl tahmin ediyorsunuz? Ben bilmiyorum. Normal. Şimdi Kur'an'da bununla ilgili... Yani bakın, bilmeyecek ne var? Bunun bakın, bir çift var ortada ve üremiş. Hayır, öyle bir şey. Hayır, ben normal insanların nasıl ürediğinden çıkarım yapıyorum. Yok, 3 gün sonraki havayı tahmin edemezken... Bir çift, yani o zaman 1 milyar yıl önceki olayı nasıl bilebiliyorsunuz? Bakın, o zaman farklıydı. Hayır efendim, farklı değildi. Kurallar aynıydı, dünya aynıydı. İnsanın tekrar söylüyorum, 5 gün sonraki havayı tahmin edemezken. Dediğinizde haklı olurdunuz. He. Ama o zaman bile alternatifler olabilirdi. Nasıl alternatifler oldu? Şimdi... güldüm, özür dilerim de bu söylemi hakikaten Adem'le Havva'yı yeniden yorumlayacaksak bence bu... Yeniden yorumlar. Benim bu söylediğim izahların hepsi daha evvelde sizin söylediğinizle ifade edilmiş. Hocam Darwin'den 850 yıl önce İbn Miskevey Darwin'in dudağını uçuklatacak bir evrim teorisini yazmıştır. Hı hı. İslam aleminin içindeki düşünce özgürlüğünün de en güzel örneğidir ve insanı da hariç tutmadan bütün canlıların bir soy oluş mekanizmasıyla olması gerektiğini öne sürer. Tarihe dikkatinizi çekiyorum. 1000'den önce. 850 yıl önce daha saygı duydum da yani Adem ve Havva mitolojisine sizin mitoloji dediğiniz şey insan bilgisinin alanlarından bir tanesi. Nedir bu bilgi? Biz nasıl geldik bu dünyaya? Biz bunu araştırırız. Bu konuda elinizde herhangi bilimsel bilgi var mı? Adem'le Havva'nın fosili elinizde mi? Herhangi bir soy oluş kuramınız var mı? Nereden bileceksiniz? Bu kadar biyolog bilmiyor. Siz nasıl biliyorsunuz? Yani siz biyolojide şöyle araştırma yaparken şöyle şeylerle karşılaşıyor musunuz? Gerçekten bugüne kadar hiç görmediğiniz bir patern birdenbire. Yani bunu bulduysan zaten Nobel kazanırsınız. Dünya yani zaten patern üretir. Niye kastediyorsunuz tam olarak? Yani örneğin siz biyolog olarak bir deney yaparken... Bakın bana gene o yanlış soruyu yönlendiriyorsunuz. Ben tam öbür tarafta olduğumu söyledim size. Ben sürekliliğe inanıyorum. Ben kuralın değişmediğini düşünüyorum. Yani o zaman diyorum bugün çiftleşme ve eşeyleme ile ilgili teorilerimizi geriye doğru götürmekten size alıkoyan... Niye götürmüyoruz? Götürelim. Kur'an'da da böyle... Ama Hazreti Adem'e dedim, şimdi nasıl öğredin dedim. Ne biliyoruz ki başka türlü öğremediğimiz değil. Bunu söylemek istedim. İlk insan Hazreti Adem olduğuna göre, onun da bir eşi olduğuna göre biz ona Havva diyelim. Kaburgadan da çıktı, onu da unutmayın. Tamam, kaburgadan yaratılan bir eşten bahsediyoruz. Şimdi bugünkü bilgimiz dahilinde hani insanlar bu çiftten ürediğine göre hani bildiğimiz yöntemler. Ben başka ne düşünmeniz gerekiyor? İnsanoğlunun bir erkek ve bir dişiden üreme dışında hiçbir şansı yoktur. Ha, nereden gelirseniz gelin. Yani, bunu biliyormuşum neyse ki. Yani hiç bundan da şüpheye düşürdünüz. Bu şey değil ama sanki oradaymış gibi bir fikrim var demek. Mesela Allah işte Allah. Canlı geçmişti. Şimdi akıl yani yürütür ama budur demeyin. Bir tarihçinin konuşamaması ne kadar götürür. Çünkü hatta ben 50 yıl öncesi hakkında da konuşamam. Çok zor ya bu iş. Bakın ben bir mümin olarak siz diyorsunuz ya. Kur'an'ın yazmasına rağmen alternatiflerini düşünüyorum. Ya 1400 yıl önce gelmiş metin çağlar ötesine hitap ediyor. Ben sizi takdir ettim. Ekstra neyi anlayabilirim? Buradan da zorluyorum. Kur'an'da nereden biliyorsunuz öyle ürettiğini deyince ben dedim ki başka bir patern mi var dedim. Ensest ilişki bakın ama önemli olan şey şu. Ben burada samimi olarak diyoruz ki ensest ilişki vardır iddiası Kur'an'da yok diyorum. Tamam. Şimdi Kur'an sanmayın ki tarihle ilgili ben geçen hafta da bir şeyin altını çizmeye çalıştım. Ensestli çıktım. 2 çiftte yarattı. O da problemi çözmüyor. 50 çiftte yarattı. Bakınız ya böyle bir şey. Türlerin bir dakika yani kapalı grup eşleşmesi dışında bir modeli niye icat edemediğini ben anlayamadım gerçekten. Yardımcı olabilir miyim? Niye 10, 20, 30, 50 çifti birden bakınız, düşünebileceğiniz... cennetten kovalayıp da atıyorum. Bakın, her cennetten ayrı kovalama da yok. Bir şey de yok. Bir bana tabii, müsaade edin. Neyse, 1 milyon tane senaryodan bir tane öneriyim size. 1 milyon tane farklı senaryo kurabilirsiniz. Bir tanesi çok biyolojik, acayip bilimsel. Bir ileri derecede gelişmiş bir primat grubu var. Hı hı. Bu primat grubu bugün yapısal olarak bizden ayrılmıyor. Çünkü biz de primatlara dahiliz biyolojik olarak biliyorsunuz. Yapımız kabul etmiyor. Gerçek bir mümine sen primatlardan geliyorsun desen herhalde... Allah şimdi beni müminlikten attınız mı? Ben atmadım. Yani ben atanlar olabilir. Atanlar ben bunu derste anlatıyorum. Evde Twitter'larda görürsünüz. Ayşe Hanım bir şeyde de burada tabii haklı. Yani Ayşe Ayşe Hanım'ın dediği tip bir kitle... Yani böyle bir şey derseniz Müslüman olması diyen bir önemli bir kitle var. Beni ilgilendirmiyor yalnız. Bakın beni ilgilendirmiyor. Hatta size bir söyleyeyim mi? Bu bilgi, bu ben istatistiği okuyayım ama kaç kişi dünyada inanıyor? Kopernik'in bilgisini ya da Kepler'in bilgisini bir İslam alimi bilmiyordu. Siz ne kadar şimdi biraz sonra diyeceksiniz belki Big Bang'inizi unutmayın. Anlattırmadınız, anlatacaktınız. Anlatacaksınız. Yani orada bir hakikaten evren yok yani sema var yani gök var orada. Evet. Gökle evren aynı şey mi Allah aşkına? Tabii. Arapçada ben evren karşılığı hangi kelime kullanılıyor bana söyler misiniz? Türkçedeki gibi sema kelimesi. Gök için ne kullanılıyor? Şimdi bakın, gökyüzü içinde kullanılıyor onu merak ettim. Arapça Kur'an'ın dilinde ne kullanıyor bunu? İkisi içinde aynı kelime kullanılıyor. Bravo. Ve o akışına peki ne var belki burada? Belki de kastettiği bir insanın gerçekten gökyüzüne bakarak Hazreti benim şimdi Kur'an'ın nasıl nazil olduğu tırnak içerisindeki teorime gelmedim. Zaten siz Kur'an tabii ki insan uydurması diyeceksin ne diyeceğiniz belli. Tamam bir şey yani o zaten, kadar yani Allah'a inanmayınca ne diyeceğiniz belli çok güzel. Bir bilgi yok ki orada gökyüzü hepimizin ben şu anda yatayım gökyüzünü benim görmem ve onunla ilgili bir tanım yapmam için gökle yer ayrıldı, bulutların gidişini görsem veya güneşin buradan doğduğunu, buradan battığını görsem. Siz böyle gökyüzüne bakınca, bunun tanrısal bilgi ne? Gökyüzünde yıldızlar olduğunu söyleyerek. Kopernik'in bilgisi daha tanrısal. Siz bir İslam alimi söyleyebiliyor musunuz? Var söylediğiniz? Evren modelini... Siz daha geçen hafta güneş ortada duruyor, dünya etrafında dönüyor. Güneş sisteminin bugünkü yapısına eğer bir... Kur'an-ı Kerim'de hakikaten bunu anlatmasını biz bilim teorilerin hepsini anlatıyor demedik. Big Bang'i anlatıyor diyorsunuz. Bakın, daha ne anlatsın adam size? Ya şimdi bir şeyi anlatmak her şeyi anlatmak değil. Kur'an Big Bang'le ilgili de diyor ki madem ki merak ettiniz Enbiya suresi 30. ayette yer ve gök bir arada bitişik olduğunu sonra bunların ayrıldığını söylüyor. Hangisi önce yaratılmış? Ona dair de laflar var. Yani ona geleceğim ama siz evvela burada bir şey söylemeyiniz sanıyorsunuz. Ama bunlar bütünleşik söylemler yani. Kur'an açısından bakarsanız gökyüzüyle yeryüzü insanlar için bütün varlığı temsil eder. Bunların hepsinin bir arada olup da birbirinden ayrıldığının söylenmesi yaratılışta olağanüstü bir ifade. Diğer ifadede Zariyat suresi 47. ayette gökyüzünün genişlediği sürekli söyleniyor. Bu da olağanüstü bir ifade. Dikkat edin, felsefe tarihine bakarsanız Aristoteles'teki bir şeye bakın, modele. Evrenin sınırları, demirden adeta sınırları vardır. Elini dışarı çıkartamazsınız, statik. Newton modeline bakın. Tamamen ezeli bir evren vardır. Makine gibi. Tarihsel olarak baktığınızda genişleyen dinamik evren modelini ortaya koyan ciddi bir bilimsel hiç kimse yoktur. Ve Kur'an evrenin genişlediğini söylemekle olağanüstü bir ifade geliyor. Bence bunu bir durup da ciddi bir şekilde düşünmeniz lazım. Hocam ifade. Yanlış yere söylüyorsun ama. Ayşe Hanım bunun olağanüstü olduğuna inanmayacaksınız. Ama ben bunu derken yani. Dikkat edin. Şimdi yani benim, bakın aradaki farkı söyleyeyim. Doppler etkisini de Kur'an bahsediyor. Teleskobu nasıl kuracağınızı söylüyor. Big Bang teorisini bulanlar Kur'an'dan çaldı gibi bir şey. Burada hiç kimse telaffuz etmedi. Yani keşke bu kadar örtük bir şey yerine bu evren modelini kısaca anlatıverseydi de insanlık biraz daha hızlı. Biz ne yapacaktık o zaman? Demin hatta sizin tarifinizden diyecektim ki Darwin'e kapı açmış aslında sizin tarif ettiğiniz gibi. Gidin araştırın demiş. Bir tek Darwin onun sözünü dinlemiş. Ben size ne diyorum? Darwin'in bir kelime işareti eksik. Haberi yok yani adamın. Başka bir bilgiyle gitmiş. Ama Kur'an'ın bir bilim kitabı olduğu gibi bir iddiada bulunmadı. Ama bir dakika. O çok ayrı bir şey. Zaten oraya hiç gelemiyoruz. Niye Kur'an'a göre konuşuyoruz? Evet. Dünyada o kadar çok din var ki insanlık tarihi boyunca o kadar çok tanrı var ki o kadar çok inanç sistemi var ki. Yani bir beyin uzmanı olarak zihninizin nasıl işlediğini vallahi anlamıyorum. Yani siz Kur'an'ı koyuyorsunuz sonra niye Kur'an? Ben de Kur'an'ı koydum. Bakınız, bir dakika, şahide başvurmak itiraz ettiğiniz kalıyorum. Şey Kur'an'dı biraz önce. Sonra da niye tartışıyoruz diye kızıyorsunuz. Bakınız ben bilimde kaldıkça siz bana Allah'ın amacını soruyorsunuz. Peki. Ben size diyorum ki dünya böyle çalışıyor. Tamam, siz bana Allah'ın amacını sormayın. Anladım. Ben ne bileyim yani ben bilim adamım. O zaman cevabı geri mi çektiğini anlıyorum. Ona göre bir iki soru soracaktım. Hangisi? Ben de söyleyin. Hani niye yarattı insanı? Size dediniz ki bilinmek istiyor dediniz. Benim inancıma niye siz soru soruyorsunuz? Onu bir söyler misiniz? Ay, sizi anlamaya çalışıyor. Anlamak için soru soruyor. Soru neydi? Tamam, sormuyoruz. Tamam. Ondan sonra ne yarattı? Metodolojik bir şey söylüyorum ya. Neden yarattı? Pelin Hanım bana bir soru sordu. Dedi ki sizce, ben demedim ki özellikle başını niye altını çizdim. Şu andaki tekamül bilgi bilmem ne düzeyime göre. Ben anladım, sizinle doğru mu anladım diye soruyorum. Ama bir bu şey çok subjektif bir şey benim söylediğim. Buyurun söyleyin, anlamlandırabiliyorsam cevap vereyim ama benim inancım İslam'ı ya da başka birini temsil etmez, onu tekrar altını çiziyorum. Tamam, bu benim. Tabii ki herkes kendine göre konuşuyor. Yani bir şeye gerek yok. Ben sadece biraz önce kitap dediniz ve... Tabii. Caner Bey de o kitabın mucizelerinden söz edince bir kitap esas almamız gerektiğini düşünüyorum. Ben ona inanıyorum. Ben Kur'an'a inanıyorum. Kur'an'a inandınız. Onun için dedim ki ben de niçin deyince Kur'an'daki niye yarattımları Zariyat suresiymiş o. Ben şimdi buldum notumu. Evet. Oradan kaç, 30 mu 27 mi neyse. Ben Allah ne derse tamam. Hayır ne diyor ben diyor ya Allah yine... Vallahi şaşırttı. Allah şaşırttı. Allah şaşırttı diyeceğim. Arada su ve çay servisimiz var mı? Ya siz okusanız Zariyat suresini. Ne istiyorsunuz okumamı? Ben şunun için yarattım diyor. Hayır bir İtaat etmek olayı mı? Evet ben diyor. Kulluk için yarattım diyor. Kulluk için yarattım. Onu söyledim ben. Kulluk nedir? Tamam. Allah'la bütün ilişki. Evet. Kulluk nedir? İtaat. Şuna benziyor. İtaat dahil. İtaat. İtaatle ilgili pek çok ayet var. Peki, okumayayım değil mi? Peki neye itaat edeceksiniz? Etmez. Ne olur orada bana ve Resulüme diyor. Hayır bir durun orada. Ha. Mesela insanoğlu neye itaat? Mesela ayağınıza her gün 4 saat zincir bağlayıp kafanızı duvara vurun gibi bir emir vardı. Ona itaat etmekten mi çekiniyoruz? Hayır, yoksa bize yaratılışınıza uygun yaşayın diyor da ona mı itaat edin diyor? Vallahi kim Resul'e itaat ne demek olduğunu bilmiyoruz. Resul'e itaat ederse söylediğiniz şey. Resul örneğin şöyle derse. Ayşe Hanım bugün bir çerçeve değerdir bu. Resul'e itaat etmemiz. Anlıyorum tabii ki. Yok ya bilmeyenler için söylüyorum. Ya, olur mu ya bunu bilmeyen mi vardır yani Türkiye'de? Bakın, ben bile biliyorum. Tamam, siz biliyorsunuz. Resul'e itaat ne demektir? Yaptığını yapın. Çok geniş bir çerçeve şimdi. Ya, neyi konuşuyoruz burada? Sınırlı bir insanoğluna kendisinin bütün bilgisini ve insanoğlu bu paradigmaya komple aykırı. Bakın, çünkü insandır ama peygamberdir. Anlarım ben. Cümleyi şöyle. Kendini aradan çekip de bundan sonra ben delegasyonumu ve Resul'e verdim. Resul, ona çok güveniyorum. Ona o bilgiyi aktardım. Ona ne diyorsa yapın dese anlarım. Ama şöyle cümlenin yan yana geçen zaten. Ama şöyle diyor. Yani valla Allah Ayşe Hanım'a çok zor bir gün gelmesi lazım. Allah ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Evet. Kim ki Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu. Kim Allah ve peygamberine isyan ederse. Kim Allah ve Resul'e itaat. Bakın. Evet. Evet. Yan yana eş değer iki tane. Bunu bir anlatayım. İki özne var burada. Yani bakınız lütfen. Şimdi bakın şuradaki siz hangi resul kelimesinin manası hocam, bile bunu bir... Hangi elçiyle öğreniyorsunuz siz bu işi? Devam ediyoruz. Bakınız Kur'an'daki lütfen inceliklere biraz dikkat edelim. Bakın Arapça. Etsek Müslüman olacaktık hayır, ama bakın, edemedik inceliklere. Bakın metin yok, siz tarihçisiniz. Metinler üzerinden hayatınızı kazanıyorsunuz. Bakın. Huvallahül azim diye bir ifade geçiyor Kur'an'da. Ben Arapça uzmanı değilim. Hu, o. Bir işaret zamiri değil mi? Allah, Allah'ın bir adı. Mesela azim ya da semül basir. Görür ve duyar. Arapçanın kullanış tarzına bakarsanız neden hem işaret zamiri hem arka arkaya isimler sıralanır? Çünkü ilk programda söyledim. Hiçbir isim onu tam olarak tanımlamadığı için hu, o Allah ki bak şöyle şöyle de özellikleri var ama bunlardan çok daha öte bir şey anlamını gayet güzel bir şekilde oradan alırsınız. Bu ya edebi bir metindir. Ben öyle olağanüstü bakın, falan tabirlerini tamam, sizin için özellikle anladım, kullanmıyorum. Anladım. Şimdi, bakınız. Siz de yani bakınız, bu tür kusur, bunu dil bilgisi kusuru olarak görüyorsunuz. Hayır bir örnek olarak verdim. Estağfurullah muazzam bir ifade niye kusur olsun? Bakınız. Huvallahül azim diye bir ifadeye baktığınızda bunu eğer çıkarabiliyorsanız, anlayabiliyorsanız bu metni okuyorsunuz demektir. Şimdi orada neye itaat edin? Denizli bana edin dese anlıyorum dedim. Bakınız, onu da çıkarmasa da Resul'e itaat edin. Ama bana ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bakınız, bu denkliği, siz bu denklemi eğer bana anlatın lütfen. Kim sayesinde biliyorsunuz? Size insan tipinin örneği olarak kim gösteriyor? Ben Allah'ı Resul sayesinde mi biliyorum ya diye bakacağım. Resul'den önce Allah'ı bilmiyor muydu insanoğlu? Resul'den önce de İslam'ı bir dakika yani bakın bilgi ne kadar... İslam bak yine İslam'a geldiniz. Şimdi ben konuşayım mı İslam konusunda? Kur'an'da mı okuyorsunuz? Ben ne yapayım? Şimdi bakın ya siz Kur'an'dan söylüyorsunuz. Ben Allah ve Resul'ü ben kaldırabilirim. Benim için bir şey yok. Hayır, ben Resul'le diyorsunuz biliyor diyorsunuz. Resul, bakın Resul ifadesini. Önce kim ne biliyordu? Ondan önce dinlerde İslam tarihi Hazreti Adem'le başlıyor. Tamam doğru. Çok basit bir mantığı var. Söyleyebilir miyim? Resul kelimesine bakarsanız ben ondan elçi diye vurgu yaptım. O elçi anlamını verdiğinizde zaten hepsi görüyor. Siz bakın Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah'a ve Muhammed'e itaat edin diye bir ifade yoktur. Aslında buna çok büyük bir incelik var. Allah'a ve elçisine itaat edin diyor. Niye? Elçi kelimesi ne demek? Allah'tan mesaj alıp getiren kişi demek. Yani siz elçiden bağımsız olarak bir tek Allah'a inandın demekle işi bitiremezsiniz. Peki diyor. Elçiler öncesi bir Allah algısı, olabilir. Yaratıcı algısı yok muydu? Yaratıcı... Çok tanrılı dinlerde putperestlik döneminde anime... Bakın, işte Hazreti Adem'le başlıyor. İlk insanla başlıyor. Kim onun Resulü? Hazreti Adem'le Resulü Allah'ın. Bir de bakın... Biraz işleyip atılan adam, o mu Resulü? Yani yanlış yaparak inen adam, o mu Resulü? Onunla mı anlıyor diğer insanlar Allah'ın bilgisini? Bakın başka bir yerde de peygamber için diyor ki bize yalan... Kategoriler var, din kategorisi, Allah kategorisiyle yarattı Allah. Resul'e mesule aralarda set atlamak için, formatlamak için. Ama gerçekten Ayşe hocam televizyonda kötü gözüküyorsunuz. Hakikaten böyle öyle. Ben de evet. Yani böyle çok coşunca. Hakikaten bakın, ben de evet. Ben Ayşe Hanım coşuşlarını seviyorum. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Mesela bakın şimdi inanan insanlar sizi ekran başında şöyle bir durumda görüyorlar. İnanan insanlar beni nereden sevsin? Hayır sevmek ya sevmek değil mesela ama burada defansif bir havaya geçmeleri çok doğal. Çünkü şöyle bir şey yapıyorsunuz. İnsanların binlerce yıldır üzerine edebiyatlar, yazılar, ciltler inşa ettiği bir şeyi 3-5 soruyla hallettim. Hani internette bir tane video var çok güzel. Keşke bulsanız da onu bir gösterebilsek şimdi. Adam bir tanesi böyle koltukta oturuyor diyor ki yahu kardeşim madem canlılar birbirine dönüşüyor niye bugün maymun hiç insan olmuyor diye bir laf söylüyor. Bir anda müzik çalıyor, kapılar açılıyor. Evrim teorisini bir soruda çürüten adam buyurun diye eline plaket veriyorlar. Şimdi yaptığımız iş buna benziyor. Bakın insanlar binlerce yıldır bu bahsettiğiniz şeyleri konuşuyorlar. Mesela siz bu konuyu... Bakın, binlerce yıldır ben zaten bunu... Bakın olayın ciddiyetini uygulamaya çalışıyorum. Zaten yani kıyamete kadar konuşulacak mevzular. Ben neden konuşmuyorum çok fazla? Çünkü Ayşe Hanım'ın söylediği bu mevzularla ilgili ciddi bir araştırma yapmadım ben. Siz yaptınız mı? Ya nasıl inanıyorsunuz kitabınıza da araştırmada? Evet yaptım. Her gün çalışıyorum Kur'an-ı Kerim'i. Mesela bana bu araştırma sonucunu söyler misiniz? Zaten ne diyorlar biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'i incelemeyen ve ona inanana Müslüman denir. İnceleyip de inanmayana ateist denir. Valla o lafı duydum da hani bilmem televizyon uygun mudur ama bence halt etmiş. Çünkü Kur'an'ı doğru dürüst okuyan insanın, inanan bir insanın tekamül etmekten başka şansı yok. Ben okumadım, incelemedim diyorsunuz. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben sizden daha fazla okumuşum gibi gözüküyor sanki. Şimdi sorduğun sorulara bakınca. Ama şöyle bir durum var. Ne olur? Bakınız, televizyonda tartışıyoruz, evde muhabbet etmiyoruz ki. Yani. İnsanların inançlarıyla ilgili bir şey söylerken azıcık daha jargona dikkat etsek. Demin sadece o uyarıyı yapacaktım. Hassasiyet mi oluşuyor? Ya hassasiyet falan benim umurumda değil. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben de şimdi bir dakika yani. Sinan Bey şimdi bir dakika. Şimdi Ayşe Hanım'ı da biz olmadı, davet olmadı. Ettiğimize göre tabii. haliyle... Gelmek istedin mi? Lütfen söyleyin. Yani gelmek için. Evet. Ne ya kadar bileyim diye de can atmadı. Peki, o da bir gerçek. Ama şu var. Bir dakika. Bu doğru bir laf değil. Can atmadı değil. Ben gelmek istemedim. Evet başta doğru. Ben gelmeyeyim dedi. Hatta... Israrcı da olduk. Tamam. Beni buraya çağırdıktan sonra da ama Ayşe Hanım 1400 yıldır bunlar üzerine bütün bir inşaat var. Yani siz de inşaata işte şey atmayın demeyin. Bence yani. En güçlü argümanınız neyse ortaya koyun. Bence. Bir dakika yani bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey ki benim ne çirkinliğim kaldı ne yüzümün tadı. Bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Ayşe Hanım. Sinan Bey herhalde aslında bir görüntü hepimiz ortaya koy. Hepimiz için. Ben sizin için söylüyorum. Sinan Bey yüzünüzde bir o inancı anlatırken ben de sizin için şimdi böyle şeyler görüntümüzü sevmedim. Bu et hominem yani. Bakın et hominem dedikleri. At hominem bu değil canım. Ben onun kitabında editörlüğüm var. At hominem bu değil. Kusura bakmayın et hominem yaptınız çaktırmadan. At hominem şudur. Sizin gibiler hep böyle yapardır. Hayır. Yani, konuyla bunu... alakalı olmayan kişilikle ve şahsiyet başka bir şeyden. Et hominem kişiyi karalayıp fikri de yanlıştır. Aynen öyle. Aynen onu yaptı. Diyor ki sizi gören şurada diyor. Bu konuşurken yüzünüzdeki ifadeden irite olur. Öyle tamam. Hayır hayır ya. Ne olur abartmayalım. Tamam. Sizi ekranda gördüm sinirli gözüküyorsunuz dedim. Bunda sinirlenecek bir şey yok. Çünkü siz tarihçi değil misiniz? Bize tarihsel anekdotlarıyla beraber şunları verseniz. Siz sürekli bana bir soru soruyorsunuz tamam, ama peki, ben size diyorum ben bilim adamım. Bir dakika ben kendim anlatacağım. Ayşe sormayacağım ben kendi hikayemi anlatacağım. İzin verdiğiniz an. Tamam. Bitirsinler yani öyle. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ayşe Hanım'ın dile getirdiklerini aslında birçok insan düşünebilir ya da o şekilde yani kalbinden bunu geçirebilir. Ama herkes bunu söylemeye cesaret etmeyebilir. Eyvallah. Şimdi ben Ayşe Hanım'a şunu söyledim. Biz bu konuları konuşurken birilerinin cesur davranıp bunu dillendirmesi gerekiyor. Seslendirmesi gerekiyor ki ben kimsenin inancına da saygısız olduğunu düşünmüyorum. Kendi açımdan konuşacak olursam ki ben de tweetlere bakıyorum. Bana da şey diyen var işte Ayşe Hanım'ı hep konuşturuyorsun, diğerlerini konuşturmuyorsun, ayıp ediyorsun falan diye söylenenler var. Onlara da cevabım şudur. Ben zaten kendimce İnanan bir insanım. Kaç tane program yaptım. Hiç kimse de bunu inkar edebileceğini ben düşünmüyorum. Ha tamam Allah katında kabul görür görmez. Onu ben bilemem tabii ki. İnşallah görür. Dediğim gibi yani bunların ben konuşulması gerektiğine inanıyorum. Birincisi Ayşe Hanım o konuda cesur davranıyor. İkincisi şöyle düşünsünler ya. Birinin çoluğu çocuğu da gelip diyebilir ki anne baba peki Allah'ı kim yarattı? Mesela çok basit gibi gördüğünüz sorular var ya bunlar herkesin aklından geçebilir. Evet. Ve o zaman ne olacak? Siz inanan insanlar ve altyapısı da kuvvetli insanlar diyorsunuz ki şu. Alsınlar o cevapları versinler çocuklarına mesela. Böyle bir çıkarımda bulunabilirler ya da insan çok imanlıyken başka bir yola da sapabilir. Yani sonuçta biz eğer inanırsak Ayşe Hür'ü de Allah yarattı. Biz Ayşe Hanım'ın yani kimseye... kendi sırf burada değil her yerde kendi fikirlerini özgürce söylemesinden onlara tartışmaktan biz burada bir tartışmamız olursa ben yakıt olarak kullanıyorum bir hatta. Tartışma usulü ve bakın. Şöyle bir itirazımız olursa sadece bir tartışma usulü verimli olsun diyedir. Yoksa Ayşe Hanım her istediğini hatta bana göre en güçlü argüman neyse ortaya ya, koysun. Ne güzel işte keşke ben itici bir şey çizsem de daha çok beni gördükçe öyle de yazmışlar. Ay sizi gören ateistlikten sonra Ayşe Hanım siz biz program öncesinde sonrasında da konuşuyoruz. Dikkat edin burada biz yani hiçbir aramızda öyle bir gerilme orta yok. Sinan Bey adına konuşmayalım. O biraz yanlış bir şey yaptı. Önemli değil. Ama... Size bakıyorum şurada ne kadar da agresif görünüyorsunuz ve bu da insanlar da görüyor. Bakın size beni çünkü geçen programdan çıkışımda da uyarmışlar hafif. Yani dedi biraz terminolojinize dikkat etseniz daha hoş olur. Bakın orada onu hatırlatacak ne dedim? Siz korumak için mi Ayşe Hanım bunu söylüyorsunuz? Bakın ben diyorum ki sizden istifade etmemiz lazım. Niye? Ateist olduğunu deklare eden bir insan bu işe tarafsız bakıyordur değil mi? Daha bilimsel bir yaklaşım bekliyorum dedim ama size. Daha konuşamıyorum çünkü ki hiçbir İslam'ın şey anlatamıyorum. Ama siz tarafsız gibi değilsiniz sanki. Yani çok taraflı gözüküyorsunuz ya bazen taraf ki. Taraf ne demek? Bir bilgim var. Kur'an'ın nasıl değerlendiğine ait tarihsel bilgimi söyleyeyim size. Tamam buyurun konuşalım. Hiç okudunuz mu? Biliyorsunuzdur herhalde. 3 aşağı 5 yukarı haberim var tabii. Bakın ama dikkat edin ben şunu söyleyeyim. Siz Kur'an diyelim ki tamamen peygamberimize gelmiş şu haliyle olsa %100 olsa. Onu yine reddedeceksiniz. Yani sonuçta herhalde Kur'an'a tarihsel... Gelmiş diye benim çünkü öyle bir terminolojim olamaz. Çünkü siz Allah'ın varlığını kabul etmediğiniz için kötülük sorunundan dolayı. Ben geçen hafta anladım şu... Sadece kötülük sorunundan değil. Ben öyle anladım geçen hafta temelde. Hepsiyle her yerden size nereden zayıf gördüğüm yanımızdan vurdum yani açıkçası öyle. Böyle bir şey olur mu? Ben hiçbir şekilde diyorum ki böyle bir evren siz de öyle. Ama hatta siz şeye kadar götürdünüz ya aşk olsun ya kırdınız beni şimdi. Bana şey diyorlar ya Ayşe Hanım nasıl iticisin affedersiniz işte gülüyorsunuz da yok saçınız yaşlısın. Ya yok, bana da diyorlar bir sürü şey. Herkese diyorlar ya. Ne kadar gözlüklerin bu kadar yakışmadığı insan şimdi. Bana saçım dökülmüş dediler mesela. Şimdi ama siz söyleyince benim bir lafım vardır. İlle de ellerin attığı taş yaralamaz beni. İlle de dostun attığı güzel. Yalnız ben galiba bir şey şimdi, yanlış ifade ettim. İçeride konuşuyoruz bakın. Hı-hı. Ben size bir şey sordum. Dediniz ki ne soruyorsun ne hakkın var? Ya onu Pelin Hanım bir şey sormuştu. Biraz demek istedim. Çok özür dilerim. Ne bana aynen sorabilirsiniz. Tamam. İtaat ondan sonra Hı-hı. ona kulluk diye tarif etti. Ve itaatin yapılmadığı Resul ve Allah'ı tamlamasını da geçtim. Onu da bir geçin ya bir geçin deyince hani ben bunu geçti cevabını hayır. veriyorsan hani geçilecek geçmeyin söyleyin en güçlü argümanı söyleyin. Ya böyle bir şey olabilir hani mi? Şey Tanrı ve bağlacıyla bağladığı bir fani. Yani bu nasıl bir denklem? Ben hangisininkini iki eylem aynı anda biri hata yapıyor biri ama birbiriyle örtüşüyor onlar. O hiç zaman ne gerek var? Bana itaat et dersin olur biter ya da kendini katmazsın Resulüme itaat et dersin. Kaldı ki Resulün kendi ağzından konuştuğu ayetler de var. Tabii. Değil mi? Ben diyor, diyor Allah diyor onun adına konuşuyor. O şunun için gönderdi bunun için yaptı diyor. Bunların hepsinin ben kesinlikle onların başında da deki vardır. Onu da hangi dönemde hangi çağda, hangi müçtehitler, hangi uyanıklar ya burada bir absürtlük var. Hayır Muhammed efendim, bak, konuşuyor açın, kendi adına. Siz Osmanlıca mesela bak, Osmanlıca çok benziyor. Bakın, açarsan bir dakika, kul. Açmam. Kuldür bitti bir bu. Bir şey söyleyeceğim bak, size. Kul huvallah hangi rahat, orijinalle karşılaştırıyorsunuz? Tanrı'nın işte kelamının o, hangi orijinalinin başında deki var biliyorsunuz. Bana bu bilginizin kaynağını söyleyin. Tamam şu anda demek tartışma söyleyeyim. Konumuz. Kur'an'ın nüshası orijinal mi değil mi? Bu sizin... O ayrı bir konu öyle mi? O konu... Yani, o ayrı evet onu da konuşuruz. Onu da konuşuruz. Ben konuşamam çünkü ben tarihçi değilim bilmiyorum. Şimdi, ben tarih... Ama imanınız gereği böyle bir şeyin asla olamayacağını düşünüyorsunuz. Net, onu da söyleyeyim. Kaç dakikamız var? Bütün getirin kanıtlarınızı görelim. Yarım saate. Nasıl kanıtlarımı? Ben bunun yazısını yazdım. Ben yazılarınızı okudum zaten. Şimdi bakın Ayşe Hanım sizin sorduğunuz bir dakika. Şu andaki Kur'an demek istediğim temel sorunumuz o değil. Hayır, niye değil? De çünkü ki vardı hiç... başında diyor. Hayır. Ben de diyorum ki başında olduğunu bilmen için bir kere vahye vakıf olman lazım. Vahiyden sonra hadi onu geçtik. Şimdi, İlk bakın. Kaleme geçtiği anki metni görmen lazım. Onu da geçtim. Onun bakın. Kağıda geçirildiği anda. Hı-hı. Hiçbir bilgi yok elinizde. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre biz onu koruduk diyor. Yani ve kıyamete kadar işte koruyacağız. Orada bilmiyoruz çelişen... oradakinde o var mı? De ki Muhammed'in... O zaman hiçbir yani hangi temele göre konuşuyoruz? Sorununu söylemiyorum. Bakın, Ayşe Hanım... Ben onun için inanmıyorum. Peki, çünkü hiçbir şey... Mesleki bir şey sorabilir miyim? Siz mesela tarihi metinler üzerine çalışıyorsunuz değil mi? Onların nasıl bir %100 kanıt geri izlemesi yaparak bugüne bir rekonstrüksiyon yapıp mesela bilmem kim hangi dönem çalışıyorsunuz bilmiyorum ama diyelim ki Abdülhamit dönemi ya da Hitit dönemi diyelim. Hitit dönemiyle ilgili bulguları buldunuz. Bunun neye göre bugüne aktarıyorsunuz? Şey bütün detayları biliyor musunuz? Hayır, iki bilgi arasında şöyle bir temel fark var. Sizin o inandığınız bilgi bütün dünya düzenini çiziyor, lütfen. Siyasetleri yanlış, çiziyor. Ben onu sormuyorum. Kur'an'la ilgili bana bir iddiada bulunacaksınız ya. Benim hiçbir problem yok. Bakınız Kur'an'la ilgili bilimsel bir şey tartışıyoruz ya. Hı-hı. Siz bana diyorsunuz ki kökeniyle ilgili problem var. Hı-hı. Tamam ben bu konuda bir tarihçi olarak sizi dinleyebilirim. Ama size şunu soruyorum. Ne kadar kesindir bu bilginiz? Mesela çalıştığınız dönemle ilgili tarihsel bütün vesikalara ulaşabiliyoruz. Ya öyle bir şey söylüyorsunuz ki. Hayır. Sanki siz kesiksiz bir bilgi zincirine sahipsiniz öyle de demiyorum, ben o yokmuş gibi bir durum oluşuyor. Hayır ben tarihçi olarak yazdığım metnin başına da veya genel kitabımın başına da yazıyorum. Tarih diyorum sübjektif bir alandır. Belgeleri kişiler farklı değerlendirilebilir. Sadece ben size sadece değildir. Kendi okumamı sunuyorum. Siz başka araştırmalarınızı yapın. Siz sadece subjektif değildir. Kaos teorisinden en fazla muzdarip alandır. Diyelim onu öyle, çok iyi bilmeniz gerekir. Diyelim. Çünkü kelebeğin kanat çırpması orada da vardır. Çok haklısınız ama Kur'an'a hakkı... Koşullar orada da geçerlidir ve dolayısıyla yaptığınız konstrüksiyon sizin dünya görüşünüzle bezenir. Şu yanılgıdan çok önemli. Haklısınız. Bilgiyi kullanılabilir bir ifadeye dönüştürürken asla rasyonel ve objektif olan rasyonel olursun ki objektif olamazsın. Bizim asıl temel konumuz aslında Allah'ın varlığı noktasında niye düğümleniyor? Allah varsa zaten din göndermesi mümkündür. Ayşe Hanım zaten baştan o kısmını reddedince ondan sonrası zaten tutarlı olmanız lazım değil mi? En temeli o zaten dinin yani vahyin gelmesi. Yoksa din gönderdi. Ben hepsine velev ki diyeceğim. Hayır kabul diyeyim ki paradigmanızın içinden konuşuyorum. O doğru olmuyor. Evet. Neden biliyor musunuz? Bakın şimdi şu argümanın tam aslında ben şöyle tamamlamak istiyorum açılsın diye. Siz bir şekilde elinizdeki metnin doğal, tabii insani kaynaklarla üretildiğini kendi paradigmanız gereği kanıtlamak durumundasınız. Hayır, Allah'ın varlığını reddedince kanıtlamasına gerek kalmaz. Sizin kanıtlamanız gerekiyor. Onun Tanrı'nın kelamı olduğunu sizin kanıtlamanız lazım. Tam tersini söylüyorum. Sizin bunun insan yapımı bir şey olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. İnancınız bunu gerektiriyor çünkü. Ortada bir metin var. Bu gökten düştü demediğinize göre ki yani biz bunu Allah'ın bahsettiğini Allah'ın varlığını reddedince otomatikman yani oradaki argümanlar sağlam. Siz diyorsunuz ki Allah var ve bir sözünü iletti. Tabii. Ben diyorum bakınız, ki bu ben tamamen başka bir şey söyledim. Hayır. Ben kabul ediyorum. İspat bize düşer. Ben başka bir şey söyledim. Ya çok başka bir şeydi benim söylediğim. Siz kendi bakış açınız gereği bir Tanrı'ya inanmadığınız için elinizdeki metnin insan yapımı olduğunu a priori kabul ediyorsunuz. Otomatikman çıkar. Burada bir bakınız, dolayısıyla bundan sonra toplayacağınız bütün kanıtlar bunun üzerine inşa edilir. Ya ben niyet kanıt toplayayım. Hiç böyle derdim yok benim. Siz beni buraya getirip de bu konuda konuşmasanız iki de bir Sünnetullah dedi ki, peygamber dedi ki demesin. Aynı şeyi bilgiyle görüşen herkes yapıyor. Ben de yapıyorum. Siz bana kendinizi tarafsız ya da objektif görmeyin. Yani böyle bir şey yok. Ben öyle bir şey mi dedim? Hiçbir şey demedim. Öyle demiyor ki zaten. Ben inanmıyorum. Bunun kökeni konusunda konuşayım. Şimdi bu ifade sanki ben neler biliyorum ama da falan gibi algılanıyor. Öyle değil ki bu işler. Hayır, yani canım, yorumu çok açık. Tarihçi olarak dediniz ki şöyle mi böyle mi? Hı-hı. Ben de İslam kaynaklarına göre şahsım nereden uyduracağım ben diyeceğim ki yahu böyle bir şey. Ama onu bir şeye birleştiriyoruz değil mi? Hayır yani İslami kaynakları Buhari'ye göre yok şu Taberi'ye göre. Onu ben söyleyeyim. Buhari'de birçok uydurma hadis var. Kur'an toplanmasıyla ilgili de var. Kimden öğreniyorsunuz siz kitabın toplanış hikayesini? Var mı başka kaynağınız elinde sizde Buhari'den başka? Ben anlatayım istiyorsanız. Vardı. Direkt yok İbn-i İshaklar, Hişamlar hepsi. Ben bunu anlatsam da olacağı biliyorum. Siz zaten Allah'ın varlığını reddedince yani şu andaki şunu ya, ben bunu anlatacağım. Kabul ettim. Sizin bu hatırınız için bana lütfen hangi kaynaklardan derlenme hikayesini öğrendiğinizi ve nasıl bir hikaye olduğunu anlatın. Ben de inanmak istiyorum. Kur'an'ın kendisi geldiği dönemden itibaren çok büyük bir kitle tarafından ezberlenmiştir. Dünyada Kur'an'ın geldiği dönemden beri bu kadar çok ezberlenen bir kitap yoktur. Hala bile bu kadar çok okunan bir kitap. Nereden biliyoruz bunu? Bu bilgi nereden? Şimdi kesintisiz olarak o zamandan bu zamana geliyor. Şunu söyleyebilirsin. Dedenizin varlığını nereden biliyorsunuz diye de sorabiliriz. Yani dedenizin bu kıraat, ezberleme meseleleri falan hepsi bizim 200 yıl, 300 yıl sonraki kaynaklardan öğrendiğimiz şeyler. Böyle bir yazılı belge, bilgi olarak elimizde var. Şimdi aslında buradaki bizim buradaki anlayışımızın temeli şudur. Kur'an'ın Allah'tan olduğunu anlayışımızın nedeni Kur'an'ın bize gelmesi değildir. Birinci anlayış şeklimiz şudur bana göre. Evrendeki biz tasarıma bakarız. Evrenin demin söylediğim kozmolojik argümanına bakarız. Ahlak argümanına bakarız. Diğer argümanlara bakarız. Bu evrenin Allah tarafından yaratıldığını gördükten sonra şunu da görürüz. O zaman Allah bu evreni yarattıysa bizleri de yaratan Allah'tır. Bundan da sonra da bir adım atılacak basit bir adım var. Bizlerin her birinin nereden geliyorum, nereye gidiyorum, niçin varım soruları vardır. Aslında bize bu soruların olması ve bizim yaratılmamız ve insanın ontolojik yapısına içkin sorular olması demek aslında Allah bizi dine muhtaç yaratmış demektir. O zaman da şunu çok yaratmak söylüyorum. Allah din göndermek istemeseydi insanları dine muhtaç yapmazdı diyebiliriz. Tamam. Bunu söyledikten sonra bir adım sonra da atacağımız adım şudur. Buysa dünyada Allah'ın göndermesine layık olan din hangileri bakalım deriz. Baktıklarım sonra da ilk bakacağımız şeylerden birisi tabii ki bu dinin en temel özelliği olması gereken şey Allah'ın varlığını anlatması ve hayatın merkezine koymasıdır. Bu zaten daha öncekiler Tevrat, İncil. Tevrat, İncil için de aynısı geçer. Budizm, Konfüçyüs dini, Budizm'de Konfüçyüslük, Hinduizm, Animizm, Afrika dinleri. Doğru, çok güzel. Şimdi Budizm'e mesela diyelim örnek olarak ele aldığımızda Budizm'de merkezde Allah yoktur. Budizm'de merkezde olan insandır. Hedef insanın acılarından kurtulmasıdır. Mesela demin söylediğim bizim tasarım delili, geçen program bahsettiğim hassas ayarlar, bugün bahsettiğim kozmolojik delil gibi delillerin doğruluğunu kabul ettiğimizde Budizm otomatikman alternatif olarak elleriz. Yani evrimleşen Allah'ın Allah algısı o zaman. Yani ilk insana Budizmle ilgili bir din esinleniyor insana sonra onu değiştiriyor ama Allah'ın kafasında ayrı bir şey herhalde. Dinlerin evrimiyle karıştırırsa dinlerin evrimiyle ilgili bizim tarihsel hiçbir verimiz yok. Önce şu din vardı şuydu. Biz insanlık tarihi hakkında milattan önce 3000 yıl kadar civarından başlayarak o dönemde de çok zayıftır yazılı kaynaklar. Bu döneme kadar aşağı yukarı 5000 yıllık bir zaman hakkında onun da çok az bir kısmında bol belge olacak şekilde konuştuğumuz için... Ama İslam olmadığını biliyorsunuz en azından. İslam olmadığını. Aslında Pelin Hanım çok güzel bir şey söyledi demin. O da gerçekten iyi bir tevil program... Hayır, tevil değil. Hayır, tevil değil. Bu Kur'an'ın ifade ettiği bir şeydir. Kur'an'a göre İslam ismi... Nerede ifade ediyor? Bunu da bana... Ben bulamadım. Peki onu. Ben size söyleyeyim. Siz bulun. Şimdi Kur'an'da baktığınızda İslam, Allah'ın tarih boyunca gönderdiği dinin adıdır. Bunun da bir örneği şudur. Hazreti İsa'nın yanındakiler de biz Müslümanız. O zaman Resullerime demesi gerekmez miydi burada? Çünkü bir önceki hepsini kapsayan bir din. Resulüm diye tek bir Resulden söz ediyor. Yok, öyle değil. Kendinden önceki dinleri iptal mi etmiş? Çok açık bir şeydir. Bu sizin de bile rahatlıkla kabul edeceğinizi zannediyorum. Kur'an'da çizilen manzara şudur. Tarih boyunca bir peygamberler zinciri vardır. Peygamberimiz zincirden bir halkadır. Bu çok açık. Ama söz... Resullere şimdi insanların bir kere ontolojik kısmı hepsinde aynıdır ve aynı olmak zorundadır. Ontolojik kısmı nedir? Allah vardır. Geri kalan bütün varlık, evren, insan Allah sayesinde var olmuştur. Ondan sonra eskatoloji dediğimiz felsefe olarak şey, öldükten sonrası kısmı ahiret vardır ve insanların fiilleri de oradaki yerinde etkili olacaktır. Bu kısmı hepsinde en temel kısmı aynıdır. Ahlakla ilgili şeylerin birçoğu aynıdır. Ufak tefek belli farklılıklar emirlerde olabilir. Hatta namazı, orucu, kurbanı, bütün hemen hemen pek çok dinde var. Fakat farklı olan şey ibadetlerdir. Peygamberimiz o yüzden Kur'an'da sen hangi ibadet örneğin? 5 vakit namaz var mı? Şimdi bakın diğer... Ama bir şey söylüyorsunuz ben. Ama ne yapayım yani şimdi? O bir şey söylüyor. Başka konuyu ben açmıyorum ki. Yok peki söyleyeyim. İbadetlerdir. Bu bir tezdir. Değil mi? Ben bu tezi anlamak istiyorum. Hangi açıdan farklıdır? Uzun. Yani bu bizim format açısından çok uzun bir konu. Bu programın konusu değil. Sizin dediğiniz şu. Peygamberimizin vurguladığı şeylerden biri. Ben peygamber içinde bir türedi değilim der. Yani bu ilk defa gelen mesaj değil. Daha önceden benzerleri geldi. Mesela ben bir farklılık söyleyeyim size. Diyor ki Kur'an size sadece leşi, farklılık sorduğunuz için bunu anlatıyorum. Nasıl farklılıklar var? Size sadece leşi, kanı, domuz etini Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlara haram kıldık diyor. Fakat ondan sonra Yahudilere dönük diyor ki Yahudilere diyor iç yağlarını da haram kılmıştı. Mesela bakın burada bir farklılık var. Ve onlara diyor Yahudilere mahsus olmak üzere diyor cumartesi günü ibadeti kılmıştı. Ha buradan bir bakarsak Hristiyanlığa mesela içkiyi, şarabı ayinin parçası yapıyor ama Müslümanlığa örneğin haram yapıyor. Mesela bu tür farklılıkları da sayalım. Olabilir. O da yani Hristiyan kadın başını örtmeyebiliyor ama Müslüman kadın saçının bir telini yani bazı farklılıklar var ibadetlerde. Şimdi benim demek istediğim şu, temel ontolojide, çok temel ahlaki kurallarda öldürmeyeceksin, çalmayacaksın gibi farklılık olamaz. Bir de ibadet olması gibi temel bir şey aynıdır. Yani mesela her birinde belli bir şekilde Allah'a dua etmek, yönelmek vardır. Ama dediğiniz gibi uygulamaların bir kısmında farklılık vardır. Hristiyanlıkta içki olup olmadığını biz bilmiyoruz. Ben o konuda değil ama olsa da yani bana göre çok sorun olur. Yani İsa'nın kanı. Yani şimdi bu geleneksel olarak böyle artık. Yani bunu bilmiyoruz. Hayır bilmiyoruzdan kastım şu. Hristiyanlığın içinde de belli tartışmalar var. Ben onlar içine girmeyelim diye diyorum. Ben şimdi itaat ve bu tablonun içerisinde diyor ki ben size insanlık tarihi boyunca getirilmiş birçok dinin en iyi yanlarını belki de kendince seçiyor. Dinleri yarıştırmayız birbiri, hepsidir. Neyse Resulüm aracılığıyla diyor bunları size tekrar hatırlatıyorum diyor ve bunun adı ibadet olarak diyor. Kulluk. Kulluk diyor ve bu kulluk... Aslında ibadet kelimesi daha doğru Arapça kelime de fakat Türkçe onu da söyleyeyim. İbadet kelimesi çok daralarak girmiştir. Ondan namaz, oruç gibi anlaşılmış. Tabii zaman herhalde bitiyor. Evet. Ondan sonra ona uymazsan eğer ondan sonra sizin edebi analize, metin analiziyle aslında onu demek istemiyor dediğiniz ceza faslına geliyoruz. Şimdi bakın bu ilginç gerçekten. Hani bilinmek istiyor ya anlıyorum, sevilmek istiyor ya anlıyorum, itaat edilmeyi de istiyorum. Ama o yarattığı o zavallı varlık biz bunu hakkıyla yapamazsak bize... Peki demin Hitler'e ceza vermeyi makul ve uygun bir şey olarak gördünüz. Biz ama bu öyle şunu işleyene demiyor. Peki onu diyorum siz bana insanlara... Bana diyor ibadet etmeyene, bana diyor yani beni kastediyor. Hitler'i kastetmiyor. Bana inanmıyorsan sen diyor. Bana itaat etmiyorsun Hitler de giriyor ama Hitler de itaat etmiyor. O ayrı ama burada niye en kötü örneği alıyoruz? Ben varım burada ya. Hitler'e gitmeye ne gerek var? Peki. Beni kastediyor öncelikle. Şöyle bir açıklama getirebilir miyim ona? Bir cezaları deneyim. Ama saysaydım keşke ya. Ben nelerle... Tamam. etler dökülüyor falan okey. Yani okuduk onları biliyorum da. Cehennemden bahsediyorum. Yani bunun bir tevil edilecek bir yanı var mı? Bu bir metafordur falan filan. Bir şey söyleyeceğim size işte. Söyleyeyim. Bir deneyin onu mesela. Hı-hı. Şimdi insan ne için yaratıldığına inanıyordum ben biraz önce ne demiştim? Kur'an'dan anladığım kadarıyla. Bilmek dediniz. Bilinmek üzere. Bilinmek istiyor dediniz. Kafir neye deniyor Kur'an'da? Kafir ne demek terim olarak? Gerçeği örten demek, örtmek. Bu açık gerçeği özellikle örtmek. Bakın yani benim, sizin durumunuzu bile tarif etmiyor olabilir. Bakın, Allah, siz oraya bunu, bile o perspektiften bile giremiyorum yani ne olur içine. Biraz geniş düşünmenin kime ne zararı var? Yani sözde sizin geniş düşünceli benim dar olmam lazım. Bırakın da ben bir coşayım şöyle. Peki, bakın şimdi bu ben düşüncenin... Ben nasıl toparlayacağımı düşünüyorum. Yok, ben susacağım şimdi. Çok kolay, ben size topu atacağım hemen şimdi. Hı. Bilinmek için yaratıldık ya biz. Ve bu ne diyeceğim şey oldu karıştı. Bilinmek için yaratıldık ve bazılarımız özellikle bu gerçekliğin üstünü örtüyor. Bütün evrendeki her bir zerrenin yaratılış amacına aykırı hareket etmeyi bilerek ve isteyerek seçiyor. Yani evrendeki bütün varlıkların her bir zerrenin varlık nedenine tecavüz ediyor. Şimdi siz bir yaratanın zihniyle tabii ki ekstrapolasyon yaparak yani aktarma, dönüştürme yaparak düşünürseniz istemli olarak bakın sizin yaptığınız masaya koyup tartışmak ondan çok daha başka bir şey söylüyorum. O tarihsel anekdot olarak Ebu Cehilleri falan düşünün. Peygamber gözünün önünde olmasına rağmen o kadar iyiliğine vesairesine rağmen inanmayan o figürü düşünün. Anladım. Bu figürün cezası nasıl bir şey olacak? Şimdi, bu figür neye sebep olacak? Neler çıkaracak? Bir basit bir örnek hani dediniz ya canlandırma yap. Zinciri kurun bir de onu Hitler'e götürün. Yani Hitler'e götürmeyeceğim. Şöyle daha basit bir örnek vereceğim. Ben bir tarih öğrencisiyim diye düşünün. Ve ben tarihçilerin kutbu Halil İnalcık Bey'in Rahliye tedrisinden geçtim. Yani tarih cahilin biri olarak girdim üniversiteye ve gerçekten tarihle ilgili bütün kapıları benim önümde o açtı. Gerçekten çok muhteşem bir varlık ve ben ama nankörün önde gideniyim. Ya da bir şekilde kafamda bir kör nokta var. O da neden kör nokta var? Bir şekilde yaratılışımla ilgili bir problem herhalde. Kasıtlı bir kötülük abidesi değil. Ben her gün tavukları öldürüp kedilerin kuyruğunu şeyle basmıyorum. Sadece böyle seçiyorum. Ve Halil İnalcık Bey de bunu o da insan oldu değil mi? Egosu var. Ya bu öğrenciler bizi takdir etsin. Bu kadar da şey veriyorum diyor ve benim bu şeyimi duyuyor. Ve ben hatta makara geçiyorum onunla. Ya Halil İnalcık da Allah aşkına diyorum ne anlıyor Allah aşkına arşivlere girmiş bilmem ne herkes daha iyisini yapar. Ve Halil İnalcık Bey bunu duyuyor ve bana benim etlerimi böyle kerpetenle yoluyor, yakıyor, kaynatıyor. Ve bu sizce Halil İnalcık Bey hakkında ne düşündürür size? Halil İnalcık Bey'in böyle bir yetkisi yok. Tanımıyorum dedim. Ya sadece dedim ki kim bu Halil İnalcık yahu dedim. Bey'dir. Sıradan bir adam dedim. Hiç de takmıyorum dedim. Yoktan yaratıp bakın yoktan yaratmak, hayatı vermek daha ve tarih öğretmek arasında çok büyük var. Düşünebiliyor musunuz daha yüce bir varlık, daha kamil, daha affedici, daha anlayışlı. Bizim onun karşısında ne kadar bir küçük. Yahu ben onu yarattı, beni yanlış yaratmışlar. En fazla dersin ki ben bu kadını yanlış yaratmışım. Böyle görürseniz bu felsefeyi anlayamazsınız. Siz Tanrı'nın parçası olarak yaratılmışsınız. Ya düşünebiliyor musunuz? Şöyle dersin siz ben nasıl bir varlık ne nankör, ne kadar büyük hata yapmışım ya fabrikasyon hatası yapmışım. Der ve beni gülerim ben kendime ben gerçekten o yarattığıma gülerim Siz bu evrende Allah'ın bütün ilminin içerisinde onun bir parçası olarak yaratıldığınıza iman ediyorsanız eğer bir Müslüman olarak bunu örtmek yani bunun kafir noktasında kalmak. Örtüm ben zavallı bir insanım ya bütün içerisindeki yerinizi bozmaktır. Cincik cincik doğrayıp kaynatmakla yüzmek gibi bir ne suç işledim ben? Sadece ben fabrikasyon hatasıyım ya besbelli. Bu ne olur önce bir cezayı halledelim sonra cezanın niteliğine girelim olur mu? Önce bir ceza lazım. Yazmış ceza değil yazmış adıyla yazmış cezaları. Ben uydurmuyorum. O gerekir demiş hepimiz varlığını kabul ediyoruz kimse itiraz etmiyor. O zaman neyi konuşuyoruz? Ceza var bir sıkıntı yok. İslam'ın en temel şeylerinden bir ahiret ödül ve ceza oldu. Yani ceza gerekli mi gereksiz mi? Siz bana herhangi bir sistem gösterin. Ben şahsen kendisine teessüf ediyorum. Edin siz o sizin kendi Bey'e teessüf ediyorum yahu vallahi beni böyle cezalandıracağını bilsem zaten ona kamil adam demezdim zaten o tapılmayı hayran olunmayı hak eden bir adam size? Bir sistem meğerse. Varsa, ben yanlış yapmışım derim biliyor Ayşe musunuz? Ayşe Hanım, bir sistem varsa ve yaratılmışsa siz bana herhangi bir sistem örneği gösterebilir misiniz ki arızalı giden bir şeyi çıkarıp atmasın ya da bir ülke sistemi gösterin, suçluları cezalandırmasın, başarıları ödüllendirmesin. Ya, böyle bir işte sistem gösterebilir misiniz? Değil mi? Ya bu bir yaptırım olmasın. Ya, yani bu nasıl tamam, bir düzendir? Beni herhalde yarın Allah'ın bir şekilde benim cezam vermesini bekliyoruz. Gerçekten ben bekliyorum. Sizlerle ilgili bir iddia. Ben hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Hiçbirimiz bulunmuyoruz. Siz de bulunmayın. Ben bulunuyorum. Allah bilir. Fakat Allah'ın varlığını reddedince buralara gelmeniz normal. Allah'ın varlığını anladığınızda, evrene baktığınızda, bütün buradaki bu muhteşem şovun arkasında, bakın daha Allah'ın varlığını anladığınızda bu olayıya da bakışınız her şeyde yani, yeni bir bakış kazanır. Allah'ın varlığını anlayıp dursanız, anlamadığınızda bakın, azabı olabileceğini de anlamazsınız doğal olarak. Naturalist olsanız anlarım, deist olsanız yine anlarım ama teist olup da hem de Müslüman olduktan sonra bu kadar bakın daraldıktan sonra gerçekten benim için siz çok daraltıyorsunuz kendi yarattığınız ilahın şeyini. Ben iki hafta sonundaki... Ben şurada okumadım ayetleri. O ayetler yüce bir varlığın dilinden çıkmış olamaz. Kesinlikle çıkmış bakın, olamaz. Onları söylemesi bile rahmettir. Başımıza geldikten sonra haber vermemiştim peki. de. Şimdi yani o zaman insanın başına gelecekleri nasıl ki bir doktor da ileride hastasının başına ne geleceğini söyleyip de önceden uyarması bir zaten, aslında bir rahmetse Allah'ın da baştan uyarması bir rahmet. Zaten şöyle bir durum var. İşin sonunda ne olacağını hiç kimse bilemez. Yani senelerin, günlerin, saatlerin ne getireceğini. Belki biz cehennemlik olacağız. Ayşe Hür cennetlik olacak. Yani hayır. Biz zaten bilemeyiz. Hiç kimseye. Ama öyle gerçekten aslında teoride öyle İslam inancı bu. Sen diyor bilemezsin diyor tabii. Bakın ben Ayşe Hanım'ı kırmamak için bundan çok özen gösteriyorum. Çünkü yarın ben herkese potansiyel halife gözüyle bakarım. O da kendisi de öyledir. Benim inancım bunu emrediyor. Dolayısıyla ya bir şey yeter ki günümüzdeki Hazreti Ömer, bir dakika, cahiliye döneminde Hazreti Ömer kendi çocuğunu toprağa gömüp diri toprağa gömüp de devamında koskoca adaletin timsali halife olmuş Hazreti Ömer olmuş. Yani vallahi Pelin Hanım bence İslam tarihini benden iyi biliyor. Ben ondan ders almak isterim açıkçası. Ben iki haftadan öğrendiğim bir cümleyle söyleyebilir miyim? Bu iki haftadan bir şey öğrendim. Çok doğru bir din seçmişim. Yani hakikaten bunları tartışmama imkan verdiği için Allah'a şükrediyorum. Yani bunları çok dinde tartışamazsınız. Ben de tabii buradaki yani gerçekten ben programın kim ne derse desin galiba sonuna geldik diye diyorum. Ben yani olumsuz bana da yazanlar şeyler oldu. Ben her şeye rağmen herkesin düşünmesi için, inancını gözden geçirmesi için o yönde veya bu yönde. Onun yorumunu artık yapmayacağım. Ben bu programa çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ondan Hallacı Mansur'un çağında nasıl düşünüyorlardı acaba? İyi ki biz bu dinde Hallacı Mansur yaşanırken. Hallacı Mansur bu din sayesinde. O gün ne derdiniz acaba merak ettim. Biz gerçekten Müslümanların eleştiri oklarının dışarıya değil kendi içlerine de oldukça sık dönmesini, kendilerini ciddi bir eleştiriden geçirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Peki. Tek bu programla üzüldüğüm şey bu bizim iç eleştirilerimizle ilgili bir şey de söylemek istiyordum. Evet, vakit kalmadı ama ben programın yararlı olduğunu düşünüyorum. Öteki gündeme de bakın İslami açıdan kötü şeylerden biri şudur. Allah konusunun gündemde olmamasıdır. Öteki gündemde Allah konusunu gündeme getirdiği için teşekkür ederim. Ve farklı açılardan da konuşulduğu için ayrı çok bir programda bence her zaman her ayeti teker teker ama konuşmak. Her ayeti bence teker teker ben de çalışırım dersimi ben tamam. de konuşmak o zaman aynı isterim. Kadroyla bir başka program ben yine yapalım. Şey ben teke tek de çok teşekkür ediyorum. Caner Taslaman, Sinan Canan, Ayşe Hür çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ederiz izlediğiniz için. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Ebru Yücel'le Öteki Gündem'i hazırlıyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkürler. Hoşçakalınız.